topladın, ne oldu karşı? Sonuç ne oldu? Yani sonuç ne ben değiştim ne onlar değişti. Ben değişmedim. Yani değişmedim derken durduğum yer belli. Durduğum yol itibariyle değişmedim. Yoksa kendi iş dünyamda birçok değişiklikler yaşıyorum. Halen de yaşıyorum. Yani bir insan bir gelişim varlığıdır. Tarif varlığı demek, gelişim varlığı demektir. İnsan tarif varlığıdır, gelişim varlığıdır. İstese de işte mesela özler ve toplumsal düzeyler, yani bireysel ve toplumsal düzeyde değil, birçok gelişime açıktır. Koşullar, şartlar, ihtiyaçlar, bunu hep konuştuğumuz için üzerinde fazla durmayalım. İnsanı zorla, yeni şeyler üretir, yeni miras, yeniden miras bırakır. Her miras bırakan yeni bir dünya kurmaya sebeptir. O yeni dünyanın içinde yeni koşullar, yeni ihtiyaçlar, yeni talepler, yeni zorlamalar, yeni şartlar, her neyse karşı karşıya kaldığımız cephar olarak, efendime söyleyeyim, yeniden yeni bir şey üretmek zorunda bırakır bizi. Yani kalıcı bir dünya yok. Belki Osmanlı'nın en büyük kusuru bu oldu. Kalıcı dünya yarattılar. O kalıcı dünyanın içerisinde değişimi nötr hale getirdiler. Ekonomi, siyasi alanda nötr hale getirdiler. O zaman ne oluyor? İş dünyada değişime sebep yok ama dış dünyaya karşı taraf olduğun bir noktada efendime söyleyeyim. Karşı karşıya kaldığın değişimleri efendime söyleyeyim bir şeyler üretmek zorunda kalıyorsun. Ama Osmanlı'nın yaptığı karşı karşıya dış kuvvet olarak etken neyse ona karşı bir değişmekti. Amenna. Ama içeride o karşı duruşa karşı besleneceği argümanları güçlendirmediğin zaman, yenilemediğin zaman geri kalmak zorunda kalır. Geri kalmak demeyeyim de, geride kalma durumunda kalırsınız. Osmanlı'nın beken bir kusuru vardı. Yani sizin onu besleyecek şeyleriniz de olmalı. Yani dışarıda efendime söyleyeyim bir şeyler, yani Osmanlı'yı vermemin sebebi şu, yani İnsan gelişim varlığı hem dışarıdan gelen etkenler hem de sizin içeriden zorlayıcı etkenleriniz nelerse. Ona göre yeniden bir şeyler üretmiyorsanız sıkıntı büyük. Sadece dışarıya göre üretirseniz, üç dünyanızı yeniden yapılandıracak şeyler üretmezseniz, yani sağlam bir zemin edinmezseniz, karşılaştığınız koşullara göre sağlam bir zemin üretmezseniz, vesveselere de açık bir tarafınız olabiliyor, karşı saldırılara da açık bir tarafınız oluyor. Manipülasyona açık bir tarafınız oluyor. Onun için hem iş dünyanız çok kuvvetli olmalı, yeniliklere açık olmalı, hem de gelen şeyler karşılayacak potansiyelde yeniden yapılandırmış olabilirsiniz. Halen hakikat tarafıyla duruyoruz, ammenna, ama hep değişerek duruyoruz. Hani geçen hafta özellikle bir şey söyledik, eskiler ne derdi? Terki dava, terki dava. İyi, ne yapalım terki dava? Terki dava, davayı hakka bürünmektir. Eğer davayı hakka bürünmüyorsan terki dava naif bir insan olmakta kalırsın. Ve dünya sizi naif bırakmaz. İlla bir yerde zorlar. Naif olamazsınız yani. Bu dünyanın gerçeği bu. Evet, karakter olarak belki naif olabilirsin. Alemde ilişkilerinizde naif olmamanız gerektiği yerlerle de veyahut da efendim, durumlarla da karşı karşıya kalıyorsunuz. Terki dava, davayı hakka bürünmek de gerektiği yerde iradeni de gösterebilmek. Evet, ben hak hakkın temsilcisiyim. Ben hak hakkı namus edinmişim. Hani geçen hafta hak hakkati namus edinmiştik, değil mi? Yani kendi değerin, öz değerin namusundur. Öz değerin arkasında durmalıdır. Amen. Ha, hak hakkati değer edinmişsen namusun olarak arkasında durup davasını edinmişsin demektir. İstesen de istemesen de. Peygamber söylüyor, sağ elime güneşi, sol elime dünyayı verseniz ben vazgeçmem diyor yani. E hadi göster bakayım aynı şekilde. E birçok öğren göstermiş. Dillerine aynı söz. Farklı bir şekilde karakterize edilmiş olarak çıkıyor. Dönen dönsün ben dönmezem yolundan, istediğini ver ben dönmezem yolundan vesaire gibi birçok nefeste, birçok doğuşlarında dile getirmişler. Gene aynı söz söyleniyor aslında. Yani zaman değişti, koşullar değişti, şartlar değişti ama hak hakikatin davasını gütmek değişmedi anlamındadır. Evet, belki 1400 sene öncesinde yaşamıyoruz ama hak hakikat gene aynı hak hakikat. Değişmiyor ki. Tavizimiz olmaması lazım. Şuna göre buna göre yaşayamazsın veyahut da her şeye karşı olarak yaşayamazsın. İmkan yok. Biz şuna göre buna göre değil, hak hakikate göre yaşarız. Amenna. Ki böyle de olması gerekiyor. Hani batıya göre, komşuya göre, değil mi? Doğuya göre. Ya bir de hak hakikate göre yaşayalım kardeşim. Bir, iki. Doğuya muhalefet, karşıya, efendim batıya muhalefet, komşuya muhalefet. Efendime söyleyeyim, muhalef olsun diye muhalefet, yani her şeye karşıyız ya. Yani. Öyle bir şey de var, hani çarşı her şeye karşı dedikleri.
Ona muhalefet, muhalefet olsun diye muhalefet değil. Doğru olan varsa, hikmet diyor müminin kayıp hazinesidir. Arap bir bedevide dahi olsa gitsin alsın. Çünkü o senin hazine, sana dair bir şey var. Eğer hak hakikate dair batıda bir ürün varsa almak zorundasınız. Doğuda bir ürün varsa almak zorundasınız. Yani her şeye karşı olmakla da bir şey olmuyor. Evet, ki tevhidin gereğidir zaten her şeye karşı olamamak. Hüsnü zan ile bakmak. Orada bir hikmet ceylan ediyorsa hikmetini al. Doğru olmayan bir şey varsa hak ve hakikat kıyasınca, değil mi? Senin tevhid anlayışınca orada dur. Ama doğruya dair bir şey varsa, hak ve hakikate dair bir şey varsa onunla bak, onunla yürü, hayatına taşı. Ammenna. Ve bunlarla beraber hiçbir zaman davandan da tersleşmeyecek şekilde yaşamayı öğren. Bakın geçen hafta 3 tane örnek verdik. Birisine tinde acı var, pardon, Kur'an'da efendime söyleyeyim, fiziksel acı var, tinsel acı yok. Fiziksel mükafat var, tinsel mükafat yok. Yani ben nasıl okuyorsunuz? Ben anlamıyorum ki yani. Yani nasıl bir gözlükle okuyorlar, nasıl bir anlayışla okuyorlar, ben bunu anlamıyorum. Geçen hafta gerekçeleri söylediğim için bir daha üzerine durmayacağım. Veyahut da şu ayet bak böyle söylüyor, bak işte uyduruktan bir yerini buldum. Yani hepsini gerekçe, bak sözünü gerekçelendirerek, bu sözün arkasında da gerekçelerek Kur'an'ı tamamıyla itibarsızlaştırma durumuna getiriyor. Evet, durduğu yerde ateist adam yani yapabilir, ammenna. Ya buna karşı gelmek adına değil, gerçekliğini dile getiremediğin şey varsa vesveseyi yutarsın. Ayetin okunması öyle değil kardeşim, yani yanlış okuyorsun, bak jeolog olup veyahut da felsefeyle uğraşman doğru okuyacaksın anlamına gelmiyor demek ya. Çünkü bazen oluyor ki her insanın kör noktası oluyor. İnanışınız hangi veçeden geliyorsa o veçe sizin kör noktanız olabiliyor. Kör noktanız oluyor. Ve peygamberin hüsnü zan dediğimiz bir ahlakı var, yitirmeyin. Hüsnü zan demek şu demek, kör noktalarınızı aşın demektir aynı zamanda. Yani birçok anlamı taşır. Yani bir şeye hikmetiyle bakabilmenin gereğidir hüsnü zan. Güzel bakabilmek, olumlu bakabilmek, oradaki hikmete mazhar olabilmek. Yani burada bir şey dönüyor ama ne dönüyor anlamıyorum, bir anlamaya çalışayım. Veyahut da efendime söyleyeyim, ya bu filanca işin kötü söylüyor. Olabilir, onda bir hikmet ceylanıyor diyordu. Ya ben görmedim, tanık olmadım. Ya Rabbi sen hayırlar ihsan eyle, rahmet eyle. Veyahut da bugün aklıma geldi, birden şey oluyordu, neydi, evdeydim herhalde, birden ambulans mı, itfaiye mi, ard arda arabalar geçti, ha dedim kötü bir olay var, Allah rahmet eylesin. Sonra insanın aklına hemen de vesvese geliyor, ya kötü bir insansa filan. Olabilir ama yani hak ettiğini bulmuştur, yani niye rahmet diyor, değil mi? Olabilir kardeşim, olmayacak diye bir şey yok ama ben ona tanık değilim. Ben nedenini bilmiyorum. Benim emrolunduğum, benim için farz olan, peygambere de farz olandır. Rahmet olmaktır, rahmeti dilemektir. Ya Rabbi sen rahmet eyle. Belki ufacık tefecik atlatırlar, ders alırlar, giderler yollarına devam ederler. Yani sen el uzatacaksın ve aynı farz, hepimize farz olandır cümlemize. Yani rahmet olmak, eğer müminsek, müslümsek, ümmetsek, alemlere rahmetiz demektir. Rahmeti önceleyeceksin anlamındadır. Rahmeti önceleyeceksin. Ya alemlere rahmet olsun diye gönderdik demek, rahmeti önceleyen bir insan olacaksın demektir. Yoksa genel anlamda hani fantastik ulaşıyor. Bak bir kişi bütün alemlere rahmet. Ya hakikaten öyle bütün alemlere rahmet olmadı mı sonuçta? Rahmeti öncelemesiyle. Aynısını sen yapacaksın. Başka bir şey değil yani. Ne kadar rahmet olursa. Ayet, kötülüğü iyilik yasa. Bak rahmet ol. Biri size bir şey yaparsa, bir mukavele daha fazlası yok. Bağışlarsanız daha eftaldir. İşinizi Allah'a ısmarlarsanız mükafatınız Allah katında. Tamamıyla dizgesinde rahmet öncelenmiyor. Mesele de bundan ibaret yani. Veyahut da başka bir arkadaş çıkıyor, efendime söyleyeyim, ya tarihselci bu ayet orada kalsın. Öbürü efendime söyleyeyim, rüyalar böyle değil. Ya nasıl okuma yapıyorlar bilmiyorum. Bu en büyük problemlerimizden bir tanesi şu. Batı kaynaklı düşündüğümüz zaman böyle bir sıkıntıya geliyor ama burada batı kaynaklı dedirken şunu kastederek söylüyorum. Pozitiviz bir zihniyetle ve ne sorusunun kalıplarıyla düşünen bir kelamcıysa yani bu gibi çelişkilerle çok böyle rast gelebiliyoruz mesela. Mesela Cündoğlu için bir kavram var ya, o varsa oryantalizm muhafazakar demektir. Sebebi şu,
Yani böyle bir saçma bir kavram olur mu? İronik bir kavram yani. Hem oryantalist olacak hem muhafazakar olacak yani. Yani kendi kültürüne oryantalist bakan, ki öyle bütün şeylerinde görünüyor. Ama kendisini de belli bir cemaaya ait olarak da gösterdiğin zaman böyle ironik bir vaka çıkıyor ortaya. İronik olduğunu belirtmek için güzel bir kavram olur yani. Yani bu aşağılamak için söylediğim bir şey değil. Yani Kur'an böyle okunmaz. Eğer halen birileri çıkıp da diyor ki, diyorsa Kur'an çalışacak insan bulamıyorsak o zaman ayıp size. Hakkıyla okumuyorsunuz, hakkıyla üzerine düşmüyorsunuz. O özveriyi göstermiyorsunuz. Siz gösterin, Allah size kapı açıcıdır. Ya bu nasıl bir Allah inanışıdır? Soru sormasını unutmuşuz Allah'a ya. Herkese soru soruyoruz. Nefsimizden dolayı, şundan dolayı. Ya bir Allah'a soru sorun ya. Soran sordu diyor. Cevabını veriyorum diyor. Sorun ya. Yatmadan önce bir soru sorun ya. Patlatın yani. Ya Rabbi ya merak ettim, şu nedir? Ya Rabbi şöyle bir yerde çaresiz kaldım. Bunun cevabı nedir? Vesaire gibi. Ya bir yerden cevap gelir. İstisnasızdır bu. Muhatabınız Allah'sa o da sizi muhatap alacaktır. Biz Allah'a muhatap alamıyoruz. Çünkü imrancımızda zafiyet oldu. Tevhidi halen alemle aynılığa taşıyorsak ve alem üzerinde oluyor, toptancı bir düşünceyle yeni bir şey üretmeniz imkan yok zaten. Efendim vahdede vücut işte psikolojik olarak da şunu getiriyor. Neyi getiriyor? Her şeye duyarlı olmayı getiriyor. Başka? Allah'ın hak ve hakikatine dair bir şeyiniz var mı? Yok. Bakın geçen haftalar önemli bir argüman kullanmıştık. Neydi? Aynı değil, ayrı da değil. Bunu özellikle üstüne düşe düşe kullan. Dört veçeden kullanmıştık. Neydi bunlar? Efendime söyleyeyim. Tenzih ilkesi olarak kullanmıştık. Yaratımın ilkesi, tenzihin ilkesi. Yaratım ilkesi demek ontolojik bir durum. Yani söylediğimiz kavramın ontolojik karşılığı var. Tenzih ilkesi demek epistemolojik bir karşılığı var. Çünkü tenzih bilmeyle de alakadar, yaşamsal bir tarafı da var. Deneyimsel ve efendime söyleyeyim teorik olarak bilmeyle de alakadar. Yani Allah'ı tenzih ediyorsan epistemolojik bir şey yapıyorsun. Yani aha o değil, o değil, aha böyledir, böyledir demelere başlıyorsanız, ha la ile illallah da bunu şey ediyorsanız, anlamlı olarak da size bir şeyler veriyorsa yöntem olarak, değil mi? La la la, yani soyutlama, değil mi? Tenzih yapıyorsanız burada bir bilme ediminden bahsediyorsunuz, bir yöntem. Ammenna. Ama aynı zamanda yakinlik ilkesidir demiştik. Bu çok önemli. Bunu Kur'an-ı Azimşan'da bir ayet karşılığı var. Unutmuştum. Hatırlatmak için söyledim özellikle bunu da. Bıraktıklarınız kadar erersiniz bak. Hani aynı değildir. Efendime söyleyeyim birçok tanımı Kur'an'da var. Birçok ifadeyle bunu söylüyor. Ben alemlerin nuruyum derken de söylüyor. Elhamdülillah Rabbül Alemin kendi söylüyor. Yani bir şahıs olduğunu. Alemlerin kendisi değil, Rabbi olduğunu söylüyor. Alemlerin nuru, yerin ve göklerin nuru olduğunu söylüyor. Yerler ve göklerin kendisi olduğunu söylemiyor. Değil mi? Ha bu ifadelerden var. Ama aynı değil ve ayrı da değilin. Gerekçe olarak efendime söyleyeyim gerçekliğine tanık olacağımız bir ayet daha var işte. Bıraktıklarınız kadar erersiniz. Ya bir aynılık yokmuş yine bırakıyorsunuz yani. Aynı olsan niye bırakacaksın ki zaten? Zaten hakka hakkım ben ya. Yaşıyorum yani. Aynı değil. Aynı insan o zaman bu seyir-i sefer mücadeleniz ne? Tasavvuf dediğimiz peygamberlerin getirdiği de bir mücadele, seyir-i sefer mücadelesi değil mi? Kıble-i istikamet. Demek ki bir ayrılığa düşmüş var ki, bir ayrılık var ki. Bir aynı olmayış var ki, o aynı olmayıştan aynı oluşa doğru bir yürüyüş var. Ki bunu da Kur'an-ı Azimşan'da bir özellikle söylüyor. Bıraktıklarınız kadar erersiniz. Demek ki bir aynı olmayışın bırakılması gerekenler var ki, ki erme gerçekleşsin. Kur'an okurken dikkatli olun, unuttuğumuz bir ilkeydi. Geçen hafta birçok ilkeden bahsetmiştik. Daha önceden de bahsetmiştik ama özellikle böyle eksik kalmasın diye. Yani takip eden arkadaşlarımız varsa, Kur'an okuyacaksanız aynı zamanda Kur'an tipolojik bir kitaptır. Kimlik ve karakter ilkesiyle okuyor. Yani hüviyet kitabıdır çünkü. Çünkü ahlak, bakın, değerler kitabıdır. Efendime söyleyeyim. Neyi önce, değerler kitabı dediğin zaman neye göre okuyorsun? Neyi önceleyeceksin, neyi öncelemeyeceksin? Allah için değer ne? Senin insan için değer ne? Ve insanın değerler alanında ne değerdir, ne değer değildir, neyin değer olması gerektiği, neyin değer olmaması gerektiği veyahut da değer ise de hangi düzeylerde yaşanması gerektiği.
Ama nedene bağlı bir değerde mi yaşayacaksın? Atamızdan görmedik. Bak bir değerden bahsediyor diyor. Atamızdan görmedik. Ona göre mi yaşayacaksın? Yok ya, hak hakikat önüne gelmiş, onu değer edinecek mi yaşayacaksın? Veyahut da gelecek olarak önüne sunduklarına bak, sonun bu olur, sonun bu olur. Değil mi? Buna göre bir değer algısı mı? Yani sonuçlara bağlı olarak konuşan bir kitaptan bahsediyoruz ve sonuçlara bağlı olarak okuyor. Size sonuçlara bağlı olarak okumak demek sırat-ı müstakim demek. Yani sonuç alacaksın. Ve sonuçlardan sana konuşuyorum. Yani test edebilirsin. Test edin ya. Basit yani. Kur'an'ı açıp bir ayet alın. Ben bunu test edeceğim ki bütün hayatınıza adayın ya. Emin olun sonuç alırsınız ya. İyi veyahut da kötü ya. Kötüyü sonuç edineceksen, efendime söylüyorum, hani kötüyü deneyimleyeceksen, sana söyleyecektir en son sonucun cehennem olacak diyecektir. Karşı karşıya kalırsın ya. Ha, cehennem olarak kastettiğimiz acilete düşmekse, huzursuz yaşamaksa, yarınını öngörmeden yaşamaksa, buyur test et yani. Söylediği bu yani. Öngöremediğin bir geleceği yaşamaktır. Huzursuz yaşamaktır. Selamsız yaşamaktır. Cennet dediğin selamlı yaşamaktır ya. Aziyetten kurtuluşun yurdudur. Mesela dualardan bahsettik. Eksik bir noktaydı. Orayı da toparlayayım. Hani bu konuda aziyetten kurtulmaktır deyince aklıma geldi. Dua başlangıçta, efendime söyleyeyim, sizin için Allah ile tanışmanın aracıdır, muhabbetin artmasının aracıdır, imanın aracıdır. İmanın artmasının aracıdır. Çünkü duanın kabulü imanı artırır, muhabbeti artırır. Ama ustal olarak da Allah'ın ispatının birebir tanık olan, gözlemci olarak, deneyimsel olarak birebir tanıkçısı olursunuz. Ammenna. Ama öyle bir alana gelirsiniz ki, öyle bir mertebeye gelirsiniz ki, yani Allah zaten biliyordur, Allah zaten görüyordur. Ammenna. Ne isteyeceğinizi bilmez duruma gelirsiniz. Ha, böyle bir taraf var. Ama bazen olur ki duanız artık kabul olmaz duruma gelir. Artık sen de katıl. Niye? Duayı veren, karşılığını veren senin hep dışında olandı. Artık sen gerçekleştir. Gerçekleştirdiğin senin üzerinden gerçekleşirken Allah'ını, Rabbini kendi üzerinde bul. Senin dışındadır. Bunu da söyledik. Değil mi? Bunlar üzerine konuşmuştuk ama duanın önemli bir özelliği var. Bunlar yaşandıktan sonra insanoğlu alemle ilişkilere başladığı zaman gene çaresiz kaldığı durumlar olur. Yapamayacağı şeylerle karşı karşıya kalır. Veya da efendime söyleyeyim, insani ilişkilerde huylar bulaşıcıdır. Çünkü dilimseldirler. Enerjiktirler. Alemde yayılımcıdırlar. Bulaşır. Söyle bana dostum, söyleyeyim sana kim olduğunu. Bulaşır. Bulaşı olacağı için birçok insanla oturup kalkarsınız. Birçok şeye açıksınızdır. Çaresiz veya bilmediğiniz şeyler vardır. Hani bildiğiniz dediğim, etkilenmişsinizdir ama haberiniz yoktur, bilmiyorsunuzdur. Böyle durumlar da var yani. Oturduğunuz insanın, yerine oturduğunuz insanın hali bulaşır. Vesveseye dair bir düşüncesi varsa emin olun bulaşıcıdır. Hali varsa bulaşıcıdır. Yani küfür ehli olup da yanına oturduğunuz kişinin hali size bulursun, emin olun küfür haliyle baktığınız olur. Eğer çok bir saf duyarlılığınız varsa, bulaşıcı olan şey size daha çok bulaşmaya başlar. Yani daha kuvvetli etkilenişiniz olur. Ha, bunun için gene dua lazım. Onun için Kur'an'ın Felak'tan Nas'a kadar bir dua silsilesi vardır. Yani Fatiha diyeyim. Fatiha'dan Nas'a kadar, özür dilerim. Fatiha'dan Nas'a kadar bir dua sesi var. Fatiha'da Elhamdülillah Rabbil Alemin Errahmanir Rahim Maliki Yevmiddin'e dua edersiniz. Ama hep sizin dışınızdadır. Ama Nas'a geldiğiniz zaman insanın Rabbi, bak alemlerden değil. Elhamdülillah Rabbil Alemin dediniz ama artık öyle bir tecrübe silsilesinden geçtiniz ki son ayete geldi, son sureye geldiğiniz zaman şu der. Malikin Nas, İlahen Nas. Değil mi? Min şerrü vesvesil hannas. Kulezü rabber nas, melikin nas, ilhan nas. İnsanların ilahı. Bak, alemlerin Rabbi değil artık. Gene alemlerin Rabbidir manası, gene içermek makas şeyiyle. İçermek anlamıyla beraber. Ama sizin dışınızda değil. Alemler üzerinde değil. Kendi üzerinizde okuduğunuz Rabbinizde. Rabbiniz olan, malikiniz olan, ilahınız olan. Ammenna. Dua gene devam ediyor. Min şerrü vesvesil hannas. Eleyzü vesvis durunmaz minel cinneti vermez. Sığınırım sana insin ve cinsin şerrinden, vesvesesinden. Çünkü onlarda da şeytan vardır. İnsinde de cinsinde de. Meğerlen bu şekilde okursak. Bak gene dua devam ediyor. Ama duada kaçırmayacağınız bir şey var. Sonuçta geldiğiniz zaman duanın o son mertebesinde başka bir şey görürsünüz.
Mümin dedik, aynı zamanda Allah'ın nuruyla nurlanansa feraset sahibi olmalı, basiret sahibi olmalı, tasarruf sahibi olması gerekendir. Bu mümin için olması gerekenlerdir. Müminin, efendime söyleyeyim ya bunlar olmaz, olabilir mi, böyle kişiler var mı gibilerinden demeyeceği şeyleridir. Çünkü doğal yürüyüşünüzde eğer müminseniz bunlar sizin zorunluluklarınız ya, mümin olmanın gerekliliklerdir. Çünkü mümin Allah'ın nuruyla nurlanan kişidir aynı zamanda. Ve bunlar da onun gereklilikleri yani. Ferasetle bakmalı, basiretle görmeli, efendime söyleyeyim, ve tasarruf sahibi olmalı ya. İradesi yerini bulabilmeli, düşünceleri yerini bulabilmeli. Eylemi bir şey yap, bir şeyse, gerçeğe dair bir şeyse, alemde karşılıklar oluşabilmeli mümin. Amenna ne konusu var alakası? Ha, dua ediyor ya, müminin duası onların ol dediği olurun karşılığıdır. Kur'an-ı Azimuşşan'da bir ayet var. Biz ol dersek olur, o ol derse olur. Bir ayet daha var. Onlar ol derse olur. Müminin duası, onlar ol derse olurum bir karşılığıdır. Duası geri çevrilmeyendir. Artık oldu o. Yani nasıl ki olun hayal gücünde bir karşılığı var. Ol derse olunmanın, değil mi? Aynı zamanda duada da bir karşılığı var. Sonra geldiğin zaman gene dua edersin. Ama oldurtan duadır artık. O öyle olacaktır. Şüphe mi var? Bitti. O dediğiniz olmaz yani. Yani duanız olmaz. Allah'a imanınız tamsa şüpheniz yoktur ve o olacaktır. Müminler niye geride kaldı? Gerekçe çok. Müminler geride kalmaz, onun altını çizdim. İslam kimliğinde kültürel düzeyde olanlar geride kalır. Geride kalmak neye göre geride kalmak? Yani referans aldığınız nokta ne? Ha, batıya göre geriye kaldıysa eyvallah. Yani teknik düzeyde geride kalmışız. Amenna. Hak ve hakikat düzeyinde mümin olan geride kalmaz. Hak ve hakikat düzeyinde batıya baktığınız zaman geridedir. Hani felsefi söyleyelim. Tanrı bütün seküler yaşamın dışındadır. Efendim siyasi alanın dışındadır. Onun dışındadır. Bunun dışındadır. İyi amenna. Tabi bu alanda baktığın zaman adamlar dışına ata zaten geride kalmışlardır. Tanrı dedikleri zaman Tanrı'nın gerçekliği nedir üzerine düşünme bile bitirmiştir. Kadim bilgelik tarihiyle yüzleşmek gerektiğini düşüncesi bile bitirmiştir. Ha işlerinde birkaç tane nefes çıkıyordur. Hani bunlarda bir şeyler var kardeşim, bu kadim bilgelik dedikleri bir şey var. Sonuçta yani bir kişi birbirlerinden bağımsız olarak nasıl aynı şekilde aynı şeyleri yapabiliyor, aynı şeyleri söyleyebiliyor ve ahlaka dair, değerlere dair bir şeyler üretebiliyorlar. Yani bunların efendime söyleyicisi olan, bunların peşine düşen insanlar da çıkıyor, çıkmıyor değil. Ama genel hakimiyet, hak ve hakikate dair geri kalmaktır. Bunu kendi çevremizde de görüyoruz. O pozitivist akılla okutulurken insan, bak pozitivizm yanlıştır anlamında bir şey kullanmıyor. Eğer pozitivizmi kullandığı alanıyla sınırlı bırakmazsak, beyinleri pozitivist bir akılla formatlarsak, o alanlarda kalkıp da arkadaş dine bakarsa, o zaman ateist bir adam yetiştirirsiniz. Yani başka bir şey yapmazsınız. Ne yapar? Adam der, abi ben bu suyu görüyorum, sen bu Allah'ı bana gösterir misin? Ölçeyim, biçeyim, bir tanıyayım. Ölçecek, biçecek ya arkadaş, nasıl ölçecekse. Ha. Öyle ölçülmüyor işte. Girersin huzuruna, çıkarsın dersin ya Rabbi, yani varmış böyle, ben öyle dua ettim. Ya Rabbi dedim, sana ulaşmaya imkan yok. Ben de ölçüp biçiyordum çünkü. Hiç yoksa dedim, yeryüzünde bir evliyanı göster, onu görelim, ondan sonra canımızı mı alıyor, ne yapıyorsan yap dedim yani. İlk önce bir tanışacağımız, yani bir şeyler olsun. Ha, imanımda şüphem yok yani ha. Ama ölçüyorsun, biçiyorsun yani, yukarıda bir Allah görünmez. Gene bak bir ölçme biçmeye gidiyorsun yani. Ha. Neyse ya. Evliullah ile tanıştıktan sonra Allah'la da tanışma nasip oluyor yani. İnsanda bulmadan Allah'a yürüyüş yok yani. Alemde bilirsiniz ama insanda bulursunuz. Kendinizde kavuşursunuz. Bunu slogan gibi söylüyorum ama hakikati budur. Seyri seferin tamamı da bu yürüyüştür. Yani bu anlayışta yürüyüşü. Alemde Allah'ı bilirsin çünkü ustaldır. Ayetleri üzerinden, delil üzerinden bilirsiniz. Bütün alem ayettir. Ayet demek delil demektir. Usta olan belirimleri üzerinden Allah bilinir.
Bilinir ama anlayamazsınız. Anlamak ayrı bir şey. Hikmetle tanışmakla alakadar bir şey. İrfanla tanışmak, tevhidle tanışmakla alakadar bir şey. Duyarlılıkla alakadar bir şey. Tanışmak için muhabbet lazım, duygu lazım. Ha, bilmek ayrı bir şey. Beraber tanış olmak ayrı bir şey. Tanış olmaya başladığınız zaman sizinle ilgilenir. Sizi muhatap almaya başlar. En sonunda muhatabı olursanız ortak bir yaşamda bulunursunuz. Allah, o da dil kulu. Arada bir fark var. Nasıl bir fark? Bilmek arasında bir fark var. Artık deneyimlediğiniz, hayatınızda karşılığı olan ve bütün alemlerde karşılığı olan, Elhamdülillah Rabbil Alemin dediğimiz o Rabbil Alemin'le tanışmışsınızdır. Artık alemde de bulursunuz. Bak, bilmeyi yaşarsınız. Alemdeki ilişkilerde neyi nasıl yapıyor, niçin yapıyor, artık onları da öğrenmeye başlarsın. Çünkü ona karşı duyarlılığınız feraset ve basireti getirmeye başlar. Çünkü onunla tanışınız aynı zamanda onun nuruyla nurlanmanızla gerçekleşen bir şey. Kendisi kendisini tanıdığı için ilhamat ile, hatır ile, keşif ile onu o şekilde tanımaya başlıyorsunuz. Kendilik alanınız küçücük bir yer iken devasalaşmaya başlıyor. Nedenlere bağlı olarak düşünürken sonuçlara bağlı olarak yaşamaya başlarsınız. Doğrusal bir aklınız varken ölçün biçeyim bulayım. Yaptığınız eylemlerin sonuçları itibariyle ve Allah'ın takdiratı neyse sonuçlar itibariyle, yasalar gereğiyle, ilkeleri gereğiyle artık o ilkeleri gereğiyle okumaya başlarsınız. Çünkü hak olan sonuçta açık olur ve her zaman sonuçta açık olan hikmetiyle belirir. Yani hak dediğiniz gerçek hep sonuçta belirir. Ha, nesnel gerçekte bilimin gerçeği, hikmeti sonuçta bulmasıdır ve sonuç verilere göre test edilebilir olanın gerçeğini sunar size. Maneviyat da size deneyimlerin sonucunda sonuç aldığınız ve sonuç aldığınıza göre bir hayat kurmanızı getirir. Ve Kur'an tamamıyla size sonuçlardan konuşur. Değerler kitabıdır. Değerler kitabıyla neyin öncelenmesi gerektiği, neyin öncelenmemesi gerektiği, öncelenmesi gerektiği ve öncelenmemesi gerektiği yerlerde de yeni bir ahlak kazanımı getirir. Ahlak doğuştan gelir. Bakın bunu unutmayın. Hani günümüzde diyor arkadaş, ahlak sonradan edinilendi. Hey, sonradan edinilense herkesi tek tip bir ahlaka getirebilirsin. Yapabiliyorsan. Yapamıyorsun. Ahlak sonradan edinilen bir şeyse herkesi tek tip aynı ahlaka taşıyabilirsiniz. Anlamını da taşır bir noktada. Eğer yöntem olarak sonradan edinilen bir şeyse eğitim olarak ben hepinizi tek ahlak altına bir tek bir çatıda toparlayabilirim. Olmuyor. Yapın, becerin. Beceremezsiniz. Çünkü özünüzden gelir ahlak. Fıtratınızla alakadardır, yaratılışınızla alakadardır. Bunu en küçükten itibaren okuyabilirsiniz. Bir kedinin doğumundan itibaren de okuyabilirsiniz. Bir insanın doğumundan itibaren de okuyabilirsiniz. Sonradan edinme, en basiti, evladım dünyaya geliyor ya. Ya 1,5 yaşından itibaren, 1 yaşından veyahut da 6 aylıkken artık kendi alanınızı belirleyerek ona efendim şöyle ol böyle. Ama o 6 aylıkken kendine ait karakteriyle tavırlarına tanık oluyorsun. Seçimleri var. Özünden gelen bir şeydir. Ya ağzınızda kuş tutsanız evladınız iyi olmasını istersiniz değil mi? Ağzınızda kuş tutar, ilk önce cezalar yağdırırsınız iyi olsun diye. Hani hatalar yapıyordu. Olmadı mı? Seversiniz, kucaklarsınız, onu yaparsınız iyi olsun diye. Yağdırırsınız. Neyse artık yağdırmadan kastım. Rahmet, mahmet. Olmuyor. Ya kardeşim işte olmuyor. Bak beceremiyorum. Bak doğuştan geliyor. Sonradan alınan bir şey olsa verilebilecek bir şeydir anlamını da taşır. Tabii ki kültür belirleyicidir. Tabii ki efendime söyleyeyim. Bu sonradan bak doğuştan gelen ahlakın üzerine edindiğimiz, inşa ettiğimiz bir ahlaktır. Kültür dediğiniz bir değerler alanıdır ve ahlakı da belirleyicidir elbet. Medeniyet dediğiniz bir değerler alanıdır. Elbette ki efendime söyleyeyim, hukukla beraber ki medeniyet tesis edilendir, kurumlar düzeyinde tesis edilendir ve hukukla da ahlak belirleyicidir. Çünkü ceza hukukundan bahsediyorsanız ahlakı da belirli kılıyorsun. Böyle böyle yaşayacaksın diyorsun. Ve ceza hukukuna göre toplumsal ahlaklar da belirli kılınır. Kültür ahlakına bağlı olarak da ceza hukuku belirli kılınıyorsa kültür ahlakı da orada korunmaya çalışılır. Bu şu demek, kolektif bilim içinde doğuyoruz. O kolektif bilim içinde değerler alanında belirli bir yaşama gidiyoruz, taşınıyoruz. Çünkü orada yer edinmek için, çünkü insan tek başına yaşayan bir varlık değil.
Orada yer edinmek için mecburen öyle yaşıyoruz. Ve tavırlarımız ona göre belirli kılınırken orada yer edinmek için mecburen o topluma ayak uyduruyoruz. İtiraz eden çıkıyor mu? Bazıları çıkıyor mesela. Eğer toplum ahlakı yalnızsa itiraz eden biri çıkıyor. İbrahim gibi bir babayı çıkıyor, feta diyor. Yiğit genç delikanlıydı diyor. İtirazı var ya. İsyan bayrağını çekiyor ya. Veyahut da adam kötü ahlaklı toplumun şeyine karşıyor. Hani hak düşmanı diye şey ettiğimiz. Yani toplumda bir ahlak düzeyi var ve toplumsal yaşamın sürdürülebildiği için var. Öngörülü bir gelecek için var. Amenna. Toplum ahlakı belirli kılınmış. Ama arkadaşım bir çıkıyor, ben böyle yaşamayacağım diyor. İsyan bayrağını o da çeker diyor. Ha o zaman ceza hukuku devreye giriyor. Gel bakayım diyorlar kardeş ya, böyle yaşanmaz. Bak bozuyorsun. Sürdürülebilir bir toplum öngörüsünü yitiriyoruz seninle. Öngörülü bir geleceği yitiriyoruz seninle. O zaman sen biraz şöyle dur. Gel bak bozuyorsun burayı. Bozma. Değil mi? Bak gene toplum belirli kılıyor. Ha sonra da ne diyeyim? Biz ahlak tarzı var. Seçimlerimizi de belirli kılınışı var. Hani bunlar düzeylendirilebilir de, düzeylendirmişlerdir de. Amenna. Ama unutulmaması gereken bir şey. Fıtratımız itibariyle zaten insan olma ahlakında geliyoruz. Her varlık biyolojik olarak bir ahlak üzere gelir. Amenna. O zaten onun biyolojisini belirler. Zaten biçim aynı zamanda ilk ahlakınızdır. Neyseniz o olmanızın gerektiğini kıvamının gerekliliğidir. Yani dağın dağ olmasının ahlakı onun biçimidir. İnsan insan olmasının ahlakı budur. Ama aynı zamanda tutum ve davranışlarımız itibariyle fıtraten içerdiğimiz şeylerin, potansiyellerin irade belirimi olarak dışlaşmaları var. Hani potansiyeller gerçekleşme erkine büründüğü zaman zorlayıcı irade belirimidir. O zorlayıcı irade belirimiyle zaten bir ahlak sahibi olarak geliyoruz. Ha o ahlak sahibi iyi düzeydeyse zaten bir terbiyeye ihtiyacı yok. Kötü düzeydeyse, hani nefse emareye daha çok tabiyse bir terbiyeye ihtiyacı var. O zaman ne diyoruz? İnsan aynı zamanda bir terbiye varlığıdır diyoruz. Çünkü bir nefse emareyle beraber dünyaya geliyoruz. İstesek de istemesek de içgüdülerimiz bizi zorluyor. Yani nefse emare dediğinizin de bir ahlakı var. Ahlak üzerine daha çok konuştuğumuz için fazla konuşmayacağım ama ahlak doğuştan gelen bir yetiliyorum. Ahlak doğuştan gelen bir belirimimizdir. Ussal tarafı vardır ammenna. İçgüdüsel taraf vardır ammenna. Toplumla ilişkilerde belirli kılınmış tarafları vardır ammenna. Öznel olarak seçimlerimizde görünüşü olan tarafı vardır ammenna. Tutum ve davranışlarında belirir ammenna. Ammenna kolektif alanda buluştuğumuz alanda değerler olarak da efendime söyleyeyim edindiklerimizle de belirli kılınır. Çünkü değerler tutum ve davranışlarınızda ana nedendir, belirleyici önsel nedendir. Ammenna, hepsi ammenna ve Kur'an değerler kitabıdır. Değerler kitabı olmasıyla beraber ahlak kitabıdır çünkü ahlakı belirleyicidir. Ahlakı belirleyici olmasıyla beraber tipolojik vakalar çıkartır, karakterler ortaya çıkartır ve karakter kitabı bu bağlamda okursunuz. Ve her bir karakter okuyuşunuzda bir sonuç ilkeden okumuş oluyorsunuzdur. Onun için karakterler kitabı olarak da okursunuz. Amenna. Ama her birini sonuçlarına bağlı olarak da kimliklendiren bir kitaptır. Onun için hüviyet kitabı. Bak nedenlere bağlı olarak bir kimliklendirme Kur'an'da görmezsiniz. Sonuçlara bağlı olarak bir kimliklendirmesi vardır. Ve siz bu bağlamda okuduğunuz zaman her biri sonuç bir ilke olarak okuduğunuz kimlikler olarak okursunuz. Münafık, müşrik, münkir, muhsin, muhlis. Tamamıyla bir kimliklendirmedir. Öndekiler, sağdakiler, soldakiler, bak tamamıyla bir kimliklendirmedir. Nasıl bir kimliklendirme ama? Kadın, erkek filan gibi değil. Yaşadığınız şeylere göre, efendime söyleyeyim kazanımlarınıza göre, sonuçlarına göre, efendime söyleyeyim yaşadığınız ilişkilerdeki efendimize belirlenimlerinize göre, diyorsun ki bak sen bu tavrındasın, sen bu kimliktesin, bu karakterdesin ve seni bu şekilde kimliklendirdik. Sen bu durumdasın ve seni bu şekilde kimliklendiriyoruz. Ha maneviyatın bir kimliklendirme derdi var çünkü. Görünüşe getiriyor onu. Bak diyor böyle davranışlar. Şimdi davranış yaptınız, tutumlarda bulundunuz. Bir şey yok. Ama o karakteri isimlendirmeye başladığınız anda belirli kılıyorsunuz, kimliklendiriyorsunuz. Kur'an'da tinsel ceza yokmuş. Sana rüyanda desinler bakayım hele. Efendim muhlis, israf eden, hani Kur'an'ı israf ediyorsun. Gör bakayım hele cezalandırma var mı yok mu? Çünkü musrif diye bir tanım var Kur'an'da. Sağdakiler diye bir tanım var, soldakiler bir tanım var. Biz seni soldakilerden kıldık desinler. Bak bakayım sabahleyin senin yaşam sevinciyle mi uyanıyorsun? Cehennem ızdırabıyla mı uyanıyorsun?
Keşke yerin dibine baksaydım, bu hakikatle tanışmasaydım dediğim bir gün olduğu zaman Kur'an sana orada bir tinsel cezanın olduğunu da söyler. Allah'ın unuttuğu ve Allah'ı unutandan daha bedbaht kim olabilir? Allah'ın unuttuğu yoktu. Burada kastetmek istediği her zaman söylediğim gibi geriye attı. Aşağıya itti. Ya kendisini örtük kıldı. Daha bedbaht kim olabilir? Kur'an'da tinsel ceza yokmuş arkadaş. Fiziksel ceza ön planlıymış. Ha öyle desek en anlayacağım bir şeydi. Fiziksel ceza var mı? Kur'an'da tinsel ceza yok. Neyse. Haset, haris ve kibir. Aslında bunların en temelde olan şeylerden bir tanesi bu. Bakın imanın kör cephesi de vardır. Her insanın kendi alanında iman ettiği neyse, emin olduğu neyse aynı zamanda onun kör cephesini belirler. Adam bilime iman ediyor. E tamam iman et, biz de iman ediyoruz. İman etmediğimizi söylemiyoruz yani. Olması gereken bir şey zaten. Arkasında durmamız ve üretmemiz gereken bir alan aynı zamanda. Amen. Ama sen kalkıp da orada düşündüğün alanın aklıyla, insanların aklını formatlamış bir şekilde yapmaya çalışırsan bir, iki, oranın aklıyla kalkıp da başka bir alanın aklını okumaya çalışırsan tökezlersin kardeşim, yapma. Kör cephen olur senin. Yani senin iman ettiğin yer, kalkıp da başka bir olumsuz yere onun doğrusunu da anlatmak istediğin bir şeylerin varsa yine bir kör cephede kalıyorsun. Veyahut da efendime söyleyeyim, iman cephenizde hani genelde şeriatçı deriz, ben şeriatçı olarak kabul etmiyorum çünkü şeriatın hukuk anlamında bir değeri var. Tabi bazı sözde felsefeciler, filozof demiyorum, onlar da diyor. Efendim diyor, İslam'da hukuk mu var? İslam'da şeriat var, şeriat hukuk değildir. Ne diyeceksin şimdi buna? Ağzından uçtursan hikaye bunlar. Diyemezsin zaten, adamlar bir laf sokuyor gene. En güzel gerekçelerini, onlar üzerine çok konuştuğumuz için bir daha konuşmuyorum. Efendim öyle söyleyeyim. Yani ağzında kuş tutsan ki insan elbet bir kulp uydurur yani. Gözünün önüne gerçeği koysan, ya şöyle de değil miydi? Burada bir tutum meselesi var. Efendim öyle söyleyeyim. Ve öncelemeniz gereken neyse onun arkasında durmanız gereken meselesi var. Ha ben bu suyun gerçekliğine iman ediyorsam efendim öyle söyleyeyim arkasındayım. Başka birisi şöyle demiş, böyle demiş. İlk önce bir gerekçesine bakalım. Ondan sonra kendi kültürümde efendime söyleyeyim karşılığı var mı? Doğru olarak ama. Ya, kültürümde yanlış olarak karşılığı varsa ayrı mevzu. Onu elemen gerekir. Ayrı mevzu. Eyvallah. Kur'an'ımda karşılığı var mı? Peygamberimde karşılığı var mı? Benim yaşantımda karşılığı var mı? Ya hiçbir şey yoksa en son tutarım Allah'a sorarım. Ya Rabbi dara düştüm ya. Adam böyle bir şey söylüyor. Ben dara düştüm. Bir yerde de karşılığını bulamadım. Sen bir cevap ver. Verir ya. Yeter ki biraz samimiyet. Emin olun en absürt soruları bile sorsan size bir cevap gelir ya. Kendi hayatımda karşılıklarını biliyorum ya. Vallahi ya. Ya Rabbi bu da böyle midir deyip de cevap aldığım çok şey olmuştur. Ya illa Allah gelip size cevap vermiyor. Yani gelip gitme gibi bir derdi de yok. Onu da söyleyeyim ya. Gönlünüzden bir ilham verir. Hatır verir. Ne verirse. Keşif verir. Meleğini mi gönderir gönderir. Ya melek kime gelmiş peygamber? Ya peygamber değiliz kardeşim ama meleğin gelişi gidişi var yani. Bir peygamberle bitmiyor. Üzerinize melekleri indiririz dediği zaman bir peygamberle bitmeyen bir yoldan bahsediyorsan. Yok efendim olur mu? Oluyor Kur'an söylüyor. Sen nasıl iman ediyorsun bilmiyorum yani Kur'an'ın kendisi onlar doğru yolda giderler pardon sizler doğru yolda giderseniz üzerinize melekler iner diyor. Bak melekler inermiş. Ha görürsün görmesin ayrı bir mevzu da. Ya görürsün de inerdi de görür insan bir parça yani. Veyahut da görme duyarlılığına geldiği zaman indiklerini çıktıklarını da görür yani. Böyle bir şey bu değil. Ama yok. Bunlar iman edilecek bir alandan çıkartılmışlar. Niye? Batı aklıyla baktığımız zaman ha, yok diyor abi diyor böyle bir şey olmaz. Yani illa diyor nesnel dünyada göreceğiz, bileceğiz. Sen gir onun ne kadar nesnel olduğunu da görürsün. Bir gerçekliğin ne olduğunu görürsün. Özel tecrübe alanında bir kişinin deneyimi değil. Binlerce, milyonlarca insanın deneyiminin sonucunda artık bir kültür edinmişiz, bir miras edinmişiz ve biz onun üzerine oturuyoruz. Biz ona tasavvuf dedik. Geçmişler de bize onu bıraktılar. Binlerce, yüz binlerce insanın deneyimlerinin mirasıdır. Sonuç almaları, sonuç almaları ve miras bırakma, sonuç almaları ve bu iklimde doğduğunuz zaman adam çıktığı zaman şöyle baktığınız zaman gene batının aklıyla eleştirmiyorsunuz. Ha abi sen öyle sonuç mu alıyorsun? Bak bizde de böyle bir sonuç alma var. Gel biraz hele. Azıcık bir tanış. Ha tanışmıyorsan o zaman senin yolun sana benziyor. Ya ama sıdık olur ya. Derdim çok ya. Ve bunların hani kör cephemiz
Kör cephemiz hasedimiz çok. Kör cephemiz kibrimiz çok. Kör cephemiz o kadar böyle iman ediyoruz ki, kastettiğim iman hakka, hakikate iman değil. Kendi alanlarımız o kadar iman ediyoruz ki, o alanın mantığı, paradigmaları dışında düşünebilecek yeterliliğimiz yok ve meylimiz de yok. Ya biraz düşünelim, biraz kendimizi açalım. İlla bu alanda mı olacak? Bir de o alanı düşünelim, bir tecrübe edelim. Okuma çeşitliliği edelim. Her neyse, haset, haris ve kibir. Haset, haris ve kibir. Cehenneme çaktığım ateşten üç kazık. Bunları yaşarken nefsine cimri, emanete müsrif, kendine hain kişi. Bak ne güzel söylüyor. Üç tane şey değil mi? Haset, haris, kibir. Bunları neyle tanımlıyoruz? Nefsine cimri, emanete müsrif. Eğer sen böyle olursan diyor, sana bırakılan emanete müsrifsin diyor. Efendime söyleyeyim, nefsine cimrisin diyor. Hak ve hakikaten mahrum bırakıyorsun. Ve heder ediyorsun bütün zamanla, bütün varlığını. Kendine hain kişi. Bu sonuçta görülecek. Bir insan kendine nasıl hain olur? Sen cimri olursan, sen müsrif, cimrilik derken para cimriliğini kastetmiyor burada, onu da söyleyeyim. Sen kendi varlığına cimri olursan, sen emanete müsrif olursan zaten kendine ihanet etmişsindir. Hasette kendini kemiren, haset hakikaten de kemirir ha, iflah ettirmez. Hasette diyor kendini kemiren. Hiç hasete tanık olanınız var mı o kendini kemiren? Vallahi ya, yeğenimin 3 gün yemek yemediğini, uyumadığını biliyorum ya. Neymiş? Diğer yeğenini kıskanmış. Onu sevdiniz, beni sevmediniz. Oğlum ne alaka ya? 3 gün adam kendini kemirdi, yapmadı ya, yemedi, içmedi. İflah olmaz demeler o yüzdenmiş meğerse. Ya. Hastalık derecesinde büyük bir sıkıntı. Hasette diyor kendini kemiren. Harisken dünyayı kemirmeye çalışan. Hırs dünyaya karşıdır, çalışır. Hırs da dünya kemirilir. Kibirde nefsine haksızca kutsayan kişi. Her kibir evli haksızca nefsini kutsuyordur. Başka bir şey yapmıyor. Ben. Ha, oryantalist şeycilerde de değil mi o yani? Ha, oryantalist ne? Muhafazakarlar. Hani ironik bir kavram. Dediğim o yani. Başka bir şey yok. Televizyonu açın bakın ya. Vallahi ya, eğilmiyorlar. Tenezzül yok ya. Her biri kendisi biliyor. Başkası bilmiyor. Başkalarının bilgilerine de zaten saygıları yok bu bağlamda. Yok abi diyor, bu böyle ya. Ve kendini de o bildikleriyle, malıyla, mülküyle, kariyeriyle neyse artık hepsiyle kutsamış olarak çıkıyor. Ya sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben profesörüm veyahut da şurada okuyor şeyim. Yani doktorum, bak ben bu işin içindeyim. İyi ne olacak yani? İşini yap. Kibirde nefsini haksızca kutsayan kişi, vicdanın pişmanlık durağında, ağzın kanlar içinde. Bu dayak yiyeceksin anlamında söylediğim bir şey değil. Kan ağlamak diye bir söz vardır bizim kültürümüzde. Hatasını anlamak, yanlışını görmek ve içi kan ağlamak. Ağzı kanlar içinde, tövbede. Çünkü insanın tövbesi ağzı kanlar içindeyse, yani pişmanlıklarıyla doluysa, kastettiği bu. Ağzı kanlar içinde tövbede, çıkarmadıkça üç kazığı, günah çıkartmak diyor bak ha, gidip rahibe günah çıkartmak, Şeyh Efendi'ye günah çıkartmayı kastetmiyor bak. Ağzı kanlar içerisinde tövbede, çıkartmadıkça üç kazığı, cennetin kokusu dahi sana haram, huzur yok yani. Gözünü karartan, öz kendiliğine düşman kılan, kurtulman için bu belalardan bir yol daha var. Tövbeyi es geçtik ya. Hayrı gözet, rahmet ol. Dök seni kemiren kurtlarını. Bak bunu haset için söylüyor. Hayrı gözet, rahmet ol. Hani haset edeceğin diyor, rahmet ol. Dök seni ne diyor, kemiren kurtlarını. Gözü tok, sükunet sahibi ol. Bak gözü tok. Kanaat dediği Peygamber Efendimiz. Gözü tok, sükunet sahibi ol. Dök dünyayı kemirmeye çalıştığın dişlerine. Tevazu, fakrı gözet. Bırak nefsini ilah edinmeyi. Tevazu ve fakrı gözet. Yani kendine mal etme. Çünkü kibir kendine mal etmekle alakadar, tekmencillikle alakadar.
Emanete müsrif, nefsine cimri olmaktansa nefsine buğz et, yiğit ol. Fütüvet dediğimiz şey. İçine girmeyeyim şimdi. Kır sırçadan sarayına. İnşa et gönül sarayına. Cennetin kokusundan da ileri yaşa kendi cennetine. Sana yazdım kendine hain kişi. Korkuyla umudu, huzur ile selameti, cehennemin üç kazığı saplanmış yüreğine. Korku ile umudu. Sana yazdım kendine hain kişi. Korkuyla umudu, huzur ile selameti. Ayrı bir şeye geçiyor buradan. Cehennemin üç kazığı saplanmış yüreğine, yiğit olmadıkça, korkularını aşmadıkça. Korkarız ya. Hepimiz korkarız. Emin olun lan, bu duyguları aşmak büyük bir cesaret işidir. Kendine mal etme, bak bıraktıklarınız kadar erersin. Kendinize mal ettiğiniz şeylerden bir soyunmaya çalışın. Hadi, hodri meydan. Mal ettiğiniz yoksa zaten korkacağınız bir şey yok yani. Korkularını aşmadıkça, nefsinin yalanını kusup atmadıkça cenneti yaşamak sana haram. Yiğit oldukça cenneti bulmak, cehenneme aşkın cenneti yaşamak. Evet, cehennemin içinde olabilirsin, hani İbrahim'in ateşi gibi. Ama cehenneme aşkın cennetini yaşamak. Hak ettiğindir seni bulan. Hak ettiğiniz dışında hiçbir şey bulmaz. Aşırı gördünüz mü? Neyi? Bunları aşırı ben şahit olmadım. Sen şahit oldun mu? Ne yiğitler var alemde. Allah'ın ne kulları var. Ne yiğitler, ne kulları var. Yiğit diyor ya. İbrahim'den bahsediyorsak emsali varsa alemde her zaman bir emsali var. Ali'den bahsediyorsanız bir feta. Alemde her zaman bir emsali var. Bir değil binlercesi var. Musa'dan bahsediyorsak korksa bile, korkusunu aşıp Firavun'un önüne çıkan ne Musa'lar hep vardır yani. Ha, biz tanık olmamışızdır ayrımız. Bu alemde olmadığının göstergesi değildir. Ha, bir tane değil, yüzlerce, binlercedirler. Ve alemin mihenk taşlarıdır. Ha, bizlerin tanık olup olmaması ayrımız. Ha, o yiğitleri Çanakkale'de duyabilirsin. Canlarını bak. Tasavvufta iki tane imanın çıtası vardı. Birisi Hazreti Bekir Sıddık Efendimizle özdeş kılınır. Bir tanesi de Hazreti Ali Efendimizle özdeş kılınır. İkisi de şudur. Fedai can, fedai nefs. Fedai nefs Hazreti Bekir'le özdeş kılınır. Tasavvuf yürüyüşünde. Ehli olanlar bunu gibi bilirler. Efendim, fedai can Hazreti Ali'yle özdeş kılınır. Hani canını ortaya koymuş. Hikayelerini biliyoruz yani. İkisininkini de biliyoruz. Düşün yani, ailesini eşkıyanın içinde bırakıyor, peygamberle hicret ediyor yani. Bütün malını mülkünü feda ediyor. Düşünün, emir-ül müminin olmuş, evindeki birkaç tane ne varsa onları satmaya götürüyor ki rızkını kazanır. Yani böyle bir şanstan bahsediyoruz. Yani bir zenginlikten nasıl bir duruma kadar gidiş var. Yani fedakarlık nerede? Yani din sadece fedakarlıktan ibadet, fedakarlık tenzih içerir. Amenna ve fütüvet yiğit olmayı içerir. Fütüvet zaten yiğitlikten gelir. Ve insanın kendi iç müdahalesi, mücadelesi evvela bir seyir-i sefer aşamasında bitirilir. Ondan sonra bir dış mücadelesi varsa, bir duruşu varsa, bir yapması gereken varsa ondan sonra başlar. Bazılarında da tam tersi olur. Dışarıda bir şeyler yaparken kendi iç mücadelesinin kendi iç mücadelesindeki efendime söyleyeyim yaşadıkları neyse orada da bir gelişim sağlar. Bazılarında da böyledir. Nasıl olduğu önemli değil. Ama yöntem olarak o da tercih edilmiştir, öbürü de tercih edilmiştir. Yani dışarıdaki mücadelesi içinde iç gelişim bulanlar da olmuştur. Efendime söyleyeyim, iç gelişimi sürecinde dışarıda bir mücadele de bulan olmuştur. İkisi de birbirini destekler, birbirini besler tarafı da vardır. Amenna. Ama bu hiçbir zaman bir bastırma olayı değil, bu her zaman bir yüzleşme olayıdır. Yani haset, kibir bunlar hiçbir zaman bastıracağınız şeyler değil. Her zaman yüzleşmeniz gereken şeylerdir. Yani bunu niye anlattım? Şunun için söyledim. Yani hani hep verdiğimiz bir örnek var. Aklıma da başka örnek gelmiyor. Hikayeci değilim. Hikaye şu. Tamam. Diyor ya, Krishna diyor, ben öfkemi yutacağım. Bütün servetimi bıraktım, krallığımı bıraktım, onu bıraktım. Öfkemi yutacağım. Çok celalli, yavuz bir padişah. Krishna'nın huzuruna çıkmış, öyle söylemiş. Hadi demiş, yut bakayım görelim. Nasıl yutacağım diyor. Dağlara çıkacağım, ormanlarda gezineceğim. İnsanlardan uzak duracağım. Öfkeden ne varsa hepsinden arınacağım. Tamam diyor, git yap bakayım. Seneler geçiyor, Krishna'nın huzuruna çıkıyor.
Ya Krişnam diyor, öfkemi yuttum. Nasıl yuttun? Şöyle böyle diyor. Öyle yutuluyor muymuş filan filan diyor. Evet yutuluyormuş diyor. Şöyledir böyledir iken kaşı 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 adam en sonunda patlıyor. Yuttuk dedik ya diyor. Hani yutmuştun diyor. Yani bastırmak bir kaçış. Ama onunla yüzleşmek, onunla mücadele etmek ayrı bir şey. Kaçtığınız her zaman önünüze gelir. Aşması gereken de sizsiniz. Hani sütçü baba hikayesi vardır, ayakkabıcı baba hikayesi. Dağda gitmiş arkadaş, efendime söyleyeyim, ibadetler, riyazatlar, onlar bunlar, sütü hasa bezinde getiriyor, asıyor. Hava olsun diye de. Artık ne niyetle yaptıysa mübarek. Her neyse, orada bir bayan ayakkabısını gösterirken ayağına gözü iyileşiyor. Süt şıp şıp damlaya başlıyor. Efendi Hazretleri bak, evlat diyor, dağda er olmak diyor, her kişinin işi. Şehirde er olmak, er kişinin işi. Yani birisi bastırmış ama diğerisi mücadele etmiş, yüzleşmiş. Arada böyle bir fark var. Her neyse, yine gelelim konumuza. Konumuz nerede kaldık? Efendime söyleyeyim, nerede kaldık? Ha şuradaydı. Muhit. Fark esması. Geçenlerde arkadaşlardan bir tanesi bir soru sormuştu. Felak ile, felak mıydı? Hatırlayamıyorum. Evet, ya felak suresi. Evet. Felak suresi de falik. O sırada şey bazen yani araya soru girdiği zaman bir şeye odaklandıysam aradaki o sorunun karşılığı bende olmuyor. Karşılığı bende olmuyor dediğim bilmediğim bir şey değil. O sırada istediğim kadar kurcalayayım aklıma gelmiyor mesela. Efendime söyleyeyim. Ha sonradan diyorsun ha sorulan soru buydu. Efendim cevap da verilmedi unutuluyor bu sefer. Ona da bir cevap verin. Felakla falik arasındaki fark. Felak sabaha çıkıştır. Kulel Rabbil felak diyor. Sabahın Rabbi yani. Karanlıktan aydınlığa çıkartan anlamı. Yani. Gene bir çıkartma var. Yani falik esması zaten açığa çıkartandır. Bir şey bir şeyden açığa çıkartan. Ve falik esması tamamıyla döngüsel hareketlerde, döngüsel olgularda çıkartmaya dayalı bir eylemdir. Allah falikse bir şey bir şeyden çıkartıyordur. Bir şey bir şeyden hep çıkartıyordur. Yani Müslüm Gürsel'de bu aralar meşhur. Adam öldükten sonra da meşhur. Neydi o? Hani yumurtaya diyor can veren Allah'ım diyor. Böyle bir parçası vardı. Hoşuma da giderdi yani. Her neyse yumurtaya can veren Allah'ım. Yani yumurtaya can veriyor. Ya benim için iki tane mucize vardır. Başka mucize hiç aramam. Birincisi yumurtadan formasyon geçiren, efendim belli formasyonlardan evrelerden geçen bir şeyin şekil değiştirerek kendi içinde dışarıdan bir şey almadan sadece ısallıyor. Değil mi? Sadece ısallıyor. Ha ısıyla beraber o efendime söylüyorum annesinden ne yükleniyor ne yüklenmiyor o da ayrı mevzu. Çünkü ısalıyorsa orada bir bilgi birikimi de aktarılıyor demektir. Ne alıyor ne almıyor ayrı mevzu. Ammenna alıyor ve değişiyor. Kelebek ve tırtılda olduğu gibi. Değil mi? Ya bana çok inanılmaz bir mucizedir o. Düşün yani kırıyoruz yiyoruz sarısı beyazı. Ama formasyon geçirdiği zaman başka bir biçime taşındığı anda bakıyorsun böyle diyorsun ya kuş çıktı buradan. İnsanın doğumu. İkincisi konuşma. Hiç konuşurken kendi üzerinize döndünüz mü? Ya ben nasıl konuşuyorum diye düşündünüz mü? Ya tamam bunun biyolojik olarak açıklamaları olabilir ayrı mevzu. Ya biraz konuşun. Konuşurken üzerinize dönün. Hem konuşuyorsunuz, hem kendi üzerinize dönüyorsunuz, hem konuşmaya devam ederken de nasıl konuşuyorsunuz da düşünüyorsunuz. Ha, belli loblar çalışıyor. Efendime söyleyeyim, konuşurken farklı bir lob, öbür lob. Düşünürken, o efendim onu düşünürken farklı bir lobda iş görüyorsunuz. Filan filan diye birçok şey söylenebilir. Ya özne olarak birçok şeyi yapabilme kapasitesinde yaratılmışsınız. Muhteşem bir şey. Şahıssınız, sadece bir şey yapmıyorsunuz. Birçok şeyi yaşayabiliyorsunuz aynı anda. Ha o sırada en çok neye duyarlıysanız onu hissediyorsunuz, ona odaklı olarak yaşıyorsunuz. Ama o sırada birçok şeyi beraber yaşıyorsunuz. Farkındasınız veya da farkında değilsiniz. Her neyse falik, fiili gereği gerçekleşme olduklarında ismi fail oluşunda bulunacak olandır. Fatır esması da ismi faillerin ama fatırda karakter çizgiler ve karakter yapısı inşa edilir. Belirgin kılınır artık, ortaya çıkar bir şey. Ama falik daha çok süreç içerisinde bir şeyin oluşa getirenidir. Yani Allah yaratıyordu, halıktır, ammenna. Ama falik olarak süreç içerisinde yaratandır. Yani falik esmasını okuyacaksanız süreç kavramını dışında okuyamazsınız. Yani bir yumurtadan çıkış veyahut da bir karanlıktan gündüzün çıkışı, bir gündüzden bir karanlığa doğru evriliş, efendime söyleyeyim dediğim gibi bir civcivin bir yumurtadan çıkması hep bir süreçtir.
Ve süreçten çıkış veyahut da kabzı fazla bağlı olarak efendime söyleyeyim, psikolojik olarak sizden bir şeylerin, tutum ve davranışların çıkması veyahut da iş dünyanızda bir şeylerin ilhamının gelmesi, sizden yine bir şeylerin çıkması, ürün vermeniz, yine faali kesmez ama yine bir süreç. Yani Allah'ın olduğu işinin süreç içerisinde açığa çıkışıdır. Faali okuduğumuz zaman süreçte iş görüşünü okumamız lazım. Onun için ismi faillerdendir de diyebiliriz. Faalik oluşunda görünüş bulması, faal oluş zatında daim olduğu gibi amaç belirimi olarak yaratımda da sürekli olduğu içindir ki muhit ismi gereği ile sürekli olduğunu da anlamını taşır. Faalik oluşunda bir görünüş bulmasıdır. Faal oluş zatında daim olduğu için diyor. Faal oluş, hareket. Zatında diyor daim olduğu için. Allah'ta hareket durmaz. Onun için alemde hiçbir zaman durmaz. Amaç belirimi, bakın muhit neden belirlemene göre tekrar eden anlamını da taşır ama muhit esmasında okumanız gereken diyor amaçtır diyor, erektir diyor. Muhit tekrar tekrar yaratan değil mi? Niye tekrar tekrar yaratır ki? Hani nedenlerine bağlı olarak tekrar tekrar yatıyor diye bir gerekçe sunulabilir. Değil. Amaca bağlı olarak tekrar tekrar yaratır. Çünkü her zaman her yaratına farklı bir yaratım düzeyine taşınacaksa, tekamülden bahsediyorsak, gelişimden bahsediyorsak ve yerinin korunmasından bahsediyorsa, bir şeyin yerinin korunmasından, yani bir koyun gidiyor, bir koyun geliyor. Bir koyunun varlığının devamlılığından bahsediyorsak ve onu amaç ediniyorsa tekrar tekrar yaratacaktır. Tekrar tekrar, tekrar tekrar, tekrar tekrar. Düşün, bir organın devamlılığını neyle saklarsınız? Yani karaciğerin devamlılığını neyle saklarsınız? Hücrelerini, karaciğeri karaciğer yapan hücrelerini tekrar tekrar üreterek yaparsınız. Yani bir amaca bağlı olarak o tekrarlar, hücre mitozları gerçekleşir. Sırf o karaciğer ortaya çıksın diye, sırf şu ekosistemde koyunun bir yeri olduğu için, kuzunun bir yeri olduğu için, insanın bir yeri olduğu için. Yani sonuçtan baktığınız zaman muhit esmasını daha iyi anlarsınız. Çünkü bir amaç varlığı olarak tekrar tekrar var edendir. Ama benzersiz var ediyor. Eşsiz ve benzersiz var ediyor. Her tekrar hiçbir zaman bir öncekine benzemiyor. Benzeyenini bulan varsa gelsin. Bu tekrarlama mesela söz konusu olunca benim aklıma ilk mesela muhit esması değil, nedense beka baki daha çok geliyor. Baki zati için kullanılabilir. Zati için kullanıyorum. Daim esması belki daha daim olur. Yani. Baki değil. Çünkü baki direkt zata ama daim dediğin zaman nesneli de içeren bir kavram. Allah yaratımda daimdir. Ama muhit olarak daimdir. Ama halik olarak daimdir. Bak, bu sefer daimin alt esmalar olarak veriliyor. Allah kendinde de daimdir. Yani sürekliliği olan, kopukluluğu olmayan. Ama yaratımda da kopukluluk hiç yok. Her an yaratıyor. Ve her an yeni bir tavırda olarak yaratıyor. Bu sadece biçim olarak bir şeyin yaratılması değil. İnsanlık tarihine baktığımız zaman zaman ve devirlerdeki anlam ve değer dünyaları da yaratan bir varlık olarak çıkıyor. Birinci yaratılışı bilirsiniz, ikinci yaratılışı bilmezsiniz diyor ya. Ha birinci yaratılış bu daim yaratılış abi. Ama bir bakıyoruz süreç içerisinde her an insan daim yaratılıyor. Bir süreç var. Yani 2000 sene önceki insanla şu anki insan hiçbir zaman aynı insan değil. Bu biyolojik olarak aynı şeyi kastetmiyorum. Biyolojik olarak da emin olun farklılıklar içerir. Çünkü manevi gelişim, bakın manevi gelişim, biyolojik gelişimi de etki eder demiştik hani. Siz zaten biyoloji, bak manevi olarak bir evrim geçirirseniz, biyolojiniz istese de istemese değişiyor. Emin olun 18 yaşındaki benim biyolojimle şu andaki biyolojim aynı değildir. Hiçbir zaman da olmaz. Allah'ın nuruyla nurlandıktan sonra, kapılarınız açıldıktan sonra aynı biyolojiden bahsedemezsiniz. Sizin vücudunuz da, efendime söyleyeyim, evrim geçirmeye başlıyor. Yaşadığınız maneviyata uyumlu bir hale geliyor. Kıvam diyor onun için, kıvam. Amaca bağlı olarak bir ölçü üzere yaratılan ve amacın gerçekleşmesi için, istenenin, potansiyelin gerçekleşmesi için, efendime söyleyeyim, açık olması için var edilmiş ölçü. Bunu bir Kur'an-ı Azimşan'da bir ayette şöyle söyler diyor, her şey ölçü üzere yarattı. Her şeyin ölçü üzere olması bir amaca bağlı olduğu içindir ki, o ayet şu anlama da göre, her şeyi bir kıvam üzere yarattı. Devam edeyim. Muhit ismi gereği, ama bak muhit ismini amaca bağlı olarak okuyun diyor burada. Onun altını çizeyim. Yaratımda muhit ismi gereğiyle sürekli olduğunu da anlamını taşır. Bu isim ilkesi gereği değiştiren, dönüştüren anlamını içerir.
bütün kainatta oluşun bu durumda gerçekleştiğine de birebir tanık olunur. Ayrıca tarihsel düzlemde gerçekleşenlerde de insanlıkta potansiyelde bulunanın cebren çıkarılması, gerçekleştirilmesi sonucunda gerçekleşen her değişim ve dönüşümde bu isme tanık olunması gerekir. Biraz önce söylediğimiz. En basit örnek olarak şehvet duygusu da bu ismin veriminde gerçekleşir. Potansiyelde olanın tekrar olarak dışlaşmasının bir gereği olarak diğer duygulara usta dahi baskın olarak görünüş bulması da bu ismin gereğindendir. Bu isimle Allah'ın yaratımındaki adaletinde de cebber oluşu gereğiyle yaratma işine devam ettiği görülür. Özellikle bu isim gereğiyle fiilde de cebber olduğuna tanık olunur. Yani zorlayıcıdır. İsteseniz de istemeseniz de o daim yaratılışın içindesiniz. Ve sizde olan bir şey varsa açık olacaktır. İsteseniz de istemeseniz de. Allah faliktir, sizde olanı açık edecektir. Allah faliktir, yumurtada olanı açık edecektir. İster gıda olarak açık edecektir size, ister bir civciv olarak çıkartacaktır size, açık edecektir. Özellikle veyahut da geceyi gündüz hani felak diyoruz. Hani geceden sonra gündüzün gelmesi. Ha çıkacak yani istese de çünkü onu bir yasayla belirli kılmış zaten döngüsel olarak. Özellikle bu isim gereğiyle fiilde de cebbar olduğuna tanık olunur. Yaratımın ilke gereği nasıl gerçekleştiğine tanık olunduğu gibi yaratımdaki zorunluluğun da göstergelerindendir. Faalik olunması sebebi yaratımda birbirinden çıkarak vücuda getirmenin gerçekleştiğine tanık olunur. Bu isim gerçekleşmesinin gereği olarak değişim ve dönüşüm ilkelerinin öncelenmesi sebebinde süreksizliği belirli kılan, süreksizlik üzerinden görünüş bulunur. Bak süreksizliği belirli kılan ve süreksizlik üzerinden görünüş bulur. Alemlerde düzensizliğin artması ilkesi olarak görülende gerçekleşen ise yani entropi dedikleri faalik ismi gereği yaratımda bulunmak ve çoklu belirimlerinde varoluşun sürekli kılınmasıdır. Entropi diye bir şey olmazsa zaten var olamaz. Duygularınız değişebilir mi? Varoluş söz konusu olmaz. Ama insanların göremediği bir şey var. Entropi Allah'ta. Varoluşa dair olarak, efendime söyleyeyim, kontrol edilebilir bir şekilde gerçekleştiriliyor. Yani milletin dediği gibi kaos şeklinde olmuyor. Bu Allah'ın zaten varlığına aykırı bir şey. Yani entropi var, bir düzensizlik hep artıyor. Ama kontrol edilir bir şekilde artıyor. Ki kontrol edilebilme, varoluş eşiklerinden bunu anlamanız lazım. Varoluş eşiklerinden bahsediyorsanız, entropinin kontrol edilir bir şekilde gerçekleştiğini görürsünüz. Bunun üzerine de biraz düşünmek lazım, onu da söyleyeyim. Devam edeyim. Alemlerde düzensizliğin artması ilkesi o, görülende de diyor, gerçekleşen faalik ismi gereği yaratımda bulunmak ve çokluk belirimlerinde varoluşun sürekli kılınmasıdır. Bu isim gereğiyle Cenab-ı Allah'ın mevcudatı fani kılarken, yani enerjinin, nurun mevcudatı fani kılarken her daim yaratımda bulunan fail olarak görünüş bulunduğuna tanık olunur. Faalik ismi, yani bu hangi esmayı getiriyor bu sefer? Halak. Bak. Kendi nedenine bağlı olarak töz, kendini neden kılarak yaratıcı olduğu zaman halik oluyor zaten. Ama bu şekilde yaratmaya devam ettiği anda halak oluyor, halak. Her daim yaratan, her daim var eden. Falik ismi sadece doğada değil, tinsel alanda da görünüş bulur. Öznelde karakter ve duygu değişimleri ve kimliğe bağlı dönüşüm geçirmeler sonucunda tinde yaratımın her alanında da bu ismiyle Cenab-ı Allah tanık olunur. Öyle ki kalplere hükmeden anlamında kendisine hakemel kulüp denmekte. Bakın kalp zaten değişim kavramını içeren bir şey. Kalp değişen. Kulüpten geliyor. Değişen. Hakemel kulüp de demek öyle ki kalplere hükmeden kalıp kavramı da oradan geliyor ama ha bile değişen. Kalplere hükmeden anlamında kendisine hakemel kulüp de demek gerekir. Kalpleri değiştiren anlamda mukallibil kulüp ismiyle de nitelenir. Bak kalpleri değiştiren anlamda mukallibil el kulüp ismiyle de nitelenir. Böylesi tanık olunduğunda da malikül kulüp olduğu da görülmüş olur. Evet, malikül kulüp olduğu da görülmüş olur. Malikül kulüp, hani Nas suresinde aslında bunun bir karşılığı var. Malik'in Nas. İnsan zaten kalpten ibaret bir varlık. Anlam dünyasından ibaret bir varlık. Kalplere hükmeden demek insana da hükmeden. Malik'in Nas. Her duygu ve karakterin öznel oluşu gereği birbirine baskın gelerek değişimlerde görünüşe geldiği düşünüldüğünde bakın her bir duygu ve karakterin diyor. Öznel oluşu gereği birbirine baskın gelerek değişimlerde görünüşe geldiği düşünüldüğünde birini ötelerken diğeri açık olurken değil mi?
Faillik ismine öznel alanda da tanık olmak gerekir. Her bir değişimde değişimlerin faili olan özde olmasında zat olarak değişmeyen galip, egemen olmasıyla hakemel kulüp ve mukalibel kulüp isimlerinde hak ettiği görülür. Yani Allah bu isimleri hak ediyor. Böyle yapması sonucunda. Her yaratım sonrasında da Cenab-ı Allah sabık oluşunu korur. Sabık demiştik ya, öncesinde olan. Bak önümüzde olan değil, öncemizde olan. Hani nedir, nasıl demiştik, sabıkan ne der, öncesin ne, öncen ne? Aslında her şeyin öncesinde durandır. Ama her şeyin önünde de durandır. Geçen hafta dilim sürçtü pek söyleyemedim. Her şeyin öncesinde durandır ama yaratım sonucunda her şeyin önünde de durandır. Öncemizdedir ammenin ama şu anda önümüzdedir de. Ve zamansal olarak ne kadar önümüzde bilmiyorum dediğim şeyin kadar gider bu. Zaman kavramının üzerine gitmiyorum. Hakikaten zaman kavramı üzerinde de çok konuşmak gerekiyor ama bunlar daha önceki derslerimizde çok çok konuştuğumuz için üzerine bir daha düşmüyorum ama gene de üzerinde durayım. Burada kastettiği zamansal bir varlık oluşudur da. Yani sabıktan bahsediyorsa ve onun öncesinde, bak öncemizde olandan bahsediyor ve önümüzde duran olduğundan bahsediyorsan, yani sabık ve muahir diyoruz. Yani hep sonrasında. Ammenna, Allah zaten dehr olduğunu, yani zaman belirimine ait olduğunu söylüyor. Zaten bir özneden bahsediyorsanız, özne oluşu sebebiyle, potansiyellerini gerçekleştirmesi sebebiyle de zamansal olduğundan bahsediyor. Buradaki zamansallıktan, nesnel zamansallığa aidiyet değil, öznel zamansal oluşumdan bahsediyoruzdur. Hani bazılar der ya, kainatı yok ettiniz, hiçbir şey kalmadı, Big Bang'den önceye düştük, hani farz edelim. Orada zaman yok diye bir şey söyleniyor değil mi? Hiçlik. Eğer Allah'ın varlığından eminseniz, emin diyorum bak, iman ehliyseniz, farz edin gittiniz de keşfettiniz de. Öyle bir zaman dilimine de Allah sizi götürdü. Göreceğiniz orada şudur, zamansal olduğudur. Seslendim diyor, sesimi duyan olmadı, baktım gördüğüm olmadı. E ne yaptın? Yarattın. Seslenen, seslenmesi bak zaman. Seslendim dediği anda zaten zamansal kılıyor kendini. Bir zamana dairi var ama senin benim gibi bir senesi, iki senesi olan bir zamanı yok onun. Zamansal bir varlık. Ama nasıl bir zaman? Zamansız bir zaman. Bunun kastım ne? Yani tükenişi olmayan bir zamansallığı var. Çünkü kendisi tükenmez bir varlık. Onun için buradaki zamansız kavramını özellikle kullanıyor. Tükenmez oluş manasında kullanıyor. Zamana ait demek, tükenişe ait demektir. Fani oluşa dair demektir. Kendisi için zamansızlık kullanıyorsa her daim olduğu anlamındadır. Ki onun için kendisine vitr bidai demek doğrudur. Vitr. Süreksiz bir şekilde, sürekli olarak var olan. Her daim var olan. Ahadiyetini koruyor. Vahid, ahattı. Değil mi? Ahadiyeti içeren bir kavram. Birliği içeren bir kavram. Yani temelinde ahad vardır. Ama ne yapar? Bütün alemde birliğini koruduğu anlamındadır. Ama vitri dediğiniz zaman zamansal oluşta her zaman zamansız oluşunu koruyan. Buradaki zamansız, zamansal olmadığı anlamında değil. Hani zamansız kavramı. Zamanı yok. Kendisi zamansız. Zamana ait değil. Öyle değil. Kendisi zamansaldır. Kendi için zaman vardır ama tükenmez olduğu için zamansızdır. Buradaki zamansız kavramı niçin kullandığımın altını çizerek söylüyorum. Ha, buyurun. O zaman bu alem, yani bu hayat bir son bulacaktır. O zaman Allah'ın hay ve kayyum esmasına aykırı geliyor. Çünkü hep her an... Yok, hay kayyum hep hayatta demek zaten. Bak, hay, bak, muhi esmasıyla alakadar kursan yine bir cevap veririm de. Hay ve kayyum olduğu zaman sorun yanlış geliyor. Çünkü hay ve kayyum zatına dair esmalar. Alemde de karşılığı olmaya başladığı zaman, bak hayın alemde karşılığı olmaya başlar, muhi diyor. Hayat veren. Neyle veriyor? Hay olmasıyla, kendiyle hayat veriyor. Her şeyi kendiyle diri tutuyor. Kayyum diyoruz. Kendiyle kayyum olan. Ama aleme dair kulduğun zaman samet diyoruz. Niye? Her şeyin kendisine ihtiyaçlı olduğu, kendisinden beslendiği ve kendisiyle ayak olduğu, ayakta durduğu. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ben anladım. Ha. Oradan yani... Ha, alemde, bakın burada kastettiğim şey, nesnelliğe aşkın bir durum. Bu nesnelliğin olmadığı değil, nesnelliğe aşkın bir durum. Görünen aleme aşkın bir durum. Öznellikte var olan bir durum. Kendinize gidin. 7 yaşındaki siz ile şu anki siz temelde özde hep aynı zamanda yaşayansınız. Hep aynı zamanda yaşayansınız. Anda, öznellikte hep aynı anda yaşarsınız. Yani özde hep aynı andadır. Kendindedir yani. Ne zaman ki alemin ilişkilerine başlar, o ilişkilerine göre kendisine bir zaman, ussal olarak zaman verirler.
ardışık hareketler sonucunda belirlediği şeyler neyse ona göre de ussal belirlenene hayatına yön verir. Vakit kavramı ondan sonra ussal olarak çıkar. Ama der dediğimiz öznel zamandır. Ve bizde zaman nesnel değil, öznel olarak algılanır. Ademoğlu diyor, dehre küfrediyor. Yani geniş zamana küfrediyor. Genel hareketliliğe, bunu şöyle tabir, genel hareketliliğe küfrediyor. Bu genel hareketlerin faili mutlağı benim diyor. Aslında bana küfrediyor diyor. Yani Allah hareketin, bakın bunun alt bir de farklı yerden yaklaşayım. Zaman dediğinizin varlıksal olarak karşılığı yok. Hareket olarak karşılığı var. Hareket de her zaman bir varlığın hareketidir. Ve bizde hareket bir varlığın hareketiyken bunların hareketi olarak okunmaz. Allah'ın hareketi olarak okunur. Faili mutlağın hareketi olarak okunur. Onun içindir ki tevhid, faili olarak Allah'ı hep görebilme, tanıyabilme, eylemi olarak, düşüncesi olarak ortaya çıkmıştır. Ve işin enteresan tarafı sizi zamansızlığa taşıyan bir ilimdir, irfan. İrfan düzeyinde. Niye? Çünkü nesnel zamana aşkın bakarsınız, Allah'la tanışıklık başlar. Zamansızlarla onu görürsünüz. Tükenmezlerle yani. Rahman, Rahim, Murabbi, Muallim, Kadir. Bak bunların hepsi zamansızdır. Her zamanda gerçekliliği korunur. Allah her zamanda Rahman oluşunu korur, Rahim oluşunu korur. Yani o esmasının muhataplarını yaratır. Muhatabını yaratmadı mı? Yani tezahür mahallerini yaratmadı mı? Ha, o zaman o esmasını kaldırır demektir. O karakteri artık benimsemiyor demektir. Acaba kaç tane karakterini böyle yok etti bilmiyoruz. Şu anda bildiğimiz karakterler bunlar. Yani değişmez olanlar. Buna ne diyoruz? Hak diyoruz. Değişmez, tüketilemez olan, zamansız olan. Ama aynı zamanda zamansallık içerir. Neye bağlı? Öznesine bağlı olarak. Öznesine bağlı olarak Rahman zamansaldır, Rahim olmak zamansaldır, Rahman olmak zamansaldır. Onun içindir ki ne? Nesneleri üzerinden zamana dair olarak görmüş bulurlar. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Aynı zamanda zamansal oluşlarını öznede buldukları için de ki hep kalıcıdırlar. Özne dediğimiz mutlak özne. Öznesi olan da buldukları için de hep kalıcıdırlar. Çünkü Allah o tavırlarından vazgeçmiyor. Onun için hep zamansaldırlar. Zamansal dediğim tüketilen zaman olarak nesnel zamanı kastetmiyor. Öznel düzeyde zamansaldırlar. Öznel düzeyde de her zaman tüketilemez olarak görünüş bulurlar. Yani Rahman'a 1400 sene önce, 2000 sene önce tanık olunduğu gibi bugün de tanık olunur. 10.000 sene sonra yine tanık olunur. Ama bir muhatabını çıkartır her zaman. Yani birinin yok demesiyle olmuyor. Gene onun muhatabı çıkar. Alemde Rahman olarak, efendime söylüyorum, onu hem tanık olabilecek hem de onu o potansiyeli gerçekleştirecek biri çıkar. Onun için Esma-ül Hüsna'yı tüketemezsiniz. Onlara varırsınız. Onları yaşarsınız. O karakterleri edinirsiniz. Ne demiştik? Karakterler sonuçta edinilenlerdir. Bakın bu çok önemli. Edinirsiniz demek herkese açık demek. Sonuçta ediniliyorlar ya. Ya sadece Halil diye, İbrahim diye birine hasmış. Efendime söyleyeyim sadece şurada bir veli varmış ona hasmış. Sadece efendime söyleyeyim Umut'a hasmış. Ayten ablaya hasmış. Böyle bir şey yok. Sen de eğer onun gereğinde yaşıyorsan, hakiki olarak duygusunda bulduysan, eyleminde gerçekleştiriyorsan hak etmiş olarak zaten yaşıyoruz. Zaten potansiyelinde vardı. O kıvamda yarattı. Yani onu gerçekleştirme kıvamında yaratılmışsın. Hakiki olarak gerçekleştirdiğinde ise o karakteri ediniyorsun. Artık onunla yaşıyorsun. Ona taşınıyorsun. Hani ne demiştik? Bakın evvel ahir Allah'ın zatı için okunur. Niye? Çünkü yaratmaya başladığı zaman yarattıklarının evveli. Ama aynı zamanda ahiri. Efendime söyleyeyim değil mi? Yani bunu söylediğiniz zaman aynı zamanda batını gizilde duran, özne her zaman gizilde durandır, şahıs her zaman gizildedir. Ammenna, bunu kendinizde de tecrübe edebilirsiniz. Gizilde durandır, batın ama aynı zamanda eylemlerinde gerçekleştiren olarak da, birçok şeyi de eylemlerde gerçekleştiren, batında zahire taşıyandır. Yani gerçekleştirdikleri üzerinde de görünüşe taşınandır, zahir. Bak gerçekleştirdikleri üzerinden görünüşe taşınan dediğiniz zaman gerçekleştirme kavramını birçok anlamda kullanabilirsiniz. Kullanabilirsiniz değil mi? İçeriğini doldurabilirsiniz. Hangi konuda? Efendim bak, alemde nasıl kendini gerçekleştirdikleri üzerinden görürsünüz? Ayetlere. Ussal olarak tanık olabilirsiniz. Öznel olarak sizin kendi üzerinizdeki deneyimler veyahut da insanlık ilişkilerindeki deneyimler. Değil mi?
Veyahut da tavır ve tutumlar üzerinden ona tanık olabilirsin. Aa, Allah burada Cebbar, burada Kahhar diye okuyabilirsiniz. Burada Musavvir diye okuyabilirsiniz. Alanlarda okuyabilirsiniz. Amenna. Ama illa bir muhatap vardır. İlla o muhatabın gerçekleşmesi düzeyinde o esma hep korunur. Yani Rahim diyorsak o anne karakterine, anaç karakteri her zaman dışlaştıracak biriler çıkacaktır. Bu bir erkek de olabilir, bir kadın da olabilir. Önemli değil. Ya peygamber üzerine de söylüyor ya, o size pek şefkatli, pek merhametlidir. Başınıza bir şey gelmesin istemez. Üzülür manasında. Rahim, hep konuştuğumuz şey. Ha, esma tükenmiyor. Diyor ki, ben rahmeti kendime farz kıldım dediği zaman, bu ayetin kendisine içerik olarak şunu da koy. Esma-i Hüsna'sından da taviz vermiyorum demektir. Çünkü hepsi rahmeti önceler. Esma-i Hüsna'yı okurken dikkat etmeniz gereken şey, Kahhar'ı da okursanız, Cebbar'ı da okursanız hep rahmetin öncelenerek bunların karakter olarak tezahür ettiğidir. Farz et, Allah alemde Cebbar olmasaydı, Kahhar olmasaydı alem nasıl bir alem olurdu? Tek düze bir alem olurdu. Gelişim olmazdı, renklilik olmazdı, yeni dünyalar kurulmazdı. Yani Allah iyi ki Cebbar olmuş, Kahhar olmuş. Kahhar olmasa, hadi Kahhar'ı sadece neyle okuyoruz? Bir savaş geldi, kahretti. Ya Allah kuluna bir aşk verir, gene kahreder. Aşkı tadan vardır herhalde ya. Kahrın en doğruluklarındandır. Bitersiniz ya, tükenirsiniz. Sizi bitirir, kendini bırakır. Allah kıskançtır. Ama hasetçi değildir hani. Senin kötülüğünü isteyen bir kıskanç değil. Hani Resulullah diyor ya, Allah kıskançtır diyor. Pardon, ben kıskancım diyor. Senden daha kıskancım. Allah benden daha kıskanç. Bu sahiplenmeyle alakadar bir kıskançtır. Rahmete dair bir kıskançtır. Ve Allah kıskandığını kahreder. Diyor ya, kulum diyor, ben bir kulumu seversem öldürürüm. Diyeti ben olurum diye hadis-i kutsi var. Ben bu kulumu seversem diyor, bütün kapıları kapatırım. Bir tek kendi kapımı açık bırakırım diyor. Ya kahrederim diyor ya, kimseyi bırakmam. Geçmiş olsun, Fatiha'nızı kendiniz okuyun. Allah'a talipseniz. Talip derlerdi ya eskiden. Talip olmak da kolay bir şey değil ya. Evliya dediğiniz her yerde yetişmiyor. Onun için kolay kolay da tanık olunacak kişiler değil. Bir efendiden haber verim. Hani dedin ya, alemde böyle kişiler var mı gibilerinden bir soruydu. Efendinin yanına gittim. Bir ara beni sıkıştırdılar. Evden sıkıştırıyor. Hadi keramet göstersin. Şunu yapsın, bunu yapsın filan gibilerden. Allah biliyor. Bir gün bir yani problemi götürüp masasına götürmemişimdir. Yanına gittim. Oturuyorum. Şöyle bir baktı bana. Allah Allah dedi. Keramet istiyorlarmış dedi. Körüm dedi. Onlar verir mi diyecek. Demesin dedi. Çok da umurumdaydı dedi. Aynen böyle ha. Çok da umurumdaydı dedi. Veli diyeceklermiş. Dese ne olacak ki dedi. Yani ben kendimi biliyorum zaten. Onlara gösterme gereğim yok. Bu çok önemli bir şey. Nasıl bir özgüveni var? Nasıl bir yiğitliği var? Yani bir de beklentilere karşılık. Onlara göre yaşayan bir kişi değil. Hakka göre yaşayan bir kişi. Bunu Veysel Karani'den bir örnek vereyim. Diyorlar ki, Veysel Karani bir arkadaş soruyor. Bir sohbetten sonra. Efendi diyor, bana bir nasihat verir misin? Evladım diyor, Allah'ı tanıyor musun? Tanıyorum diyor. O zaman başka bir şey tanımana gerek yok diyor. Bu çok toplancı bir düşünce. Velayet zaten böyle düşünür. Doğru mudur değil midir tartışılır bir şey. Ama seyri seferde tartışılacak bir tarafı yok, onu söyleyeyim. Her neyse diyor ki, efendim diyor çok hoşuma gitti, bir nasihat daha verir misin? Allah seni tanıyor mu diyor. Evet tanıyor diyor. Başka mahlukatın seni tanımasına gerek yok diyorsun. Bağlamış yani. Verilik dediğimiz müessese böyle bir şey. Yani millet için bir şey yapılmaz, Allah için yaşanır. Yani Allah için yaşayan bir insan da kalkıp da orada pazarda ayak altı olacak bir tarafı yok. Onun için öyle piyasada görünecek tarafları yok. Ha görünürlerse de ayak altı görünmezler, ayrı mevzu. Devam edeyim. Fâlik esması önemli. Ha sabittir. Ammenna. Öncesi, her şeyin öncesi olandır. Kendisinin de bir öncesi vardır. O bağlamda da sabittir ama hüvel evvel, hüvel batın, hüvel zahir. Bu sadece zati olarak okunmaz. Bunlar bağlaç esmalardır. Aynı zamanda Allah Rahman olarak da evvelde durur. Yani nedende durur. Evvelde durur demek nedeni demektir. Evvelde durur. Efendime söyleyeyim. Ahir olarak da Rahman oluşunu gerçekleştirir. Bu diğer esmalar için de böyledir. Allah potansiyelde kadirdir. Ama gerçekleştirir zaman hüvel batın, bakın hüvel evvel sizde değil mi? Nedeniniz o. Hüvel ahir sizde gerçekleşti. Ama bak batında batın, pardon, evvelde gizliydi. Sizde batın idi yani. Ama gerçekleştiği zaman sizde de zahir oldu. Yani diğer esmalardan da bağlaç olarak okuyabilirsiniz bunu.
Yani sadece Allah'ın zatı için okuduğumuz bir esma değil bunlar. Bağlaç esmalardır. Allah'ın zatı için de okunur. Allah Azimşan'ın lütfisaninde potansiyel olarak gerçekleştirdiği esmalar üzerinden de okunur. Burada dikkat etmeniz gereken başka bir esma daha var. Efendime söyleyeyim. Mesela bir esma ayrışımı daha var. Onu da söyleyeyim. Mesela bazı esmaları kullanırız. Batın esması. Ama Allah'ın Pinhan, Raz gibi esmalar da var. Yani Allah'a Pinhan denir. Gizli, saklanmış, Raz, sır. Değil mi? Efendime söyleyeyim. Gibisi esmalar da. Bu batın esmanın altındaki esmalardır. Yani onu karşılıyor zaten bu esma. Yani bu zikrettiğimiz esmalar batın esmanın içeriğini doldururlar. Yani batın esması bunları karşılıyor. Gizli esması bunları karşılıyor zaten. Zaten gizli olduğu için ona sır diyoruz. Ama bir o kadar daha aşikar sır olduğu kadar yani. Ha bunun gibi esmalar da var. Veyahut da ne diyelim? Hadi esması. Hadi esması as bir esma. Ama bunun alt esmaları da var. Muallim, mürabbi. Bazen bir bakarsın alt esması olarak görünüş bulur. Muallim öğretici. Allah da öğretici. Yani. Onu bırak. Her muallim üzerinden öğreten zaten Allah'tır. Tevhidden bakarsanız. Yani bana öğretmenlerim mi öğretti? Bir öğretmenim öğretti yani. Her birinin üzerinde öğretmen olan. Allah Rabbül Erbat'tır diyorsanız. Her birinin üzerinde Rabbim olarak öğretmen olan. Muallim olarak Rabbim olarak. Her birinin üzerinde öğretici olan oydu zaten. Onun için eskiler güzel söylüyor. Efendi çok değil evladım derlerdi. Efendi birdir. Siz çok görürsünüz. Bunu efendi bana çok espriyle anlattı. Yorum dedi. Benim efendiler çoğaldı. Allah efendi. Hazreti Hadi Baba efendi. Hazreti Pir efendi. O efendi. Bu efendi. Ya dedim bu işin içinden çıkılır mı? Gözüm şaşı oldu dedi. Şaşı oldu derken artık bir yere oturtamıyor. Bir tokat çaktılar dedi. Hepsini bir gördüm. Tokat dedi ya uyardılar. Meğerse hepsinde bir olan var. Ayrı ayrı değillermiş. Bunun en önemli şeylerinden bir tanesi tanık olacağınız bir şey vardır. Mesela eğer tanık olursanız, farz edin bir veli, sohbete tanık olduğunuz zaman. Hani sohbeti özellikle anlatmıştık hatırlarsanız. Sohbet vahim halidir. Sohbet içiniz özünüzü dışarıda çıkartacak bir alanı oluşturur. Ammenna sohbete hakka ulaşılır, sohbette zamansızlığa ulaşılır. Ana taşınır. Sohbette aynalaşma vardır, varlık aynası olunur. Ammenna. Farz edin öyle bir sohbete denk gelin. Ehli olan başka birinin sohbetini de biliyorsunuz. Aynı kişiye de gitseniz, bakın farklı bir kişiye de gitseniz sohbet sohbetse ve kadim bilgelik olarak bağlantı her ikisinde de sağlamsa aynı şeylere tanık olursunuz. Sadece baba derdi şöyle derdi, yorum derdi, her yiğidin yoğurt yiyişi ayrı derler. Ama yedikleri yoğurttur. Bu çok önemli. Her yiğidin yoğurt yani usulleri farklı olabilir. Fıtratlarına, yaratılışlarına, bulundukları alana, efendime söyleniyor, vizyonlarına bağlı olarak farklı farklı bir şekilde sohbet edebilirler. Ama tanık olacağınız yine aynı disiplinde ve aynı çizgide size bir veride aynalaşma geliyordur. Bu çok önemli. Kadim bilgelik böyle bir şey. Birbirinizden habersizsinizdir ama hiçbir zaman bağlantısız değilsinizdir. 10 bin sene önce bir tanesi çok iyi bir şey söylemiş. Sen de aynı şekilde çıkıyordur. Ondan habersizsindir. Ama onunla bağlantısız değilsindir. 1400 sene önce Resulullah Efendimiz'in birçok söylediği hadis-i şerif vardı mesela. Yoluna bir düştün, sevgisine bir düştün. Farz edin ona verilmiş nurla da nurlandınız. Ona ait şeyler yaşamaya başlarsınız. Ona ait sözler söylemeye başlarsınız. Ya bu hadiste de vardır. Birileri sizi uyarır mesela. Olur ha olmaz diye bir şey yok. Böyle çok vaka var. Bak haberiniz yok onun hadis olduğunda. Ama onunla bağlantılısınız. Aynı kaynaktan besleniyorsunuz. Onun için eskiler derdi. Muhammed kademe altında, İsa kademe altında. Yani aynı düzeyde bir yaşam yakalamış. Bu çok önemli. Habersiz olabilirsiniz. Ama bağlantıyı yakaladıysanız sizde aynı tezahürler, şeyler, görünüş bulur. Bu Hakk'ın varlığına dair bir gerçekliktir ve açıyorum ben bir kitabı mesela şöyle okuyorum. Diyor ki Nakşibendi Hazretleri efendime söyleyeyim bu dizimden etkilenmiştir. Fransız arkadaşınızmış. Fransızın aklı o kadar zaten. Kadim bilgeliği nereden bilecek ki o kadar olur ya. Fransız diyorlar ya Fransız. Kendine de Fransız, millete de Fransız. Ya kardeş yani gidip illa Budist'in kendisine mi gidip almış yani? Kadim bilgelikten beslendiğin hani kadim bilgelikten beslenmek. Allah'tan aynı kaynaktan beslendiğin zaman farklı bir şekilde aynı karakter yapılarına da sahipsen
Usul olarak efendime söyleyeyim, şunu gütmüşsün, bunu gitmişsin, farklı bir şekilde olabilir. Ama benzer şeyler çıkartırsın. Çünkü onlar diyor hafi zikri, bunlar da hafi zikri diyor. Efendime söyleyeyim, oha, o zaman diyor gitti oradan aldı. Onlar şöyle tesbihat çekiyor, bunlar da tesbihat çekiyor. Bak benzer diyor. Ya nereye koyacaksın şimdi sen bunu? Bahattin Naşimel gidip bir Budist'ten aldı, hiçbir zaman olmamıştır. Gitti ders aldığı kişiler de kayıtlı uyutludur, bilinir yani. Bir de o zamanlar orada Budist var mıydı, yok muydu onu da bilmiyoruz. Ki yoktu, oralarda şey derler, garip bir düşünce olur. Yoklar zaten aramıyorlar da. Öylesine gelip gezgin olarak gelenler de varsa bilmeyiz yani. Kadim bilgelik öyle bir şey ki, karşılıklarını görmeye başladığınız zaman, aa filanca kişi, sizin kendinize eminliğinizi de arttıran bir tarafı vardır. Yalnız olmadığınızı görürsünüz. Emre'nin güzel bir sözü vardır. Emre der, sen zannedersin kendin dolu gezersin. Seni gibi nice dolu gezer. Bu önemli bir söz. Hem kendine mal etmemek adına önemli bir söz. Hem de ikinci bir önemi var. Ha benim gibi nicesi var, yalnız değilim. Teyit eder kendine. Kendisi keşfe dair, ilhama dair, hatıra dair bir yol edinmiştir. Sonuçlar edinmiştir. Ama alemde yalnız. Bir de bakıyor yalnız değil. Ve o yalnız olmadığında kendini aynı anda şey yapıyor, çek ediyor. Aynı zamanda sınırını görüyor. Senin gibi nice dolu gezer derken kendine mal etmiyor. Bir, ikincisi yalnız olmadığını görüyor. Kendini senin gibi nice dolu gezer. Yani bir şeyler tecrübe edebilirsiniz. Ama bilin ki sizin gibi tecrübe eden niceler vardır. Allah'ın ne kulları var. Geçenlerde bir tanesi arkadaşlardan birisi paylaşmıştı. Bana göndermiş. Neydi? Elazığ tımarhanesinde, Allah'ın akıl hastanesi diyeyim. Akıl hastanesinde bir Urfalı zat, artık doktorlar demiş ya bu deli normal deli değil, Allah delisi, köşeye ayıralım ona artık başka bir şey bakalım, yani farklı bir gözle bakalım. Böyle bir zat, onun bir Allah'ın mektubu diye bir şeyi paylaşıyor. Ben dedim acaba doğru mu yalan mı? Arkadaşlar dedi doğru. Üzerine adamın gazelleri bile var yani. Halk arasında kültüre mal olduğu sözleri bile var. Ammenna, ya dedim Allah'ın ne kulları varmış ya. Yani normal bir akıllıdan hayatta bekleyen. Dedim delisi buysa velisi nasıl olur ayrı mevzu. Onu dinlemenizi isterim yani arkadaşlar paylaşsın. Çok enteresan. Allah'a mektup yazıyor. Soru soruyor. Cevabı da kendinden geliyor. Öyle bir deli yani. Ha. Dedim Allah'ın delisi buysa deli kulları nasıl oluyor bilmiyoruz yani. Devam edelim. Allah sabıkmış, eyvallah. Sabık oluşuyla da görünüş bulur. Ayrıca götüren, sevk eden, süre gelen anlamını taşıyan sahik ismiyle de görünüş bulur. Her varlığın bulunduğu ortama bağlı olarak daim yaratımda birbirleriyle ilişkide varoluşlarında idame ve idame edişlerinde de bu isme tanık olur. Yani salik ismi ikame eden, idare eden, idame edendir de aynı zamanda. Sahik. Cenab-ı Allah yarattıklarını birbirine ihtiyaçlı kılmış ve birbirlerini kaim etmiştir. Bu doğrultuda da birbirinden maddi ve manevi olarak beslenmelerine de olanaklı kılmıştır. Bu nedenle de mukit ismini de hak eden olmuştur. Mukit besleyen yarattıkların her türlü düzeyde ihtiyacı olan gıdaları veren anlamını taşır. Ama bu isimle adalet esmasına da tanık olursunuz. Bir şey var ediyorsanız, var ettiğinizin, varoluşunun gerekleri neyse, hakları neyse, o hakları da tesis edersin. Onun için Allah adildir. Felsefede çıkıyor arkadaşım bir tanesi. Efendim doğada adalet yok. İnsanda adalet tesis edilir. Sen adaleti neye göre okuyorsun bilmiyorum ki. Yani referansınız çok önemli. Adalet kavramının içeriğini neyle dolduruyorsun ki doğada okumuyorsun? Yani adalet seçimlerinize bağlı olarak tesis edilen bir şey mi? Vicdana bağlı olarak tesis edilen bir şey mi? Çünkü vicdan sonradan edinilen bir durum. Çünkü aklın usul, nesnel formasyonuna aşkın olarak öznel bir formasyon, ilkelere bağlı bir formasyon kazanmış bir biçimi. Amenna. Gene usul bir kazanmış biçimi demiştik hatırlarsanız. Bunu unutmayın. Vicdan usul bir formasyonudur. İlkelerle çalışır, öznel düzeyde çalışır usul. Gene us vardır orada. Kıyaslar vardır, karşılaştırmalar var. En basit ya vicdanınız parladı. Oğlum niye bunu böyle yaptın ya? Bak vicdanınız değil mi? Bak kıyas ediyorsunuz. Bak us çalışıyor. Ama ilkelerle çalışıyor. Ne iyi, doğru, güzele göre çalışıyor. Ama nesnel olgularda neyle çalışır? Kıyasınız değişir. Ölçülere göre kıyas edebilirsiniz. Ne oluşlarına göre kıyas eder? Kategorik düzlemde olarak kıyas eder. Deney gözlemimize göre kıyas ederiz. Neyse artık o kıyas ediş biçiminiz. Yani us hangi mantık formasyonuna büründüyse orada neye göre kıyas ediyorsanız bir biçim kazanıyor, bir formasyon kazanıyor. Bir yöntem kazanıyor.
Ha, vicdan dediğimize göre şey yapıyorsan alemde de var. Yani ne belgeseller var ya? Bir kaplanın vicdana gelişi, bir maymunun vicdana gelişi, bir filin vicdana gelişi, bir ahdü vefa edinişi. Gel de adaleti orada da görme yani. Tesis ediyor yani bir şekilde. Ama Allah'ta adalet bir şeyi var ettiyse onun varoluş haklarını da tesis eder. O varoluş haklarını tesis ediyorsa, hem öznel düzeyde fıtri olarak ona veriyorsa, hem de uygun bir ortamda varlık hakkı veriyorsa, adalet orada var. Yani bir kutup ayısını gidip çölde yaratmıyor. Bir kutup ayısını gidip kutupta yaratıyor. En basit örnek de bu yani. Ona bir varoluş hakkı veriyor ve ortam veriyor ve ona bir süreklilik de veriyor. Belli bir zaman bile olsa. Yani adalet Allah adildir. Hani bunu şöyle de, yer gök adalet üzere durur. Yer gök adalet üzere dururken bu tanım üzerinde de bir anlaşılması gereken bir tarafı var. Ha, adaletin bizde tesis edilmesi nasıl gerçekleşiyor? Nefsi emare diye bir bela verirsen adama, adalet efendime söyleyeyim doğanın dışında, efendime söyleyeyim kurumsal düzeyde tesis edilmesi gereken ilişkilerimizi belirleyici olarak. Çünkü adalet dediğiniz ilişkileri belirleyendir. Bir varlığın ilişkilerini belirli kılıyorsanız, bir varlığın ilişkilerinde sürekli olabilmesini sağlayabiliyorsanız ve miras olarak kendisini bir daha bırakabilmesini sağlıyorsa orada adalet işliyor demektir. En basiti, efendime söyleyeyim, bir hak talebi olarak bir hırsızın yanına gidiyorsunuz. Pardon, bir hakimin karşısına çıkıyorsunuz. Bu arkadaş benim, efendime söyleyeyim, malımı çaldı. Aslında orada söylediğin şu, benim varoluş hakkımı aldı. Her bir varlığın varoluş hakkının tesis edilmesi, ikame edilmesi, idare edilmesi, idame edilmesi sağlanıyorsa varoluş hakkı olarak, orada adalet söz konusudur. Kavram olarak adaleti nasıl okuduğunuz çok önemli. Eğer adalet kavramına gelirsek İslam adaleti üzerine konuşmamız var. 5. cildimizde İslam adaleti üzerine konuşmalı. Daha önce çok konuşmamız vardı. Özellikle bir yazı kalemi almıştık. Onu da beraber okumamız lazım. Eğer Allah'ın adaletinden bahsediyor. Doğada Allah'ın adaleti var. Varoluş haklarını tesis etmesiyle var. Kurumsal düzeyde insan üzerinde de adalet tesis ediliyordu. Gene Allah'ın adaleti olarak tesis ediliyordu. Bunun altını çizmek lazım. Vicdanda adalet tesis ediliyorsa öznel düzeyde gene Allah'ın adaleti tesis ediliyordu. Yani adl esmasına bağlı olarak yaşıyoruz. Mukit esmasının el adl esmasıyla karşılığı var. El rezzak esmasıyla karşılığı var. Besleyen, yediren, değil mi? El rezzak, rızıklarını gideren, ihtiyaçlarını, rızık ihtiyaç demektir. İhtiyaçlarını giderendir. Ama Allah aynı zamanda ihtiyacı nasıl gidiyor? Besleyerek gider diyor. Ama nereden beslendiğiniz var? Doğadan mı besleniyorsunuz? Maneviyattan mı besleniyorsunuz? Nurdan mı besleniyorsunuz? Doğadan beslenmek doğa için ammenna. Ama nurdan besleniyorsanız o bambaşka bir dünyanın kapısını açar. Ve bu bir nasip meselesi. Allah nurunu tamamlayacaktır. Ammenna. Ya doğadan beslenmeden nurdan beslenme söz konusuysa eğer, ki riyazatlarda yapılan budur. Oruçlarda, riyazatlarımızda yapmaya çalıştığımız da aslında budur. Nefsimizi terbiye etmekten daha çok, efendime söyleyeyim, Allah'ın nuruyla nurlanmanın, efendime söyleyeyim, sağlanması sebebiyle orucu önceleyen bir tarafı vardır dinin. Hani geçmişlere farz kıldığımız gibi size de farz kılıyoruz der. Onun içindekine tasavvuf ehli riyazatı önceler. Sebep, minimum düzeyde yakıtını indirir, ruhani düzeyde beslenmesini, nur akışını sağlatır. Hiç oruçlu olduktan sonra yemek yediğiniz anı da böyle elektriğe tutulmuş gibi olduğunuz olmuş mudur? Yani bilmiyorum yani bende çoktur yani. Yani oruçluyken inanılmaz derecede bir nur akışı da olur. Kimyasal olarak aldığınız yakıtın dışında bir enerjiyle beslenmeye başlarsınız orada. Bir salınım başlar. İnsan vücudu kapıdır ya. İnanılmaz bir kapı yani. Parmak uçlarınızdan tutunuz da gözlerinize kadar. Yani Matrix'te bir pil olarak görülüyordu değil mi? 366 tane kapısı vardır insan olduğu. Doğadaki bütün aldığı gıdaları Cenab-ı Hakk'ın lütfu ihsanıyla hepsini enerjiye çevirir. Görmeye, duymaya şunu, efendime söyleyeyim, kosa olarak attı ayrı, dışkı olarak attı ayrı. Ama demek istediğime getireyim. Doğadan beslenirken nurdan beslenebilmeniz, nura doğru taşınmanız söz konusu oluyor. Ammenna. Lakin doğadaki gıdayı, yani doğada ihtiyacınız olan gıdayı azaltarak da farklı bir nur düzeyinde beslenişiniz söz konusu olur. Bir adam bir öküz yiyormuş, efendime söyleyeyim,
çıkarttığı enerji nasıl olur bilmiyorum. Öyle riyaza çekenler var ha, onu duydum. Yani bir koçu yiyeni duydum. Oturup da bir boğayı yemeye çalışanı duydum. Bir de tuzlu yiyorlarmış. Onu niye yapıyorlarmış onu da bilmiyorum. Bilmiyorum demeyeyim daha iyi olur. Ya riyazat türlü çeşitler türlü türlü. Aç kalarak da riyazat var. Gıda şeklinde de aldıklarıyla da riyazat çekenler çıkmış. Yani genelde bizim riyazatlarımızda şey vardır. Yani bütün antitoksidan maddelerden kurtulacaksın. Hani pardon, toksit maddeleri sende daha fazla üreten şeylerden kurtulacaksın. Hayvansal gıdaları azaltacaksın değil mi? Eyvallah. Ama bazı evlullah var daha beterini yapıyor. Efendime tam tersi. Gidiyor şeyi alıyor mesela neydi ismi? Nerede? Dediğim gibi bir öküze oturup efendime söyleyeyim kaba etlerini yiyerek bir de tuzlu bir şekilde yemiş olarak yani pişirmiş. Tuzlu bir şekilde yemeye riyaza tutuyor ama üstüne su içmiyor. Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin böyle bir hikayesi vardır. Anlatayım size. Derler ki ne? Efendim derler. Yanlarına iki tane derviş gelir. Misafiri olurlar. Beraber de yolculuk yapmışlar. Efendi Hazretlerine derler ki intisap edeceğiz. Evladım yolumuz zor burada. İntisap etmeyiniz de. Efendim derler niye ki zor olsun? Biz de size intisap edelim de. Evladım der. Madem öyle der. Er çilesi mi çekersiniz? Yoksa kadın çilesi mi çekersiniz de. Efendim o nasıl bir soru? Şimdi kadın edilgen manasında. Efendime söylüyorum. Er dediği eril manasında yani erken manasında. Yoksa kadın erkek gibi bir ayrışma girmiyor. Onun altını çizeyim. Evladım diyor. Kadın çilesi dediğimiz aç kalacaksın. 40 gün boyunca bir şey yemeyeceksin. Sadece efendime söylüyorum sana verilen neyse üzüm müzüm artık neyse bir tas su vesaire o da veriliyor satın. Ha onu yiyeceksin diyor. Tamam diyor biz zaten ona razıyız. E peki er çilesi dediğin nasıl oluyor? Riyazatı nasıl oluyor? Şuradan bir öküz keseceğiz, bir güzel tuz diyeceğiz, bir güzel pişirip yiyeceğiz ama üzerine de su içmeyeceğiz diyor. Efendim o bize ağır gelir diyorlar. Yani onu çevirebilmek. O bize ağır gelir diyor. Ha, farklı farklı yöntemler kullanmışlar, bunun altını çizeyim. Ama insan vücuduna suzun etkisi çok büyük. Riyazatlarda dikkat edilmesi gereken suyu da minimuma düşürmektir. Hani günümüzde böyle bilimin çok oflayıp pufladığı bir şey var. Su için, su için, su için. Ya kardeşim fazlasını aldığın şey zehirdir. Bunun altını çizeyim. Amenna. Çeviremiyorsan zehirdir. Ha çeviriyorsan istediğin kadar iş ayrı mevzu. Ha çeviremediğiniz şey, yani vücudunuzda, efendime söyleyeyim, yani onu dönüştüremediğiniz, atamadığınız şeyler size zehir olarak geri döner. Her neyse önemli olan o değil. Ne kadar minimuma indiriyorsanız enerji akışınızı da bir o kadar kuvvetli kılmaya başlarsınız. Su tutucudur çünkü. Su taşıyıcıdır. Yağlar tutucudur. Enerji akışınızı bozar. Ne kadar yağınız minimuma düşüyor, yağ oranınız minimuma düşüyor ve suyu da azaltıyorsunuz bak beraber. Enerji akışınız kuvvetlenmeye başlar. Enerji akışınıza bağlı olarak da vizyonlar görmeye başlarsınız. Ha buna halüsinasyonlar diyorlar filan diyorlar vesaire. Kardeşim halüsinasyon dediğini ehliyse okuyacak bir kişi. Emin olun sizde olanların dışlaşmasından başka bir şey yok. Bugünlerde bir tane kardeşim var. Abiler rüyalarını anlatıyor. Şimdi anlatınca diyor Kabe'yi gördüm. Tek duvarlıydı. İsim vermiyorum dedikodu yok. Eğer dinlerse de ayıp olmaz. Kabe'yi gördüm diyor tek duvarlı. Şunu gördüm tek duvarlı. Veyahut da şöyle uçtum böyle uçtum gibilerinden bir şeyler söylüyor. Şimdi ammenna. Ama kendisinde olanın dışında bir şey söyler. Ben de alt yazı geçiyorum. Diyorum ki abla diyorum bak tek duvarlı diyorsun ya tek duvarın kalmış haberin olsun. Dikkatli ol. Yani gördüğü her şeyi kendisine anlatıyor. Sizde olan bir şeyin ve sizden eğer çıkması sonucunda görüyorsanız o size anlatan bir şeydir. Ha dışarıda bir şeyler oluyor da onu görüyorsanız ammenle ona bir şey demem hani. Veyahut da olmayan bir şeyi görmeye çalışıyoruz. Yani dikkatli yani sizde bir şeyler gerçekleşiyor. En basit kimyasallar kullananlar bilirler. Sizde bir şey gerçekleşiyordur ki onun yansımalarını görüyoruz. Ama sizde olanlara bağlı olarak bir görüler çıkıyordu. Sağlam okunduğu zaman sizde ne var ne yok hepsini ele veririz. Halüsinasyon olmaktan çıkarlar yani. Yani diyorlar ya bilinçaltı diye bir yer var oraya ekliyorsunuz filan yani. Yani kendinizde kopladınız kendinize efendime söyleyeyim hıfzettiğiniz yerleriniz var. Ve sizden bir şey dışlaşıyorsa emin olun size ait bir şeyler taşıyordur. Ha okursunuz, okuyamazsınız o ayrı mevzu. Ama size ait bir şeydir o. Size ait bir şey taşıyordur. Mesela ne diyor arkadaş? Baktım diyor alemlere açılıyorum. Ya sende bir şey çıkıyor ya. Sen kendinde olana tanıksın o sırada. Senden bir şeyler yansıyor. Aslında başka bir aleme gitmiyor. Senden yansıyanlara tanıksın.
Ama meraklıyız ya fazla yukarı alemlere gitmeye. Ha öyle bir düşüncemiz olduğu için efendime söyleyeyim görülerde farklı alemlerde değil. Sende olan alemler açılıyor. Sende olan birikimler açılıyor. Sebep ona taksın. Olumlu veya da olumsuz ne biriktirdiyse. Korku rüyana dair ne biriktirdin? İlahi alemde formasyonları ne? Sana nasıl görünüyor? Muhabbete dair ne biriktirdin? İlahi alemde formasyonları biçimleri ne? Sana ne olarak görünüyor? İnsanlara ne yaptın? Ve ne yaptığın karşılıkları, ilahi alemde karşılıkları ne? Ona göre ne görüyorsun? Ha, okursanız o insana dair görülerdir. Kendisinde olanın yansımalarıdır. Her neyse riyazata geri döneyim. Riyazat işi çetin iş. Sizi bir deri bir kemik bırakırlar. Ama bütün enerji kapılarınızı açarlar. Kırklar, onirlik bölgesi yoğun enerji birikimi doludur efendim ve en yüksek salınım, enerji salınımı onlar da orasıdır. 366'lar, ayık bölgesi daha yüksek. Alemi taşırlar çünkü onlar. Kırklar alemin ahlakıdırlar, alemin direğidirler. Onun için onirlik bölgesi enerji kuvvetleri çok yoğun olur. Efendim mesela imamet dediğimiz iki kişi, kürsüleri çok kuvvetli olur. Musevi dediğimiz beş kişi, kalp tecellileri çok kuvvetli olur, enerji yansımaları çok kuvvetli olur. Bakın etki olarak kalbin enerjisi alemde daha tesirlidir. Ama değiştirme ve dönüştürme kapasitesi olarak beynin enerjisi kalpten daha etkilidir. Bunun bir belli bir alan belirimi vardır. Ama bunun azimallah gitmeyeceğiniz yer yoktur. Kapınız açılsın, kürsü kapılarınız açılsın. Vallahi zaman yolculuğundan tutun. Bak fantastik anlatıyorum ha. Geçmiş zamanları tutun görmekten gelecek zamanlara kadar. Ha gitme gelme bedensel olarak kastetmiyorum. Onun altını çizeyim. Onu da bırakın. Tasavvuf olarak dokunmaya kadar. Ya peygamberle oturursunuz ya basbaya oturursunuz karşılıklı. Kendisi hesabına ders veriyordur. Siz de oturup oradan onu izlersiniz. Hayır bir maçta televizyon izler veya da bir televizyon izler gibi değil. Yani bir rüyet gibi anlamayın onu. Bizzat o zaman da ona dokunursunuz. Bizzat o zaman da ona görünürsünüz. Bizzat İnsan ruhu. Ya alemle kopukluğunuz yok size. Alemle kopukluğunuz bu dünyada oluşunuzda ne kadar bir şey. Nuraniyetten beslenmenizle alemle bağlantı kurur. Kendilik alanınız genişlerse azimallah insan büyük kudrettir. Ya, bu bir şirk değil. Gene yapan çatanamla. Basir esmasıyla size gösterebilir. Yani Kadir esmasıyla oraya götürür. Su tutucudur, yağlar tutucudur. Onun için su oranını azaltırlar. Kendilik alanı genişletilecekse azaltırlar. Efendim minimuma düşürürler. Yeme içmeyi minimuma düşürürler. Ve sizden yansıyan nurla kendilik alanınız genişletilmeye çalışılır. Ne zamana kadar? Ta ki istidadınız tam olana kadar. Fıtratınızda olanı en mükemmel şekilde gerçekleştirecek hale gelene kadar. Onun içindir ki hakkıyla yola gidenlerin tamamına riyazat hak kılınmıştır. Hani diyor orucu farz kıldık diyor ya, umumiyet olarak oruç farz kılınmış ya, yola girenlere de riyazat olarak farz kılınır. Yeme içmeden keserler. Yiyemez içemez ya, ben kendimden biliyorum. Vallahi annem ne güzel yemekler yapar. Of, Hataylı ya, bir Arap yemekleri yapıyor o biçim. Oturduğumda abi öyle bir masayı bitirirdi. Hani yaramaz diyorlar ya, bir de o şekilde yaramıyordu. Niye yaramıyordu bilmiyorum, o sıradaki halim öyleydi. Şimdi yarıyor. Metabolizma değişince yarıyor. Vallahi gözümün önüne geliyor yemekleri yemiyordum. Boğazımdan geçmiyor. İçerken de tıkanıyordu zaten. Vallahi ha buraya geliyor takılıyordu. Yiyemiyorsun. En son ablam beni uzaktan görmüştü tanıyamamıştı. Ağlamıştı o yüzden. Allah'tan efendi vardı yediriyordu. Sebep? Yemek yer miyiz? Diyemiyorsun yiyemeyiz. Mecburen yiyorsun. İçiyorsun, o şekilde hayatta tutuyorsun. Ha, üstad lazım, niye lazım biliyor musunuz? Size aynı olması için lazım. Bir, iki, yolun bilineni var, bilinmeyeni var. Aşka düştüğünüz zaman yaşayacağınız şeyin haddi hesabı yok. Gene lazım, gene sizi hayatta tutması için lazım. Eğer o sofrada olmasaydı kopmuştum, meczup olmuştum. Seni yeniden yedirtiyor, içirtiyor. Hayatta tutuyor. Üstad lazım, yine cininin haddi hesabı yok. Yani ışığınız yanmaya başladığı anda, yani aleminiz ışımaya başladığı anda uğrayanın haddi hesabı olmaz.
Meleği uğrar, ini uğrar, cini uğrar, uğrar da uğrar. Emin olun büyücüsü bile uğrar. Arada bir de ne büyücüler var ya. Ateş kurur bakar yani. Mahallemde iyi birisi kim var, kim yok. Vallahi ya yoklayan salak çoktur yani öyle. Bir tane iki tane değil. Hint'ten gelir sizi yoklarlar. Çin'den gelir sizi yoklarlar. Öyle manyağı da çıkar yani. Adam derya kuruyor. Derya kuruyor dediğim eskiler derya kurma derlerdi. Okuyor. Emin olun televizyon izler gibi. Birini görmek istiyorlarsa tık diye izlerler. Astral seyahat yapanı hariç yani. Böyle deliler de var yani. Az buz değil. Yani kötülüğe çalışıyor ama yani sonuçta adam riyazatını yapıyor, onu yapıyor. Hak ediyor da yani. Allah da veriyor yani. Nasıl? Adam çalışıyor. Kötü olmasına rağmen bilim adamı oluyor. Bir şey üretiyor, veriyor. E aynı şekilde. Çalışıyor adam. Maneviyatta çalışıyor. Kim ki nefsiyle mücadele ediyor, kerametleri atlarım. Öylesi de var yani. Havası ilmiyle uğraşan az değil mi? Çağınızda solunuzda bile tanık olmuşsunuzdur. Ya adam sabah akşam okuyor. Öyle adamlara tanık oldum. Niye? Efendime söyleyeyim, adam elmas şey pardon neydi? Define ağrı. Okuyor ya. Define arayışı için okuyor. Böyle adam da var yani. Muvaffak oluyor mu? Oluyor vallahi. Buluyor yani. Çünkü niyeti o. İstikamet o. Öyle bağlantı. O açıdan bağlantı kuruyor. O açıdan bağlantı kurduğu için veriyorlar. Hadi git al diyorlar. Aslında bir nevi yüzüne vuruyorlar. İstediğin buysa al. Allah yüzümüze vurduğundan vermesin. Kendisi için olmayanı da istemiyoruz zaten. Kendisi için neyse onu istiyoruz yani. Her neyse bunlar işin biraz fantastik tarafı. Bizde görülen şey şuydu. Bizde görülen yani tanık olduğumuz şey riyazatların nurani akışı fazlalaştırdı. Ve bunu çok yetkin bir hale getirdi. Bakın eğer gerçekten bu gibi şeylerde tecrübeniz olan insanlarsanız 10 gün oruç tutun. 10 gün içerisinde şuralarınızda artık statik elektriğinizin, kinetik enerjinizin çok yoğunlaştığını görürsünüz. Akşam vaktine doğru daha da çabuk şey olur. Yani enerji kapılarınız açıkça buralar fazlalaşır. Kendiniz bile hissedersiniz. Bir yüksek derecede bir enerjinin aktığını hissetmeye başlarsınız. Hangi kapılarınız açıksa o kapıların daha fazla böyle bir enerji yoğunluğuyla akış arz ettiğini görürsün. Yani bir enerji salınıyordur ve siz onu hissedersiniz yani. Akıyordur. Kalptense kalpten, kürsüdense kürsüden, ben beyin demiyorum özellikle. Kürsüdense kürsüden, ayaklardansa ayaklardan salınır. Ve iki türlüdür bu. Efendime söyleyeyim. Vücudunuzun hiçbir zaman hepsi sıcak veya de hepsi soğuk olmaz. İlla bir yeri sıcak, bir yerler soğuktur yani. Şimdi bile öyledir yani. Yataktaysanız bile gene öyledir. Hiçbir zaman olmaz. Yani enerji tozlaşları böyle şeydir, farklı farklıdır yani. Ha efendim çok üşüyordur da ısınmıştır ama gene farklılık vardır yani. Sobanın önündesinizdir, bütün vücut ısınızı eşit yapacağız. Olmaz. İlla bir yerlerinde enerji daha düşük. Ha gene bir parça ısınmıştır belki orası. Ama gene bir parça daha düşüktür. Ve enerji salınımı iki türlüdür. Kan dolaşımına bağlı zikir yapmalarda, efendime söyleyeyim, enerji yüksek bir şekilde ısıya dayalı olarak tezahür ettirir. Hani ısı, ışınma, her ısı ışınım içer, radyoaktiftir. Ve bunu hissedersiniz. Mesela cehri zikir yapan arkadaşlarım vardı. Onlara dikkat ediyorum. Tanık olduğum şeyler, vücut enerjileri her zaman çok yüksek. Allah'tan konuşmaya başladığı zaman veyahut da tesbihat başladığında enerjilerin hep yükseldiğini görüyorum. Mesela hafi zikir yapanlara çok tanımdır. Sinir sistemiyle alakadardır bak. Genelde vücutları soğuktur. Minimuma düşürüyorlar kendilerini. Efendim mesela hep sinir sistemindeki akışlara kadar bir şeyler var. Enerji akışları daha yüksek. Ama işin enteresanı vücutları hep daha düşüktür. Ha bunlar efendim mesela diğerleri daha faziletli, bunlar daha aşağı gibi bir şey çıkmıyor. Birinin alemdeki tesiri daha fazla oluyor. Diğeri iç alemde, nurani alemlerde daha çok seyranlar oluyor. Mesela nakşilerin böyle seyranları çoktur. Mesela onun için derler ki iyi nakşiler, doğru nakşiler, hafi alemlerinden başlarlar. Gizli alemlerden, emir aleminden başlarlar. Nur aleminden başlarlar. Ama diğer tarikatlar genelde kerametlerin daha çok yoğun olduğu bölgelerden başlar. Sebep ne? Cehri zikir ve riyazatlara direkt geçiyorlar. Ve keramet tarafları yani tasarruf tarafı daha yüksek görünüyor. Nakşiler tasarruf tarafı daha yüksek görülmez. Keramet tarafları daha yüksek görülmez. Çünkü düşünce taraflarını daha çok zorlarlar. Maşallah günümüzün nakşilerinde de ne kadar düşünce var o da ayrı mevzu. Vallahi nakşilikle alakadarlıkları yok ya. Vallahi diyorum. Yani verdikleri tesbihat hariç yolu bir de nazar ve kader.
efendime söyleyeyim Vatan Ünlü Sefer gibi o formatlanmış yapıyı bilmelerinin dışında emin olun nakşilikle zerre haberleri. Nakşi olsalar zaten öyle olmazlar. Nakşilikten geldiğim için üstadlarımın hiçbirinde böyle bir yöntem de görmedim, böyle bir halde görmedim. Yani cübbeyle, hırkayla olan bir şey değil ve o cübbeyle, hırkayla bu alemi okuyacağınız bir tarafınız. Nakşiyseniz günü de okuyacaksınız, dünü de okuyacaksınız, yarınla da okuyacaksınız. Ve insana değerleri nakşedeceksiniz. Ve hafi aleminden başlatacaksınız. Sırlı alemlerden, gizli alemlerden başlatacaksınız. Hafi nurdan başlar. Hafi diyorum, özür dilerim. Emir alemden başlatacaksınız ve emir alem nurdan başlar. Ve nakşilerin ilgilendiği şahıstır. Şahıstan başlarlar, şahıstan okuturlar. Sadece yöntem olarak iki şeyi tercih eder bazı üstadlar. Bazısı alem üzerinden şahısı okutmaya çalışırlar, fiil ve şeylerinden. Bazısı da bizzat insanı kendisi üzerinden okutmaya çalışırlardı. Gerçek nakşilerde olan bu, tanık olduğumuzda bu. Bunlar zatı bilmiyor ki ne zattan başlasınlar. Nakşi zattan başlar, şahıstan başlar, nurdan başlar. Diğerleri terbiyeden başlar. Bütün tarihlere gidin, terbiye nefisten başlar. Riyazatlar dediğimiz nefsin evvela terbiyesidir. Enerjisini atırıp alemde tasarruflarla beraber kişinin üzerinde potansiyel melekelerin gelişmesine dayanır. Hani doğru yol üzerinde giderseniz meleklerden sonuç alacaksınız yani. Amin de sonuç alın. Oraya iltifat etmezler. Onun için riyazata fazla uğramazlar. Tesbihatlar öncelenir. Amenna. Ama görüler, duyular, nurlanma, feraset, basiret ve ondan sonra tasarrufa uğrarlar. Ama işleri zattır. Yani melekutla ilgilenmezler. Cennetle ilgilenmezler. Hacıyla kocayla ilgilenmezler. Zatla ilgilenirler ya. Zat ve nur. Nakşilikte olan biten budur. Onun için çok kısa bir yoldur. Çünkü zattan başlarsanız aleme inişiniz çok sağlam olur. Adam evvela bir terbiye oluyor. Ondan sonra gidiyor efendime söyleyeyim melekler şunlar. Bir de takılıp takılmaması da var işi. Kendine mal edip etmemesi de var. Hani bir hikaye anlatmış. İyi efendi bizzat gidiyor ya. Tükürse keramet bizzat. Soruyorlar kendisine nasıldı? Diyor ki ya tarih coğrafya öğretmen. Heh diyor. İyi efendiye sonra efendim nasıldı diye. Evladım diyor kerameti gözüne perde olmuş. Mal etmiş kendine. Yani cennetini mal etmiş kendine. Keramet dediğiniz cennet nimetleridir ya. Ha bu kadar da küçümsenecek bir şey değil. Altını çizdim ha. Yani adam tükürse keramet yani. Böyle adamlar var. Ama keramet Allah katında büyüklüğü belirli kılmıyor. Ne kadar muhatapsın? Ne kadar onunlasın? Ne kadar onu gösterebiliyorsun? Bu kerametle gösterilen bir şey değil. Hak ve hakikate dair. Anlayışa dair. Gelen geçmenin bütün nakşilere selam olsun. Bu nakşili övmek adına söylediğim bir şey değil. Hani nakşi gelmişiz, kadiri yetişmişiz. Bunun için söylediğim şeyler değil. Altını çizeyim. Yani böyle bir fazileti de var. Onu da atayım. Ha günümüzde de karşılıkları olanlardan, karşılığı olduğunu zannederek de itibar göstermeyin. Emin olun zerre, küllü mafşan nasıl diyorlar. Zerre miskal haberleri yok. Zerre miskalde efendime söyleyeyim nasipleri yok bu bağlamda. Bu menzili de öyle, Fatih'i de öyle. Ha, ahlaka dair bir şeyler yapıyorlarsa amenna. Zaten Fatih'te o ahlak da yok. Ayrı mevzu. Ha menzilde gene hiç olsa ahlakın bir şekilde şeyi var. Hani bir şekilde bir ahlak korunmaya çalışıyor. İçlerinde ne dönüyor bilmiyorum. Ama maneviyatımda da iyi biliyorum ki yani böyle nakşilik yok yani. Ha bundan öncekilerde vardı. Bir parça. Üstadlarında vardı. Ve bu ahlakı gütmeleri kendilerine sıkıntı. Onların ahlakını değil. Şu anki ahlak götürmeleri kendilerine sıkıntı. Nerede patlarlar onu da bilmiyorum. Elbet bir yerde patlarlar. Allah kabul etmez kardeşim. Gerisini boş ver. Cenab-ı Allah'ın halak oluşundan tanık olduğumuz ara mı verecekti? Unuttum. Neyse dedikoduya girince böyle Allah beni affetsin. Yani. Dedikoduya itibar etmeyiniz. Kendiniz tanık olunuz. Gidiniz tabi olunuz. Deneyin kardeşim. Bir sonuç alıyor mu? Ya kardeşim bu işin mantığı şu. Sonuç alıyor musun almıyor musun? Ya binlerce insan gidiyor. Sonuç mu var? Aileme dair bir okuma mı var? Bu zamana doğru bir efendime söyleyeyim bir veri mi var? Efendim gafsat el işini halledi. Yemişim gafsını. Ne gafsı? Vallahi çarpılırsın söyleme. Çarpılmasından da. Ha bu cesareti ne? Vallahi Allah'tan buluyoruz. Başka bir yerden de bulmuyoruz. Hakla hakikaten haberleri yok bunların.
kalıplar, efendime söyleyeyim, şey olmuş. Şekiller, kalıplar, imanlar olmuş. Onun dışına da çıkmıyorlar zaten. Bir tespit çekmeyle de olan bir şey değil. Ehil olsalar zaten hepsi uçar. Ehil değil. Şeyhini uçuran da dervişler derler ya, oraya giden birkaç tane imanlı insanı da görürsü, şuyu, fazileti, efendime söyleyeyim, şeyh uçuruyor, şeyhin haberi yok. Vallahi ya. Bu böyledir yani. Şeyh uçuran dervişidir zaten, onun için de bir türlü inmez aşağıya. Ya görün, görün. Babanın bana güzel bir nasihatiydi. Görün dedi, Allah sana akıl fikir vermiş. Yaş 18'e. Allah sana akıl fikir vermiş. Bir, gittiğin yerde göreceksin derdi. Ahlaka dair, irfana dair, varsa tasarrufuna dair göreceksin derdi. Allah akıl fikir vermiş, kıyas edeceksin derdi. Azim Allah dedi, şüphen mi var? Allah sana göstersin. Talep et ya, ya Rabbi nedir ne değildir diye. Bizim istihare namazlarımız var ya, bunları söyleyince millet böyle yanlış anlıyor. Nasıl Allah'tan talep? Ya en basit istihare namazı. Yani ağzında sormuyorsun. Hiç yoksa istihare namazına yap, istihare edin değil mi? Yanlış telaffuz etme. Akşam böyle git, efendime söyleyeyim, iki rekat abdest al, pardon bir abdest al, iki rekat da namaz kıl. Ya Rabbi diye ricada bulun ya. Bu adam nedir, necidir, ne değildir? Elbet bir renkler, menkler, bir şeyler gösterirler yani. Samimiyseniz görmeyeceğiniz bir şey değil yani. Veletlerine sorgulamıyoruz. Sıkıntımız bu. Birilerine gidiyorsanız, bir yerlere gidiyorsanız sorgulayın. Teslimak amacıyla yapmayın. Hakikate ulaşmak amacıyla yapın. Siz hakikate talipsiniz. Hakikate talipseniz sorgulayacaksınız. Başka bir alternatifiniz yok. Efendim Şeyh Efendim ise hemen teslim olalım. Gittik güme zaten. Yani, evladım demişti, bu biz bile olsak bırakın gidin. Yaşınız genç, alemde bir sürü Allah'ın kulları var. Elbet birini denk gelir. Vallahi içimde ne dedim, ben göreceğimi gördüm dedim. Yani alemin kulları kim nerede kalıyorsa kalsın diye içimde ne dedim. Çünkü görmüştüm yani, başka birini de bulmaya gerek yok. Vardı da. Ama yani yakınında bulmuşsun yani. Gidip Hızır'ı ikinci defa aramaya ne gerek? Yani Hızır'ımı bulmuşum yani. Başka bir Hızır, başkasına gerek bana ne? Yani böyle bir şey. Allah selam üzeriniz olsun. Ve korkulmayacak sorularınızı sorun. Korkmadan sorun. Ben, bu adam kim diye sormayın yani. Gittiğiniz bir yer varsa sormayın ya. Nedir, necidir, ne yer, ne içer, ne yapar, ne eder? Var mı böyle bir şeyler? Yoksa efendim hakka hakikate dair mi var? Bir sorun ya, bunda korkmayın. Ya efendim ya kamil derse, ya ters gelirse, çarpılırsa. Ya ben çarpılayım ama yeter ki ne doğruyu bileyim yani. Ya yeter ki doğruyu bileyim, hakka hakikati bileyim. Bir danışın ya. Allah'a danışamıyorsanız hiç olsa bilene aklınıza, vicdanınıza danışın. Peygamberin sünnetine danışın, peygamberin hadisine, Kur'an'a danışın. Yani, hadi hiçbirini yapamaz. En saf halinizde Allah'a gidin işte, başka yapacak bir şey yok. İstihare namazına yatın ya da kafanızı verirken samimi bir şekilde yastığa koyup ya Rabbi ya çaresiz kaldım deyin ya. Haktan hakikatinden yana çaresiz kaldım. Ne olduklarını da bilmiyorum. Sen ehline yetiştir. Yani, Allah ehline yetiştirsin. Amin. Musluhçu bile olsa. Amin. Evinizi perişan eder ha. Vallahi. He? Musluhçu bile olsa ya. Ehlini denk getirsin yani. Allah'ın selamı üzerimize olsun. Çünkü Allah'ın nuruyla bakar diyor. Bir de basiret sahibi olduğunu düşün. İç yüzlerini bilecek kadar. Ha bir de tasarruf ehli olduğunu düşün. Manipüle edecek, kullanabilecek, efendim tesir edecek kadar. Ha o zaman bambaşka bir dünyada yaşıyorsun. Şimdi toparlayayım. Şimdi iç sesiniz gelir. Herkesin içinde iç sesler var. Bakın bu iç sese madem ki gittik. Hani bir olayla karşılaştınız ama bir türlü inanamıyorsun. Yani burada bir sıkıntı var diyorsun. Bu iç sesin nerede geldiğiyle de alakadar bir durum. Bir de nasıl olması şey, sizin orada ne yapmanız gerektiği alakadar bir durum da çıkartıyor. Ama burada önemli olan iç sesin gelmesi. Tamam geldi yani. Geldi de bir, karşılaştığınız olaya göre iç sesiniz size ne diyor? Doğru mu? Yanlış mı? Nereden geldi? Cinden mi? İnden mi? Bunlar çok önemli. Şimdi eğer bağlantı kurmuş bir insansa zaten şüpheniz olmuyor. Ben Allah'tan gelen bir bilgiyse o kendinden emin kıldırtır. Şüphe bile hemen arkasında şüphe gelmez. Ondan emin kıldırtır ve siz o nazarla bakarsınız. Ha bu böyledir dersiniz. Mesela bir yere giderdim, otururdum. Ya burada böyle bir şey oluyor derdim. Hakikaten böyle bir şey dediğim yani oradaki hal bana vuruyor. Ne yapılmışsa. Oğlum bir kötü bir şey yapılmış. O kötü şey bana vuruyor. Ya burada böyle bir şey var ama bir türlü yakıştıramıyorum.
Olsun. Ama o gelmiş bir defa içinde beni zorluyor böyle. Habire de zorluyor bile. Yani burada böyle bir şey var diyor. Ama ben yakıştıramıyorum. Sonra bir bakıyorum ki hakikaten öyle bir şey çıkıyor. Şimdi iç seslerinize güvenmeyiniz. Sebebi şu. İnden cinden her yerden gelebilir bir. Onun için iç seslerinize göre iş görülmez. Ha, sonucu çıktı mı zaten Rabbim bana demişti dersiniz. Yürüyüşünüze devam edin. Çünkü iç ses sizi yanıltabilir sonuçta. Bakmışsınız ki vesveseye dair bir şey de gelebilir. Karar veremezsiniz orada. Yanlış düşünceye sevk olursunuz. Olumlu bir şey, iyi bir şeyi, kötü görürsünüz. Kendinizi mahrum bile bırakabilirsiniz. Onun için derlerdi yani rüyalarınızı eğer yorumlayamıyorsanız iyidir, kötüdür diye yorumlamayın. Çünkü bilmiyorsunuz. İki, böyle iç sesler mesela ya içimden bir ses bana şöyle diyor. Birkaç tane vakayla tanıştım. Genelde hamilelerde çok oluyor. 2-3 tane hamile vakasıyla karşılaştım. Ya diyor içimden birisi bana konuşuyor. Kendi sesi değil ama başka bir ses. Şimdi bana konuşuyor. Şimdi fizyolojik bir durum değil bu. Diyor ki ne sana şunu vaat ettik şöyle vereceğiz. Bak şöyle olacak. Ha, olacak şeyler de oluyor ha öyle ağzımız değil ha. Söylediği şeylere bakıyorum oldu mu diyor. He diyorlar tık 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 da oldu yani. Şöyle mi oluyor böyle mi oluyor hepsi de çıkıyor söylediği şeylere. Dedim ki bu bir vaat ediyor bak. Size vaat varsa hissesinizde orada tehlike var. Oldu. Allah vaat etmez. Direkt verir. Vaat ettiği Kur'an'dadır. Ammenna. Ama size özel bir ilişki muhatap edindiyseniz sizi direkt oraya taşır. Sana şunu vereceğim demez. Verir. Veyahut da hak ettirir verir. Bilmem anlatabiliyor muyum. Veyahut da sen şuraya geldin denir. Yani sana dair bir şey söylenir. Bir vaat olayı genelde iç sesinizde kolay kolay olmaz. Eğer olursa orada bir sıkıntı var. Yani incin oraya bir müdahil var yani. Ona dikkat edin. Efendime söyleyeyim. İkincisi, eğer doğru bir şey söyleniyorsa, kardeşim zaten olacaksa, oluyorsa, zaten söylenmişti dersiniz, yürürsünüz. Eğer olmazsa imanınızı da bozma. Çünkü bazen insanlar iç seslerine öyle bir güveniyorlar ki, böyle bir şey denedi diyor. Olmadı. Ha, ne oldu? İnci müdahil ya orada. O olmadı. Ya o zaman diyor, Allah ona yalan söyledi. Ya Allah söylemez kardeşim, araya girenler söyler, parazit yaptılar. Parazit yapan suflileriniz var. Mikrobiyota diyorlar günümüzde. Emin olun bir tanesi hiç görmez ama yüzlercesi. Azimallah. Senin benim gibi düşünürler ya. Vücudunuzda koloniler kurarlar. Emin olun vücudunuzda çok da belirgin irade sahiplerindirler. Yani ha, sen ben istedim dersin ha sana istetirler. Öyle şuurlu varlıklarla beraber yaşıyoruz. Az buz değiller yani. Ha bilim bunun ne kadarına geldi bilmiyorum. Yani. Sana istetirler ya basbaya canı bir şey çeker istetir yani. Yaptırtır yani. Nefse emare dediğimiz şeyin onlarla da bir parça alakadarlığı vardır bir parça. Her neyse demek istediğime getireyim. Ya onların sesini duy, kalbinin sesini duy, cinin sesini duy, inin sesini duy. Ya bazen tesbihat çekerdim. Emin ol oturuyorum. Sezen Aksu'yu dinliyorum. Ya tesbih çekiyorum Sezen Aksu nereden geldi? Veyahut da Kobo filmi izliyorum. Ya bunlar nereden geldi diyorum ya. Yukarıda Kobo filmi izleniyor. Bak, aşağıda Sezen Aksu dinliyor arkadaş. Radyo dalgalarının alıvericisi gibi olursunuz. Aynı anda. Eskiden bu kadar hava kirliliği yoktu. Cep telefonları, televizyonlar, radyo kanalları filan filan. Hava temiz. Ammenna, oksijen bol. Ammenna. Radyoaktif böyle salınım da bu kadar kirli değil. Yani bir sürü bilgi akışı, bombardımanı da yok. Ammenna. Adam zaten Riyazat'a başladığında tık diye gidiyor. Şimdi o kadar kolay değil. Araya Sezen Aksu giriyor, kovboy filmi giriyor. Giriyor da giriyor. Şimdi karşı karşıya kaldığınız olay ve durumlarda sizi etkileyecek çok şey olabilir. Oldu. Burada efendime söyleyeyim itiraz mercileri bile girebilir. Hani burada cinin menfaatin olmaz, mikrobiyotanı sufli derlerdi eskiler. Japonlar sonra dönerim muzişi diyorlarmış. Bizimler eskiler sufli derlerdi. Yani sadece cin diye varlık konuşmazlardı. Cinler var. Ama bunun haricinde sufliler de var. Yani onlara sufli derlerdi, dikkat ederlerdi mesela onun için. Yani riyazatı azaltmalarının en büyük sebeplerinden, yani önemsemelerinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de suflilerdi. Ha, eğer sağlam bir bilgi olarak kanalı sağlam kurdun, yani akış, bilgi, Allah habirdir. Ama habir, lütfü ihsan ile esmasıyla da barışık bir şekilde, hakiki olarak da duygusunda buldun. Allah azimşandan bir şey, olay, olgu geldiği anda senin gönlünde ilham geliyor mesela. Mesela bende çok olur. Mesela bir şey konu düşünüyorum. Konu düşünürken ne düşünüyorum? Radyoaktifler. Bu nedir diyorum ya radyoaktifler. Düşünüyorum böyle. Ha böyle şey düşüncelerim çok olur. Ha ısı. Ha her ısının ışınımı var. Tık 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 gelmeye başlar yüreğimden. Hani Allah ilham dök veriyor ya. O ilham geldiği anda bunu kitapta okumuşluğum yok.
Bir yerden duymuşluğum yok. Tıkır tıkır gelir. Ondan sonra açarım giderim kitabı. Acaba gerçekten böyle bir şey var mı diye. Ve bir bakıyorum aynısı. Ne söylenmişse tık tık gönlüme doğan ilham neyse aynı şekilde orada da görüyorsun. Teyit ediyorsun yani. Ha. Olay bu. Ha diyorsun Rabbim zaten söylemişti. Yani öğretmişti. Ama dediğim gibi bazı olay ve olgularla karşılaşıyorsunuz. Oraya yorum getirebilirsiniz. Veyahut da böyledir söylerler getirebilirsiniz. O sırada hüsnü zana başvurun. Hüsnü zan ile bakın. Yani din ya olmayabilir, yakıştırmayın. Ha, insanlık namına bile olsa gene yakıştırmayın. Adam kötüyse bile gene yakıştırmayın. Siz uzak durmaya çalışın ama çünkü içiniz rahatsız. Yani bayan, erkek, iyi, kötü kim derse artık. İçiniz rahatsızsa bir adım geri durun, uzaktan izlemeye başlayın. Ama illa iç sesinizle hareket etmeyin. Bu iç sesiyle hareket edip de yoldan çıkan, efendim zıvanadan çıkan çok adam biliyorum. Bana böyle deniliyor. Ya kardeşim her denileni yaparsan ayva yersin. Bir de iç sesin dediğin nereden geliyor yani? Sublimden mi geliyor, cinden mi geliyor, inden mi geliyor, melekten mi geliyor? Melekten gelse ne yazar? Yani melek kendi bildiğinle sorumlu. Buradan bakın melekten derken çok önemli bir şey söylüyorum. Çünkü her biri kendi sıfatı neyse o sıfatı doğrusunda bir bilgiye kayıs. Sana efendime söyleyeyim melekten geldi. Hadi onu da bırak Ahmet abinin celsene maceralar vardı. Efendim Tesla gelir. Efendime söyleyeyim şey gelir. Neydi o? Bilmem ne uzay bölgesinden bilmem bir ruh gelir. Böyle vakalar var değil mi Ahmet abi? Hah. Ayvayı yedik. O geldi ona göre bir dünya. Öbürü geldi ona göre bir dünya. Öbürü geldi ona göre bir dünya. Yani onlarlaşıyorsunuz, onlardan bakıyorsunuz. Peki Allah'tan bakıyor musunuz? Celselerde çok olur bu. Eskiler sofrada derlerdi, celsede de. Adam transa giriyor mesela veyahut da bayan, medyum. Bir transa giriyor. Efendime söyleyeyim filancanın ruhunu çağırıyoruz veyahut da kimse artık veyahut da şöyle bir varlığı çağırıyoruz. Hani ne olsun filanca uzay bölgesinden, Şira yıldızından bilmem ne varlığı. Salladım gitti yani. Çağırdık geldi. Şimdi geldi konuşuyor. Böyle vakalar var ha. Acayip vakalar. Bir tane iki tane değil yani. Tıkır tıkır da konuşuyor yani. İşte şu olacak, bu olacak, şöyle olacak. Yapmayın kardeşim etmeyin ya. Bir de dilini bilmiyorsan, görülerinizin dilini bilmiyorsan ayva yediniz. Mesela birisi dedi bir gün kıyamet koptu. Dedim sizin kıyametiniz kopmuştur. Diğer kıyameti zor bulursunuz. Ahmet abiler de öyle bir vaka yaşamış mesela. Başkaları da yaşamış yani. Bir tane iki tane değil. Diyor ki ne filanca tarihte kıyamet kopacak. E tamam. E ne yapacaksın? E zaten ölüyoruz kardeşim. Ölüm kıyamet. Aslında orada söyledikleri şey hakikat geldiği zaman sizin kıyametiniz kopacak. Hakikaten de kıyamet gelmiyor ya. Hadi dediniz bu tarihte kıyamet kopacak. Kopmadı. Ha, bak hakikatin bilgisi geldi demek ki ne? Sizin dediğiniz doğru değilmiş. Bak o bilgi geldi. Doğru olmadığının bilgisi. Ama o şekilde heder olan hayatın adli hesabı. Sömürülen, paraları yontulan, insanların adli hesabı yok. Şu medyumvari olaylar sebebiyle. Sırf bunlar için para toplayan insanlar var, para alan insanlar var. Neymiş? İç sesi öyle diyor. Yani Allah esirgesin. Ya kafayı yiyen adamlar da çok öyle. Ya Allah'a bırakmışız nelerle uğraşacağız? Bak Enam suresinde buna bir cevap gelir. Enam suresindeki cevap şudur. Der ki, inler ve cinlere sorar Cenab-ı Hak. Ben mi söyledim size böyle yapınız diye? Hani birbirinden var. Ya Rabbi birbirimizden faydalandık. O zaman tadın azaldı. Yani kendi çıkarları için birbirlerinden faydalanmak, haber almak, kullanmak. O zaman tadın azap. Niye? Allah'a bırakmışız. Onunla bununla uğraşıyoruz. Ha, melek dahi olsa. Sebep? Sebebi şu. Diyor ki ne? Ya Rabbi yeryüzünde kan dökecek birini mi halk edeceksin? Bak kan dökmeyi biliyorlar ama insanın hikmetini bilmiyorlar. Ne yapacağız şimdi? Öyle bir kardeşim vardı. Bir ara melekler üzerine bir iki tanesi gelmiş demiş ki ne şunlara lanet bu halka lanet oku diye bir halka lanet okuyor. E dedim ya dedim senin yaptığın şey yani senin söylediğin yaptığın şey sana böyle deniliyor. Sebepten bakılarak bir sebep olmuş bir olay olmuş istenmedikleri bir olay olmuş. Senin istemediğin olay veyahut da onların istemediği olay da Allah'tan değil mi ki ne Allah'ın dışında okuyup da lanet okuyorsunuz. Halkı sorumlu tutuyorsunuz. Hikmetine vakıf o yok. O anlayış yok. Ne yapacaksın şimdi? Şimdi melekten mi bakacağım, Allah'tan mı bakacağım? Mesela bu. Onun için Kur'an disiplininiz olsun, Kur'an anlayışınız olsun. En önemli gerekçelerinizi Kur'an'da bulun bir. Ve en önemli şeylerinizi Kur'an'da bulun. Bakın bir şey geliyorsa, gelen şey vaatle alakadarsa bir orada sıkıntı var. Bak kandırılma var. Çünkü bu vakalarla çok rastladım. Adam bir dalıyor. Ya diyor sana şunu vaat ediyoruz filan filan. Gitti güme ha. Öyle bir şey yok. Kandırılma var. Mesela bir arkadaşım gelmişti,
Bir ara şey diyordu, rüyalarında cinler geliyor. İşte sen bizim primissin. Sana şu kadar şey yapalım, böyle yapalım. Bizi bırakma, gitme, ne olur. Lan dedim oğlum, kala kala vade mi kaldın lan kandın? Yani Allah konuşuyoruz. Allah bırakmışsın, cinlerin vaadine kaldın. Sen insansın ya. Hüküm sende. Yani bir hüküm ver bakayım ne yapıyorlar. Yani. Kala kala cinlere mi kaldık Allah dururken? İzzet-i şeref üzere, Allah'ın izzeti ve şerefi üzere yaratılmış bir varlık. Kala kala cine mi kaldı? Yani onlara aşağılamak adına söylemiyorum. Allah dururken benim yine cinle ne işim olur? Ha, Nakşilerin bir hususiyeti var. Allah'ın selamı üzerlerine olsun. Çok güzel bir hususiyetleri var. İç seslere ve iç görülere fazla itibar ettirmezlerdi. Sebep şu, nereden geldiğini bilene kadar. Bu çok önemli. Bir, teyit etmeyi öğreneceksin. Yani evvela aldanmayacaksın. Hayatında teyit edeceksin. Ha, Allah'tansın zaten. Allah'tan ammenle yürüyüşüne devam edeceksin. Temkinlerini alacaksın. Ama değilse, ha zaten değildir. İtibar da etmemiştim de. İmanının da sarsılmasına müsaade etmez. Yürüyüşüne devam edersin. Bir bu. İki, efendime söyleyeyim. En dikkat edilmesi gereken şeylerden biri. Nereden geldiğine. Yani teyit etmeyi kendi yaşantınızda birebir yaparsın. Ama nereden gelmeyi keşfi olarak artık öğrendiyseniz, nefsinizden de gelse, inçinden gelse hemen teyit edersin. Ha dersin bu bundan, bu bundan, bu bundan. Melekten de inse ha dersin bu melekten. Ha bu yere kadar götürür, başka götürmez, burada kalsın dersin yani. Yani melekten geliyorsa melekten olan tanık olursun, dersin ki bu burada, bu kadar, daha fazla değil. Veyahut da inden cinden gelirse kandırılma veyahut da şu, ha ona da tanık olursun. Emin olun rüyalarınıza kadar müdahil edenler çıkar. Ya en basiti şöyle düşün. İki tane aşık var. Birbirlerinin rüyalarına müdahil olurlar. Hadi onu bırak. İradesi iki tane kuvvetli insan düşünün. Emin olun sizi rabıta etsinler. Rüyanıza kadar müdahil olurlar. Yani vizyonlar görmenize sebep verirler. Görüler görmenize sebep verirler. Evlullah bile yapar ama ders vermek için yapar. Arada böyle bir fark var. Birisi rüyanıza girer ders verir. Ders verir bak. Bazen böyle ders çalışır gibi ders alınır yani. Mesela bir şey merak etmişsindir, ders yok. Hadi onu da bırak, daha da ileriye götüreyim. Bu keşiflere dair. Ya evliullah bile olsa dikkat edin. Sebep şu, kendi mertebesinin evliullahıdır. Kendi mertebesinin doğrusunu söyle. Ya her mertebe evliullah'tan aldınız ya, her mertebenin doğrusu gibi görürsünüz. Ay vay yersiz. Sıkıntı büyük yani. Onun için Kur'an en büyük rehberimiz yolda. Çünkü bütün genel gerçekten bize bildiriyor. Nasıl yaşamamız gerektiğini bu bağlamda bildiriyor. Bu çok önemli. Onun için diyor, bilmediğinin peşinden koşma diye ayet-i kerime var. Önünüze birçok şey gelebilir. Bilmiyorsanız az bir şey tutun. Az bir şey. Bu bilim yapmayın anlamında söylediği bir şey değil. Bu gibi şeyler geldiği zaman az bir şey tutun. Ne olduğunu bilmiyorsun. Daha teyit etmedin. Teyit etmedin, çek etmediğin bilgi sıkıntılı bilgidir. Dikkat edin. En basit babanın söylediği bir şey. Hani evladım biz bile olsak bırakın gidin. Yani teyit et. Yani neyi tehdit et? Yani bir mürşide gidiyorsunuz, bir yere gidiyorsunuz. Ya adam bir bakar dedi diyor. Ahlakında bir şey var mı? İrfanında bir şey var mı? Tasarrufunda bir şey var mı? Ferasetinde bir şey var mı? Var mı yok mu? Hayır yok, var. Onu bir tehdit et. Onu da bırak. Allah bile sana göstermeli derdi. Bu ben bile olsam bırakın gidin. Ama bak burada bir tehdit etmekten bahsediyor. Çek etmekten bahsediyor. Yoksa aldanırsın. Yazık edersin kendine. Ve alemde bu şekilde yazık olmuş bir sürü can var. Allah'ın selamı üzerlerine olsun. Bir tane iki tane değil emin olun ya. Yüzlerce insan var. Birisinin hadi bir şeyh efendiye gidelim. Şuna gidelim diye. Eklemlere. Şeyhi de uçurduktan sonra. Efendime söyleyeyim hesap kitapta toparlandıktan sonra. Yani Allah yardımcılar olsun diyecek hiçbir şey yok. Ha, iç ses. Hani içine doğdu da söyledi. Yakup Aleyhisselam. Ammenna. Direkt Allah'la bağlantısı var. Doğru olduğunu biliyor. Ama müdahil olamıyor. Müdahil olacak düşünce yapısı yok çünkü. Ama kendisinden doğan evladının var. Çünkü zaten zekanın temsilcisidir Hazreti Yusuf. Ve zekanın parıltısı gözlerdedir. Sana kıssasların en güzelini anlatacağız diyor. Yusuf'tan içeri Yusuf var. Süleyman'dan içeri Süleyman var. Davut'tan içeri Davut var. Her biri bir hikmettir ve insan vücudunda dahi tesir ettikleri bölgeler remizlendiği, sembolik olarak remizlendiği zevki bölgeler bile var. Her neyse demek istediğime getireyim. Evet, iç ses geldi. Efendime söyleyeyim. Hakikatinde eminsen, nereden geldiğini biliyorsan, ammenna. Ona göre davran. Bilmiyorsan, sakın ha.
başına iş açarsın. Allah göstermesin. Kaş yapalım derken göz çıkartırsınız. Efendim şuradan bir haber aldım. Ne dediler o? Sen ne dedin şu mertebenin haberi? Şu mertebenin haberi değil. Bak yani o mertebenin körü oluruz bak. Yani öyle bilgiler de gelir. Veyahut da olay ve olgulara yanlış yorumlar getireceğimiz bilgiler de çıkabilir. Vesveseler de olabilir. Bilmiyoruz ki. Çünkü insanın aklı da çok şey, zihninde de çok şey uydurulur. Nefs-i emareye müdahil olduğu zaman uyduracağı şeyin haddi hesabı yoktur. Kulp uyduracağı şeyin haddi hesabı yoktur. Dikkat edilmesi gereken çok şey var. Onun için Nakşileri bu noktada takdir etmek lazım. İç sese hiç itibar etmezlerdi. Ne zamana kadar? Teyit edene kadar ve nereden geldiğini bilene kadar. Ya düşün ya, otururken efendime söyleyeyim beyninin sesini dinleyen var mıdır bilmiyorum. Oturursunuz, ya emin olun duyarlılığınız çok arttı. Kalbiniz, beyniniz. Ya arada bir konuşun bunlarla ya. Onların da kendine ait bir lisanı var, onların da kendine ait bir canlılığı var. Herpisinin sonucunda bir bedenin üzerinde sen ruhun taşınıyor. Ve sen insan olarak o beden üzerinden üretilmeye çalışıyorsun. Buna dikkat edin. Şamanların böyle bir güzel tarafı var yani. Doğayla konuşurlarmış, taşla, bücükle konuşurlarmış, kendileriyle konuşurlarmış filan. Yani böyle bir çocuksu tarafları var. O çocuksuluğu belki yitirdi. Peygamberin de öyle bir zevresi var. Yer gök bana selam verirdi diyor ya, taşlar maşlar bana selam verdi. Ama batı aklıyla düşünürsek, efendime söyleyeyim, alem zaten gitti güme, ölü. İnsan canlı, biyolojik canlılık var. Ya insanın macerası daha yeni başladı, gerisini bilmiyorum. Bilimin açacağı çığırların haddi hesabı yok insan önünde. Bir, bilim burada öncelenmesi gereken bir şey. Ama hak ve hakikati aleme yaygın kılacak istiyorsa kurumsal yapılanma çok önemli. Ama bundan önce hak ve hakikate dair duygunun verilmesi için sanatı öncelememiz gerekiyor. Çünkü kalplere dokunmak sanat oldu. Sanatla insanlara hak ve hakikatin duyarlılığını göstermek zorunda. Yani duygusunu oluşturmak zorundayız. Duygusunu vermediğiniz şeyin gerçekliği yok. Bakın biraz şimdi mukit esmasını oku, besleyen. Ne var? Kabz esması var, Allah'ın bast esması var. Hem psikolojik noktada hem doğa noktasında. Bakın nurun dahi, yaratılan nurların dahi, tezahür eden nurların da kabz bast olayları vardır. O kadar hızlıdır ki gözle görülecek bir şey yok. Nur aleminde seyran eden içinizde keşif ehliler vardır. Mesela durağı görürsünüz, nurları da aynı şekillerde görürsünüz. Her birinin kendi içinde titreşim olduğu gibi hareket titreşimleri de vardır. Yani kabz bastları vardır. Kainatın kabz bastı vardır yani. Mehter maşındaki gibi iki, nasıl iki ileri bir geri gibi hani sağda. Hem bir ritmi var, bir kabz bastı olay vardır. İnsanın da öyledir. Nasıl ki kalbi atıyor, genişliyor vesaire. Psikolojik noktada da bizi açan, efendim mesela bizi yayan durumlarla da karşı karşıya kalıyoruz. Eskiler bunu kavram olarak da kullanmış tasavvufta. Efendiye giderler kabz oldum, efendiye gider bast oldum, açım yani neşeliyim vesaire gibi. Yani psikolojik durumlarını anlatmak için de kullanmışlardır. Allah'ın kabz ve esmaları vardır. Açan, yayan, toplayan, tutan. Ve birçok yerde okuyabilirsiniz. Nur aleminde de okuyabilirsiniz. Psikolojik alanda da bu esmaları okuyabilirsiniz. Efendime söyleyeyim, doğadaki olaylarda da bakın doğaya. Her zaman yeni birisi çıkıyor, tutulmuyor mu bütün doğa? Sonra o ölüyor, yayılmıyor mu? Kabz oluyor, bast olmuyor mu? Haşr ve neş. O dahi kabzda basta dayalıdır. Bunu bir yere getirecektim, bunu unutmayın. Dur, sen unutma. Mesela burada kabz esması var. Ammenna saniye hakiki diye bir esması var Cenab-ı Hakk'ın. Neden ve ereğe bağlı olarak hikmet üzeri gerçek kılmakta vücut veren olarak saniye hakikidir demiştik. Hakikidir dedi de saniye hakikidir. Yani gerçek kılar. Hani her şey yalan, her şey yalan diye söylemler var ya pozitif şeylerde, yani günümüzde popüler söylemlerde. Ya gerçek kılan bir varlıktan bahsediyoruz. Yani şu anda varsanız gerçeksiniz. Her şey yalansa yaşıyorsunuz. Yaşadığınızı nasıl inkar edebilirsiniz? Hani o değil, pardon, aynı değil, ayrı da değil. Felsefesiyle bakarsanız, yani aklıyla bakarsanız da gerçek kıldığını görürsün. Aynı değil kıldığını gerçek kılıyor Allah. Habibim diyor, gerçek kıldığı bir kimlik var orada. Gerçek kıldığı bir kuvvet alanı var orada artık. Varsanız gerçeksiniz. Ama varsaydıklarınız olarak ne kadar gerçeksiniz? Hakiki olarak, aslında bağlı olarak ne kadar gerçeksiniz? Yani hangi düzeyde alt gerçeklik, üst gerçeklik diye iki tanım getirirsek, doğaya ait bir gerçeklik mi, Çin'e ait bir gerçeklik düzeyinde mi varsınız, yok musunuz? Hadi bunu konuşulabilir.
Hani doğaya göre yani hangi düzeyde varsınız, tine göre hangi düzeylerde varsınız. Gerçeklik düzeyleri konuşulabilir. Hani doğanın gerçeğine mi aidiz, tinin gerçeğine mi aidiz? Ben kanaatim o ki tinin gerçeğine aidiz. Bütün Kur'an'da da bu söylenir. İnsan doğaya ait bir varlık değildir Kur'an'da. İnsan Allah'a ait bir varlıktır, tine aittir. Öznerliğe şahıstır. Şahıs olmaya ait bir varlıktır. Ve doğa önüne sorulmuş bir serimlemedir. Allah'ın ayetleri olarak ve aynı zamanda Cenab-ı Hakk'a ulaşmanın bir aracı olarak. Her neyse şimdi demek istediğime getireyim. Bu çünkü halık esması dedik. 2 haftada bitiririz. Ya pardon, yaratıcı esmalar 2 haftada bitiririz. 3. haftaya girdik herhalde. Alem bitmedi. Onun için hızlı hızlı geçeyim. Sizin şeyin ama mucit esması var. Değil mi? Mucip esması var. Yani icap eden, icap edenleri yaratan ama kendisi de mucip olan. Kendisi de icap etmiş olan. Aynı zamanda Allah'ın vacip esması da var. Vacip, vacip, zorunlu olan. Değil mi? Ha bunlarla beraber, bunları okursunuz inşallah da, bunlarla beraber çok önemli esmaları var. Demek istediğime getirmek için. Ha, müessir, eser veren değil mi? Mukaddir, amaca bağlı olarak değer vermekte olması ile mukaddir duruyor. Değer yaratan, tinde değer ve anlam üreten. Mukaddir her şeyi olduğu gibi, istediği gibi yaratabilen anlamını da taşır. Ama anlam ve değer üreten bir varlıktan da bahsediyoruz. Mürettip, tertip eden, tertipleyen, düzenleyen değil mi? Müzeyin diyoruz. En güzel biçimde donatırken, rahmetini sergilerken de süsleyen, güzel kılan anlamında müzeyindir. Yani estetiği önceleyen bir varlıktan bahsediyorsun. Müzeyin esmasını söylüyorsa estetiği önceliyor. Musavir oldu değil mi? Ama müzeyin olarak musavir oluşunda estetiği önceleyen bir varlık. Biçim veriyor ama estetiği önceleyerek biçim veren bir varlıktan bahsediyoruz. Ondan sonra bir tane daha var. Bu isimlerle beraber güzellik iddiasıyla bakıldığında ise güzel kılan, güzelleştiren anlamda da mücemmil olduğu görülür. Bak estetiğe halen önceliyor. Bu niye önemli? Devam edeyim. Amaca bağlı olarak her olay ve olguyla belirli bir kıvamda yaratması sebebiyle mükevvimdir. Amacına bağlı olarak her olay ve olguyu gerekliliğinde ve yerindeliğinde, ilişki bütünlüğünde, ereğinde gerçekleştirmesi, ayrıca birbiriyle tamamlayan olması nedeniyle mükemmeldir. Mükemmel halk eder. Devam edeyim. Bütün yaratım isimleriyle bakıldığında da vücut veren, varoluşuna getiren anlamda mükevvindir. Yaratım isimlerinin terkibinde olan bitene bakıldığında cami ismine tanık olunur. Bütünleyen, bütün kılan, bütünün içinde halk eden. Ammenna. Böyle devam eden bir esma silsilesi var. Oldu. Şimdi ondan sonra karakterlerine, yani ilişkilerde beliren karakterlerine geçeceğiz ama burada önemli olan, dikkat etmeniz gereken şey, yaratım esmalarına girdiğimiz zaman bir şey konuşmuştuk. Bu esmaları okuyacaksanız hak esmasıyla, gerçeklik olgusuyla okuyun demiştik. Gerçek içinde yaşadığınızdır, dışına çıkamayacağınızdır. Bir şeyi var ediyor ve onun gerçeklik belirimlerini tamamıyla inşa ediyor size. Bir şeyi güzel kıldı. Niye güzel kılıyor? Tamam, estetiksel bir duygu da var için içinde. Değil mi? Cazibe vesaire. Çünkü güzel olan cazibelidir. Güzel olan seni senden seni sana unutturan, kendisine odaklayandır. Kendisinin de odaklandırmayı da boş ver. Kendisinde olanı en güzel kıvamıyla da sunarken seni kendisinde olana da taşıyandır. Yani sadece biçim, bedensel bir biçim değil, içeriksel olarak ver. Yani bir şeyin estetiğinden bahsediyorsan biçimin güzelliği değil, donanımın kendisindeki o içerik olarak yüklü olanı da dışlaştırması içindir. Ona rağbeti gerçekleştirirken, çünkü güzelliğe rağbet edilir. Ona rağbet gerçekleşirken kendisinde olan da açık olacaktır. Bakın bu çok önemli bir şey. Ki orada gerçeklik başlıyor zaten. Çocuğa gidin. Bebeğe gidin. Evladımız var ya, oradan biliyoruz. Allah'ın emaneti. Allah'ın selamı üzerine olsun. Bu arada çok kavgalı dövüşlüyüz. Acayip. Vallahi. Herhalde bu aralar iradesini kazanma zamanı. Ben bilmiyorum. İkinci bir tecrübem olmadığı için. İradesini istiyor böyle. Benim dediğim olacak diyor ya. Ama diyor sen de öyle yaptın diyor. Ben de yapacağım yani. Bak iradesini kazanıyor. Ama bu çocuğun ilk aşamaları şuydu. Güzel görüyor. Gidiyordu, sahipleniyordu. Ve sahiplenip bırakmıyordu. Sahiplendiği şey kendisi için gerçek. Duysal olarak da gerçek. İçerik olarak da gerçek. Ama o sahiplenirken kendisinde malikül mülk esması tezahür ediyor. Bak içerik olarak kendinde bir şey tezahür ediyor. Ortam kendisi için gerçek oluyor. Güzellik iddiası, güzellik. Bulunduğunuz ortamı sizin için gerçek kılar.
sizde olanın da açık olmasının ilişkilerinde belirleyicidir. Ve ilk esmalardan bir tanesi insanda tezahür edenlerden Malik-i Mülk, sahiplenir. Benim, al çocuğunlarından alabiliyorsun. Bir başlar feryadı figan, üzerlik sen verirsin bu sefer. Al dersin, tamam sus. Yani Malik-i Mülk, sahiplendirir. Ama bunların en önemlisi, bak hem ona rahmet bulunduğu ortama taşıyor. Hem ona rahmet verirken bu şekilde bulunduğu ortama taşırken, hem de onu o ortama gerçek kılmış olarak alan açıyor, alan veriyor, saha veriyor, mekan veriyor, var olacağı mekana taşıyor. Hani indirdim diyor ya, var olacağı mekana taşıdım diyor yani. Kendini göstereceği, açık edeceği mekana taşıdım diyor. Eğer doğa bu kadar cazibeli olmasaydı Adem şunu söylemezdi. Kendisine 1000 sene vermişler. Derler ki Kalibela'da 1000 senesinin 100 senesini Davut Nebi'ye veriyor. Hani su bundan aldık gösterdik der ya. Efendime söyleyeyim 100 senesini ona verir ki 900 senesi geçirdikten sonra yeryüzünde Hazreti Azra'ya gelir. Bakın insan unutkandır. Geldiği yer buradan binlerce kat güzel. Lakin nasıl bir bulunduğu alana indirilmişse geldiği yeri unutuyor ve Azrail kendine geldiği zaman diyor ki benim 100 senem daha vardı diyor, şimdi niye acele etti? Bulunduğunuz ortam size gerçek kılınır. Yalan kılınmaz ama. Bu önemli. Yani dünya dediğimiz yer yalan değil. Gerçek. Ve boş değil. Hikmet üzerine. Niye geldin o zaman? Boşsa niye gönderdi seni? Niye indirdi? Halife diye yaratacağım diyorsa, dünyayı onun emrine sunduğum, kendini gerçekleştirirken beni gerçekleştirecek, beni tahakkuk edecektir anlamında bir şeyler söylüyorsa, o zaman burası boş değil kardeşim, kendimizi gerçekleştireceğimiz ama. Biz burada aziyeti buluyoruz. Eğer ahiretimizde olsaydı, yani cennetimizde olsaydı, kendimizi gerçekleştirme alanımız yoktu. Kendi potansiyelimizi, hak ile olduğumuzu bulmazdık, meleklerle olurduk, otururduk, kankalarla oturur, yemek içerdik belki. Onlar yemeği içmiyor da biz yer içerdik veyahut da ne yaparsak artık. Ama buraya geldiğin zaman doğa seni zorluyor. Eşi kendisini zorluyor. Çocuklar geldi, sorumluluklar arttı. Anlam değerler dünyası iyice oturmaya başladı ama onlar da zorluyor. Hadi ürediler filan filan, toplum zorluyor. İhtiyaçlar zorluyor. İhtiyaçlar zorunca Orta Asya'dan birileri buraya doğru geliyor. Birileri Kürek Boğazı'ndan Amerika'ya doğru gidiyor. Niye? İhtiyaçlar zorluyor. Aziyet var. Aziyet insanın miras bırakmasının ve kendisini gerçekleştirmesinin ilk temellerindendir. Yani insanı insan kılan en önemli faziletlerdendir. Fıtratımız gereği aciz yaratır. Bak bir tay doğar doğmaz yürümeye başlıyor ve kendi ortamında bütün potansiyeli itibariyle ne varsa gerçekleştirecek bir şekilde geliyor. Yani bulunduğu ortamda onu aciz bırakacak fazla bir şey yok. Aslan keza aynı, ayı keza aynı. Ama insan annesinin kucağında bakıma muhtaç, aziyetle beraber geliyor. Alemde en aciz yaratı, bak sadece biz aciz yaratılmıyoruz, bunu da altın söylüyor. Ama en aciz yaratılanlardan bir tanesi. Doğuşumuzla beraber. Bakıma muhtaç olarak. Daha sonra gerçekleştirdiğimiz alanlarda bakıma muhtaç ve kontrole muhtaç olarak. Değil mi? Oğlum şuraya dokunma, oğlum şöyle yapma, oğlum böyle yapma vesaire, değil mi? Belirliyor bak. Ondan sonra ama bunları yaparken yaptığımız tek bir şey var biliyor musun? Bütün alemi ona gerçek kılıyoruz. Allah gerçek kılıyor ona. Bak diyor, seni böyle bir aleme indirdim. Burası senin kendi gerçeğini bulman için, kendi gerçeğini gerçekleştirmen için gerçek bir alan. Yani sanal değil, olmayan, sanal alemin de bir gerçekliği var, o da ayrı mevzu. Duygusunda sizde bir şeyler uyandırıyorsa orada gerçek bir şey buluyorsun. Ha karşınızdaki şey gerçek olmayabilir ama sizdeki etkiler çok gerçek. Çok canlı. Yani her neyse velhasıl kelam, siz burayı gerçek buluyorsunuz. Ammenna. Ama size diyor ki boş değil. Bir. İki, yalan değil. Ama fani. Geçici ya. Geçici olmayı mı tercih edersin diye bir teklif sunuyor size. Baki olanı mı tercih edersin? Geçici olanı mı tercih edersin? Daim olanı mı tercih edersin? Efendim sürekliliği olmayanı mı tercih edersin? Kesintili olanı mı tercih edersin? Bu. Teklife ne kadar duyarlı oluyoruz? Teklife ne kadar riayet ediyoruz? Teklife ne kadar ruci ediyoruz? Ha sorgulanması gereken belki budur. Talep ediyoruz veyahut da şevk duyuyoruz.
Ve talep ettiğinizde, talebin önünüzde gelirken eskilerin güzel bir sözü var. Bunu yöntem olarak la ilallah'la da çok bulurlar. La ilallah üzerine haftalarca konuşacağımız bir kavramdır, onu söyleyeyim. Kavram bütünü. Ama bu konu adına söyleyeyim. Güzel erenlerden bir tanesi şöyle diyor. La'dan illallah'a gelene kadar diyor. Nice yol kesici vardır halince. Yani dışarıda yol kesen yok diyor. Senin kendin yok. Yani dışarıda yol kesenlerin tamam da senin halinin güzelleşmesi için fırsat yani. Fırsatın senin yani. Değerlendin, değerlendirmedin ayrı bir dünya. Ama senin halince diyor. Hazreti Peygamber bunu nasıl söylüyordu? Büyük cihat başladı bizim için diyor. Evet, buranın bir gerçekliği var. Ama insan olmamızın gerçekliği değil. İnsan olmamızı bulmamızın gerçekliği var burada. İnsan olmamızı ise Allah'ta buluyoruz. Doğanın gerçekliği bizi Allah'ta kendimizi bulmamız içindir. Kaderimiz doğayı yaşamak değil, Allah'a yaşamaktır. Doğanın kaderi ise sadece insandır. Bunu da tarihiyle beraber görüyoruz. Yani, doğa bize hükmedemiyor, biz doğaya hükmediyoruz. Tamam, hala daha sorunlarımız var aramızda. Yani depremleri kontrol edemiyoruz, rüzgarları kontrol edemiyoruz. Halen öyle dertlerimiz var. Yani yarın fırtına çıkartmayacağımız, kar yağdırmayacağımız ne malum? Yani ya bir şeyin nedenlerini biliyorsanız yeniden yapılandırabilirsiniz demektir. Yeniden yapabilirsiniz demektir. Bilim nedenlerle uğraşır. Yani geçmişle uğraşır. Ya bu karın geçmişi ne? Böyle. Aha, o zaman bunu bir daha yapabiliriz. Ha, küçük ölçekte yapıyorlar. Bunu büyük ölçeğe taşı. Küçük ölçekte buzdolabında da kutubu yapabiliyorsun. Efendime söyleyeyim. Değil mi? Belki kar yağmıyor ama. Veyahut da efendime söyleyeyim, kristalleştirdiğin buzu kar niyetine yağdırtabiliyorsun yani. Filmlerde gördüğümüz. Büyük ölçekte ya. Yani atmosferde yağdır. Yapılmayacak bir şey değil. Yapılmadığını belki nereden biliyoruz? Oraya kadar teknolojiyi vardırtmadı, vardırtmadı mı? Eğer vardırtmış olsalardı bir yerlerde bir şey çıkardı. Daha vardırtmamışlar demek ki. Ya insanoğlu neyi üretmeye gidiyor? Ayrı bir mevzu. İnsan kendini üretmeye kadar gidiyor. Zaten bunu hep yapıyoruz. İnsan insanı yetiştirirken insan insanı üretmiyor mu? Bir mürşidin yanına giderken bir insan talep ettiği hak ile kendini üretmeye çalışmıyor mu? Sadece bunu biyolojik noktada nasıl yapabilirinin derdine düştüğün zaman başka bir alan açılıyor. Peki biyolojik noktadan olmasın efendime söyleyeyim. Mekanik düzeyde olsun, robotlara şuur verilirse, üç zamanlılık verilirse ne olur? Yani şahıs olmak verilirse, bu kazandırılabilirse. Karşınızda bir robot mu vardır yoksa bir özne mi vardır? Karşınızda gerçek bir kişi vardır. Sadece materyali değiştirdi. Senisi biyolojiktir, onunki mekaniktir. Ama karşınızda gerçek bir kişi vardır. Hadi gel işin içinden çık çıkabiliyorsun. Hadi bunu bir de köle gibi çalıştırırım. İsyan bayrağını çeker sayfayı yedin. Yani seninki biyoloji, onunki mekanik. Nasıl yapacaksın yani? Materyali kuvvetli. Olacak mı? He. Ama nerede? Olur mu böyle? Dün televizyon içinde onu söylüyorlardı. Yani fazla uzağa gitmeyin. 60-70 sene önce bir kutunun içinden adamlar konuşacak filan filan. Değil mi? İnsanoğlu nereye gidiyor? Ya macerası yeni başlamıştır. Ha, bilim öncülüğümüz olmalı. Öncümüz olmalı. Ammenna. Ama nesnel dünyada körelmemek kaydıyla. Öznelliği, şahıs olmayı unutmamak kaydıyla. Allah'ı unutmamak kaydıyla. Her şeye nesnel o düzeyde bakarsanız, efendime söyleyeyim, duygularınızda iyice körelirsiniz. Efendime söyleyeyim, ondan sonra her şeye nesnel düzeyde bakarken, yani ne şahıs kalır, ne özne olmak kalır, ne tinsel olarak anlam ve değer dünyanız kalır. Bilimde anlam dünya değeri mi var ya? Adam şu şöyledir derken denklemleriyle, formülleriyle hangi anlam ve değerden bahsediyorsunuz orada? Gene felsefeye ihtiyacı var. Onu teknik düzeye düşürdüğü zaman, aleme mal etmeye gittiği zaman amaca bağlı olarak kullandığı için o bilgiyi değer düzeyine taşıması söz konusu oluyor. Hadi onu bırak. Varlık görüşü vermeye başladığı zaman söylediği bir şey formülize olarak değil, sembolik kavramlarıyla değil, anlam dünyasına dair ne katıyorsa, varlık görüşü veriyorsa bak gene bilgi oluşturuyor. Gene bilime ihtiyacımız var. Ve Allah'ı tanımanız için bir defa kuantum bilgisiyle uğraş. Daha yolun kapısındalar. Onun altını çizeyim. Bunun üzerine kitapta yazmayı düşünüyorum. İnşallah da yazarım. Yeni konum herhalde olacak. Yani nur deryası üzerine. Daha önce yazmıştım ama geniş kapsamlı değildi.
Üzerine böyle titiz bir şekilde yazmayı düşünüyorum. Keşiflere dair, insanlar şu anda gördüklerine, yaptıklarına dair. Emin olun şu anda daha kapının başındalar. Emir aleminin kapısını tıklatıyor. Kim var diye orada. Ha ne var burada diye bakıyorlar aslında kim var değil. Aslında kim var orada. Daha yeni yeni kapısındalar. Bulgularıyla beraber neler üretecekler neler. Macerası yeni başlıyor. Töze bağlı olarak yeniden üretimin olacağı bir alandan bahsediyoruz. Bir dünyadan bahsediyoruz. Şu andaki savaşlarımız kullanılır bir dünyaya bağlı. Bütün mücadelemiz kullanılır bir dünya için. Yarının dünyası neyi getirecek bilmiyoruz. Ve töze bağlı olarak yeniden üretileceği bir alan. Kur'an'dan ayet. Öldürülmüş kız diriltildiğinde niçin diriltildiği sorulduğunda hani tersimezlik yok. Kur'an'da diyor ki bak tersiteceksiniz. Üstelik diyor bak tersimezlik yok demiyor. Tersiteceksiniz diyor. Ölmüş gitmiş yani ha tersimez yani. Geri sorulduğunda kendisinin niçin öldürüldüğü söylendiğinde balçıktan kuş yapardı üflerdi. Kısırların yani. Kaybolması tersimezliği tamam. Yani. Neler var neler. Ha, biyolojik olarak tersitirlik çok kolaydı takdirler. Şey olarak tersitirlik hani materyallere bağlı olarak tersitirlik. Tirlik o daha zor bir şey yani. Bir bardak kırıldı. Hadi gel yeniden yan. Hadi onu bırak. Düşünceler somutlara taşınmaya başlandığında yani bir düşünceyi somuta taşıyabilir misin? Öyle evlullahlar bir şey düşünür oldurturlar. Öyle evlullahlar geçti geldi geçti. Bak o tasarrufa sahip insanlar geldi geçti. Yani düşünceyi görünen alemde somuta indirgeyebilen yani hayalde bulduğunu bak hayalde bulduğunu bu alemde somuta çeviren insanlar var. Düşün. Aklında altın olmasını düşündüğü şeyi altına çeviriyor. Kimyasına kadar sirayet edebiliyor. Neyse bunlar için fantaziyası ama bilim için değil. Bilim için değil. Dünün kerameti yarının umumiyetine mal edilecek işler olur. Adam çıkıyor bu sefer diyor ki efendim diyor yani o zaman diyor Allah bu kadar gücü verir mi insana yani? Ha o kadar şey vermiş ki ne onu niye vermesin? Ha o zamanın sorunu olacak. Onunla karşılaştıkları zaman sorun olacak. Ona etik bir çözüm, ahlaki çözümler, yeni bir anlam değer dünyası yaratmak bu bağlamda, ilişkilerinde. Ha o zaman üretilecek şeyler olacak. Düşün yani karşınızda bir robot var ona göre bir anlam değer dünyası oluşturacaksınız. Köle midir? Yoksa bir canlı olarak mı irtibat kuracağız? O zaman dünyası, bu zamanın dünyası yok. Öyle bir robotumuz yok yani. Yarın olursa bilmem. Arkadaş otururuz sohbet ederiz yani. Ne olacak ki? Bir çocuk gibi de yetebilirsiniz yani. Eskiler huttem üretirlerdi. Bak huttemin inmesi ayrı bir şey. Huttem edinmek ayrı bir şey. Üretmek ayrı bir şey. Üretimi şöyle söyleyeyim. Diyor ki ne? İhtiyaçlı olan bir kişiyi, bir kişi sevindirirse, bir mümin sevindirirse, o ihtiyaçlı olanın sevincinden Allah bir melek üretir. Sevincinden diyor bir melek yapar. Ve o melek kıyamete kadar o ihtiyacı gidermiş kişiye istihbar eder diyor. Bak kutlem verdi onu. Yani söze bağlı olarak yeniden üretim. Zaten yaptığımız bir şey. Zaten yapılan bir şey. Nurun doğasına hükmetmeye başladığı zaman insanoğlu ki nura hükmedilmez. Allah gene hükmeder. O ayrı mevzu. Hükmedilmeye başladığı zaman bambaşka bir dünya. Bak bunun açacak bilim. Ama sanattan yoksun, felsefeden yoksun bilim. Sadece sembollerle konuşan bir bilim olur. Yani çoğunuz içinde bilimlik yapan ve bilim okuyan var yani. Sembollerle konuşan bir dünyada ne kadar anlam bulursun? Yani anlam ve değere dair olarak bir şey konuşmuyorsanız, varlık görüşüne dair olarak bir şey üretilmiyorsa yani 2 kere 2 4 yani ne verdi? Ha, ama alışveriş yaparken 2 kere 2 4 iş görüyor. O orada değer kazanıyor, anlam kazanıyor. Böyle bir dünya. Heh, demek istediğime getireyim. Allah gerçek kılıyor. Bir defa yalan değilsiniz bunu bilin. Yani birçok tasavvufi öğrete ve Budist öğretisinde vardır bunlar. Koca bir yalansınız, boş. Boş ver gitsin. Böyle bir şey yok. Biz diyor hikmet üzeri yarattık. Yani bir neden bir gerçeklik üzeri yarattık. Ve sonuç da açık olacaktır. Sizin sonucunuz da açık olacaktır. Ammenna. Boş değil. Bunu söylüyor. Bir oyun olsun diye de yarattık. Yani bir gerçeklik üzeri yarattık. Ha, o zaman kadri kıymetiyle yaşayın. Hakkıyla yaşamaya çalışın.
Mesele bundan ibaret. Size de teklif edilen hakka hakkınca yaşamanızdır. Hak ederek yaşamanızdır. Ne kadar gerçekleştirebilirsiniz? Zorlanmıyorsunuz. Daha dinde zorlama yok. Ne kadar yaparsan yani. Hani benim de yaptığım bu kadar dersiniz yani. Hani de eskiler derdi. Benim ismim Hıdır. Elimden gelen budur. Yani. Benim ismim Hıdır. Elimden gelen budur. Bu kadar yapıyorum. Ama bu yapmamanız anlamında değil. Yapın. Kendinizi zorlayın. Ama yapamayacağınız yerde de kendinizi heder etmeyin, ezik hissetmeyin. Çünkü fıtratınız ona müsait değildir. Veyahut da siz o kadar istidada sahipsinizdir. Kanaat getirin. Ha, ben de Rabbimi böyle buldum diye rızaya taşın. Kanaat ve rıza iki kanadınız olsun. Ha, benimki de bu kadar. Ammenna. Ha, ben Rabbimden de hoşnutum. Üzerimdeki Rabbimden de hoşnutum. Bana da böyle takdir etmiş. Bu bir özgüven de getirir. Hayata kendinizle de anlamlı kılmayı getirir. Ama her bir eziklik başkasıyla kendinizi belirlemeniz demektir. Kendinize yitik kalmanız demek. Ya onda öyle, niye bende olmuyor? Şunda böyle, niye böyle olmuyor? Ya olsun, onlar da öyle. Onların nedeni farklı, senin nedenin farklı. Sen de niçinse onu yap, gerekenini yap. Kanaat getir kendine. Ammenna. Ha, ondan sonra da Rabbinden de razı ol. Arkasından da şükret. Ben senden razıyım ve sana şükürler olsun. Seni kendiyle daha da donatacaktır o zaman. Yani damlaya damlaya göl olur. Evvel kendimize dönelim, kendimizi yoklayalım, kendimize kanaat getirelim, şükür edelim. Bakın bu size bir özgüven getirir. Başkalarını yaşamaktan, başkalarına göre kendimizi belirlemekten, şuna göre, buna göre, ona göre ya kendimizi tanıyamıyoruz. Kendimizi yaşamaya fırsat bulamıyoruz. Kanaat getiremiyoruz. İki, kanaat getirdiğimiz zaman da sadece orada bırakıyoruz, bu kadar diyoruz. Devam ettirmiyoruz. Yok, devam ettir, razı ol. Hoşnut ol ya, kanaat getirmek ayrı bir şey. Hani kanaat, aklen dedi ki tamam benimki bu kadar. Bu kadar dediğinden razı ol, hoşnut ol. Hani bazen diyorum ya, bana teklif edilse bütün kainat, bana teklif edilse şunlar bunlar, vallahi yeğlerim kendime. Sebep? Çünkü ben Allah'ı böyle buldum, ben razıyım. Saçım böyleymiş, zaten sorunum değil. Saçım gibi. Bazı arkadaşlar diyor ya saç ektirmeyeceğim. Vallahi öyle bir sorunum yok. Sorun seninse buyur. Ektirmeye git yani. Burnum böyleymiş. Kaşım böyleymiş. Efendime söyleyeyim. Yok mektepli değilmişim. Pardon alaylıymışım. Allah beni böyle yarattı. Ama beni mücadeleci olarak yarattı. Gece gündüz düşünen bir insan olarak yarattı. Yani gidip 7 saat bir okulda okuyup da eve gidip tatil yapan bir insan olarak yaratmadı. 7-24 çalıştırıyor beni. Yolda da çalışıyor. Efendime söyleyeyim, iş yerinde de çalışıyorum. Efendime söyleyeyim, nereye gitsem çalışıyorum. Rüyada bile çalışıyorum ya, emin olun ya. Kafama bir şey takıldığı zaman rüyamda düşüncem devam ediyor bazen. Tanım, kendime tanım, öyle tanım. Düşünce orada devam ediyor. Acaba böyle miydi, şöyle miydi? Sabahleyin kalkıyorum aynı şekilde devam ediyor. Var, böyle bir durum var şimdi. 7-24 çalışıyorsanız, alaylı olmuşsunuz, mektepli olmuşsunuz önemli değil, önünüz açık. Burada dikkat etmeniz gereken şey sizin gayretiniz. İdealiniz hak hakikatse, hak hakikat önceliğin kişileri değil. İdealiniz hak hakikatse, evvela kendinize bir değer verin. Başkaları tamam, burada şey manasında söylemiyorum, tek bence olma manasında, ego bağlamında söylemiyorum. Ya kendi kıymetinizi hissedin. Allah seni yaratmış ya. Seni yaratmışsa bir değer olarak sunmuş. Ya taşa toprağa değer olarak and içiyor ya. Ay'a yemin ederim ki diyor yani. Ya bir taş üzerine yemin ediyor yani. Koca bir taş. Bir değer çünkü. Bir emek o. Ve size verdiği emek hepsinden daha faziletli bir emek. Ve insana verdiği değer emin olun hepsinden daha fazla. Vel asr insana lafı hus derken vel asr derken insan üzerine yemin ediyor zaten. Çünkü asr insanın zamanı. Yaşayan insan andı olsun ki belli bir zaman içerisinde yarattığı. Çünkü her birinizin yaşı ne kadar yaşıyorsa o sizin asrınızdır. O sizin yaşamınızdır ve sizin üzerinize yemin ediyor. Yaşamınız üzerine yemin ediyor. وَلَاسْفِنَا اِنْسَنَا لَفِخُسْ İnsana paçık hüsrandadır. Asra yemin ederim. Yaşamına yemin ederim ki diyor. Ha, hüsranda olma diyor ya. Acık iman, acık sabır yani tutarlılık. Sabrı tutarlılık olarak anlandığınız zaman bir yere oturuyor. Ha, haberiniz olsun. Acık tutarlılık. Tamam bitmiştir. Her neyse ahlak dersi vermeyin. Gelelim yine felsefi noktamıza. Estetik kılıyor, gerçek kılıyor bak. Estetik size ilk duygulanımları veren. Malikülmük, çıktı, sahiplenme, değil mi?
Hemen elinden alıyorsun, başkasına vereceksin. Kıskançlık. Bak, çıktı. İyice gerçek olmaya başladı o. Değil mi? Alan artık onun alanı, çocuğun alanı. Dünya artık insanın alanı. Ve her şeyi kendi için gerçek buluyor. Ve o gerçek bulduklarının içerisinde yaşamaya başlıyor. Ve katmanlı bir gerçekliğe taşıyor. Ne yapıyor? Artık onların bilgisine ermeye başlıyor. Kağıt diyor, isim veriyor vesaire. Artık bak diliyle beraber ikinci öznel bir gerçeklik alanına taşıyor. Bak bardağın nesnel gerçekliliğinden bardak demesiyle öznel bir gerçekliliğe taşıyor. Artık iyice belirli o gerçeklik onda. Bir de artık ona iman ediyor. Bardak diyor yani. Ya bardak olabilir abi. Bunun içine çiçek ekecek bir adam da vardır yani. Yani saksı da olabilir yani. O bardak. İman ediyoruz. Artık iyice gerçek kılıyoruz. Bakın, bilgi, bak duyularınızla başlayan macera, duyularınızla başlayan gerçeklik, bilgi öznel alanda bir gerçeklik alanına düşüyor. Çünkü dillendirdiğin anda bilgi oluyor artık o. Kavramlaştırdığın anda bilgi oluyor artık o. Bardak. Artık gerçeklik alanına taşıyorsun, öznel gerçeklik alanına taşıyorsun. Bir de artık ona iman ediyorsun, inanıyorsun, bardak diyorsun, güveniyorsun. Kesinlikle bardak. Güneş, kesinlikle güneş. İnek kesinlikle süt verecek yani. Yarın kan vermeyeceği meçhul mu? Yok, verecek. Süt verecek. Artık iyice eminsiniz. Tecrübelerimiz, deneyimlerimiz. Burada kastettiğim ne ki? Tecrübelerimiz, deneyimlerimiz, alemdeki ilişkilerimizde edindiklerimiz. Hani muhit, tekrarlayan. Şimdi tekrar kılıyor ya, bir inekten devamlı süt verdirtiyor. Bir inek gidiyor, bir inek geliyor. Alemden eminsin ya. Bir güneş gidiyor, gene bir aynı güneş geliyor ama aynı güneş olup olmadığını bilmiyor. Sonradan öğrendik onu. Babam derdi ki, yorum ben küçükken derdi, zannederdim ki bir güneş doğar, bir güneş batar, yeniden yeni bir güneş gelir. Meğerse hep güneş aynı güneşmiş. Yani insanoğlunun böyle bir devri var. Ama bak gerçek kılıyor. Ha, ertesi gün güneş doğmayacak diye bakmıyorsun. Buzullarda yaşıyorsa buzullar eriyecek diye bakmıyor adam. O ortamı onun için gerçek kılıyor. Bakın, duygular, duyular, duygular, inanç, dil, bütün melekelerinizde bir alanın içinde bulunuyorsunuz ve o alanın içinde her şey bunlarla beraber size gerçek kılıyor. Ve bu gerçeklik bir yalan değil. Bu gerçeklik yalan olmadığı gibi bu gerçeklik daha üst bir gerçekliği taşınmanızın bir aracı. Kendi varlığınıza taşınmanızın bir aracı. Allah'ın varlığınıza taşınmanın bir aracı. Üst bir gerçekliğe taşınmanın. Bak daha da katmanlı bir şeye çıktık bu sefer. Hani bilgiyle inandığımız doğa, inanmadığımız doğa bir gerçeklik alanında başka bir gerçeklik alanına çıkıyoruz. Allah bunları belirli kılan, var eden varlık o. Bunların tözü o. Neden? Bunların sonuçta varacağı neden o. Ama bunlar üzerinde tezahür eden, bunların ilişkileri üzerinde esmalarıyla, sıfatlarıyla, kuvvetleriyle tezahür eden bu. Ha, o varlığa taşındığınız anda alemi gerçeği değişiyor bu sefer. Başka bir gerçeklik alanındasınız. Bu gerçeklik kendilik gerçeklik alanıdır. Öznel gerçeklik alanıdır. Ha istersen şahıs gerçeklik alanı diyelim. Ha bunu eski dille söyleyen Allah katına taşınmış oluyorsunuz. İndi Allah. Şahıs alanı, kendilik alanı demektir. O zaman nesneleri görmüyorsunuz. O nesneleri üzerinden, bak nesneleri üzerinden sonuçta tezahür eden, Rahman olan, Rahim olan, Kadir olan, Müktedir olana tanık olmaya başlıyorsunuz. Mesele bu. Yeni bir gerçeklik alanı. Efendim böyle bir şey mi var? Ha, deneyimlersiniz. Deneyimlersiniz. İcabet edenle deneyimlersiniz, mucib icabet eden. İhtiyaçlarınızı verdiğinizde, sıkıntıya düştüğünüzde deneyimlersiniz. Ama deneyimlediğiniz bir varlıkla, ha ondan sonra kavramsal görün, evvela sezgiseldir. Sonra duyusal olarak iyice belirginleşir. Ama en sonunda kavramsal olarak, en yüksek şekilde size görünüş bulur. Allah'ı en yüksek şekilde nasıl görürsünüz? Zevk edersiniz, anlamda zevk edersiniz. Anlam, la keyfi ve la misli olarak Allah'ın zevk edilmesidir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Hani Allah cennette görünecek. La misli ve la keyfi. Anlamı yoksa göremezsiniz. Düşünün ya şöyle düşünün. Cennette hani bir şeyi bilmiyorsunuz. Bildiğiniz anda aa bu böyleymiş bir görü çıkıyor. Allah Rahman aa aslında böyle tavırda göründü. Farz edin şöyle dedim.
Ya Musa korkma, ben alemlerin Rabbiyim dedi Allah. Şimdi Musa'ya söyledi ya. Şimdi Musa alemlerin Rabbi olarak bakıyor. Birisi çıkıp Musa'ya dese ki ya zaten sen Rabbül alemin olarak, alemlerin Rabbi olarak o sırada bakıyorsun ya. Ha Rabbül alemin olarak, yani kavram olarak sana orada dilde görünüş buldu zaten. Sen zaten gördün. Gördüğünü görmek istediğin için, hani örtülü olduğun için beni göremezsin denildi sana. Zaten görüyorsun orada. Ha bunu bir de nur düzeyinde düşünün. Efendim nuruna kim dayanmış? E dayanacak bir hal verir yani. Daha tecelli etmiş yok olmuş ya. Eyvallah. Öyle bir göz verir ki size o nura da dayandırır yani. Bir de bakmışsınız gözünüz içinde nurları seyrediyorsunuz. Alemde nurları seyrediyorsunuz. Halüsinasyon değil abi, birebir. Ha dokunamazsınız halüsinasyon. Ama her bakışta bir dokunuştur, bunu da unutmayın. Her bakış bir dokunuştur. Alemde hiçbir şey birbirine dokunmaz. Evet, kütle olarak dokunmaz, manyetik olarak dokunurlar. Kuvvet uygulaması olarak her şey birbirine dokunur. Her neyse toparlayayım. Nereye toparladık Hatena? Sen kayboldun. Gerçeklik, bitireceklik. Ve sizi gerçeklik alanınız değişir. Öznel olan bir gerçeklik alanına taşınırsınız ve o öznel gerçeklik alanında o gerçeği birebir hissedersiniz, yaşarsınız. Bütün deneyimleriniz hakiki olduğunu göstergesidir. Ha bu aleme döndüğünüz zaman bu alem gene boş değildir. Bu alem gene yalan değildir. Bak, boş ve yalan kavramını özellikle kullanıyorum. Çünkü bunları sakız etmişler ağızlarına. Değildir. Ha fanidir. Sürekliliği yoktur. Onun için bir ayet-i kerime şunu söyler. Siz fani olandan baki olan Allah'ın veçine yöneliniz. Baki olan Allah'ın veçine. Allah baki olan Allah'ın veçine lütfisanla tanıştırsın inşallah diye ne olacak? Velat dali namin. Bak bitirdik şeyi. Halık esmalarını bitirdik. Şimdi soruyu sorabilirsin ve kapatalım. Ha, demin bu süreklilik esmalarını konuşurken dahil konuştuk ya. Ben orada muhit esması ile muhit esmasını karıştırmışım. O yüzden demin oturtamamıştım. Muhit alan demek zaten. Mekan evet, demek. Evet. Mekan sahibi. Allah muhit esmasından bahsediyor. Mekan sahibi demek. İndi Allah bütün mekanların mekanı olandır. Onun için diyor, Yagavs diyor, ben mekanların mekanıyım. Zamanların zamanıdır, mekanların mekanıdır. Her şey Allah'la başlar, Allah'la biter ve Allah'la süreklidir. Fail-i muktat diyorsanız zamanın sahibi olur. Yani çünkü zaman dediğin hareketten ibaret, hareketin ölçümlenmesidir. Zamandan bahsediyorsanız bir varlığın hareketinin ölçümlendirmesinden bahsediyorsun. Allah öznel zaman sanır. Onun için sürekli bir zamanı vardır. Onun için hiçlik dedikleri yere gittiğiniz zaman dahi efendime söyleyeyim zamansız değilsinizdir. Nasıl bir zamansızlık vardır? Bu zamana ait bir zamansızlığınız vardır. Nesnel zamana ait bir zamansızlığınız vardır. Ama orada zamansalsınızdır. Çünkü özneyseniz, şahıssanız, şahıs olarak bir şeyler de ürün veriyor düşünüyorsanız efendime söyleyeyim zamansallık başladı demektir. Önünüze alıyorsunuz çünkü. Ha üç zamanlı olmayı sonra bulmuştur onu söyleyeyim. Çünkü yaratıma başladığında, eser vermeye başladığında bir geçmiş de var ediyor. Ürün veriyor. Ha bunu yaptım, şunu yaptım. Bak seslendim diyor. Bak seslenmesi bile bir ürün vermesi düşüncede. Değil mi? Düşüncede bir ürün veriyor. Habibim diyor seslendim. Bak düşüncede bir ürün veriyor. Ha demek ki geçmişi var. Habibim diye önüne aldı, o anda aldığı biri var. Ha onun sonrası. Ama üç zamanlılık Habibim dediği anda, seslendim sesimi duyan olmadı dediği anda, önüne aldığı zaman da hem o an var ama aynı zamanda gelecek zaman belirimi var. Yani üç zamanlılığı yaratım sonrasında buluyor. Ama tükenmez olarak buluyor. Zamansız oluşunu bu şekilde anlayın. Çünkü bu kavramları bu şekilde karıştıranlar var. Bunun üzerine çok konuşmuştuk daha önceki sohbetlerimizde. Özellikle herhalde birinci tevhid dersimizde zaman üzerine konuşmuştuk. Zaman bizim için özneldir. Nesnel zaman ise öznel zamanda yaşananların bu aleme tezahürünün gereğidir. Yani vakit dediğimiz şey hakkınca yaşamamızın bir gereğidir. Karakterlerin ortaya çıkmasının bir gereğidir. Ussal oluşun bir gereğidir. Ussal olarak belirliyorsunuz. 12 saat dediğiniz ussal bir belirimdir. 24 saat dediğiniz ussal bir belirimdir. 12 ay dediğiniz ussal bir belirimdir. Peki bunların hepsi ne içindir bizim öznel zamanda kıyasla baktığınız zaman?
efendime söyleyeyim, Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının bu alemde beliriminin konuşulmasını, tanık olmasının bir gereğidir. Ha ayrıyeten insanoğlundan baktığınız zaman hakikaten de insanoğlu bu zaman vakit belirimi dediğimiz ustal zaman belirimiyle Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını yaşar. Kahhar olur, celallenir, kahir olur, cebbar olur. Ama vakit belirimi. Ben sana göstereceğim, bak göstereceğim sonra. Ne zaman? 12'de geleceğim yanına. Bak zaman kendisini yaşamasının, kendini gerçekleştirmesinin bir belirimidir. Kendisinin göstergesi, yani kendisini görünüşe taşınmasının da bir nesnesi kılınır. Zaman diye belirlediğimiz aslında 12 saat, 24 saat değildir. Kendimizi görünüşe taşımamızın aracıdır. Ha, doğada öyle bir zamansallık var, o ayrı nesne. Ama kendimizi araç kılıyoruz. Çünkü o zamana aşkın bizim kendi zamanımız var. Ve her varlığın yaşam süresi itibariyle zamansal oluşunda ya o çok şeyli bir konu ya, oraya girmeyeyim. Şey, biznillahü teala da yazmıştım. Yani her varlığın kendi zamanı doğrusal değil. Doğrusal değil. Bulunduğu ortamla da alakadardır. Bulunduğu ortamla beraber kendisinin psikolojik zamanıyla da alakadardır. Şahıs düzeyindeki varoluşuyla da alakadardır. Onu da efendime söyleyeyim. Üzerinde bir ara konuşmak lazım. Ussal derken ama keyfi değil değil mi? Yani yok canım ya, keyfi. Ussal diyoruz. Keyfiyet değil mi? Ussal. Ussal olma keyfiyeti içermiyor. Yani ussal olmanın keyfiyeti var. Yani keyfiyet hal anlamına gelir. Yani ussal olmanın bir durumu var. Ama keyfiyet yani sana bana göre değişen bir şey değil. İlkelere vardınız. Özne olmaya vardınız. Esmaları yaşıyorsunuz şahıs olarak. Ama esmaları yaşıyorsunuz. Bak nesneleri değil. Tatsız tutsuz bir şey var. Tadı böyle bir şey. Bunun da bir zamanı var. Ammenna. Bunları kastetmiyorum. Nesnesini yaşamak ve nesnesini tatmak ayrı bir şey. İlkeleri yaşamak ayrı bir şey. İlkeleri yaşamak demek. İyiyi, doğruyu, güzeli yaşamaktır. Kendiliğini tatmaya götürür demiştik size. Nesneleri tatmak değil, kendinizi ilkelerle tadarsınız. Ve ilkeleri tatmaya başladığınız zaman kendinizden mutmain olursunuz. Çünkü mutmaini kendiliğini tatmak demektir. Bir insan eğer Rahman oluşu yaşıyorsa, Rahim oluşu hakiki olarak yaşıyorsa duygusunda, iyi olmayı duygusunda yaşıyorsa, kendisi öznelliğe taşınmıştır, zamansızlığa taşınmıştır ve mümin zamansız olandır. Bunu da unutmayın. Esmaları hakkıyla hakikiyle yaşayandır. Ve insan-ı kamilsek bu bağlamda zamansızlığı Allah ile buluyoruz. Çünkü öznelliğimizi Allah ile buluyoruz esmaları yaşarken. Ha, onu kalkıp da okumalarla şu alanda bu tezahür ediyor, bu alanda böyle tezahür ediyor, şundan şöyle tezahür etti anlamında okursanız ilmi olarak zamana dair kılıyorsunuz. Niye? Çünkü zamansal olarak artık bir yere ait oluyor artık o konuşma. Ama yaşarken, duygusunda yaşarken direkt oraya taşınıyorsunuz. Evet, nesnel dünyadasınızdır. Nesnel dünyanın kendine ait zamanın akışındasınızdır. Ama psikolojik olarak değil. Psikolojik olarak Allah'tasınızdır. Şahsi olarak Allah'tasınızdır. Nesnel zamana, aşkın bir zamana taşınmışsınız. Kendilik zamanına taşınmışsınızdır. Önemli olan onu hissetmek. Önemli olan onu yaşamak. Yoksa dünyanın gerçeği zaten etrafımızı kuşatmış. Ne yapalım yani? Yiyoruz, içiyoruz, yatıyoruz, nefes alıyoruz. Aa ne güzel doğa manzarası. Yani göremediğimiz yerlerde internetten görüyoruz. Bugün gittim İzlanda izledim mesela. Aa dedim ne güzel ülkeymiş filan. Biraz da korkutucu tabii. Kalkış bize göre değil. Yani bizimki yaz olacak. 12 ay yaz olsa da önemli değil. Ama demek istediğim soğuk yaramıyor. Her neyse demek istediğim o değil. Yani tanımadığımız yerlerde tanıyabilme imkanlarımız var. Ama bu buranın gerçekleriyle alakadar. Ama bizde uyandırdığı anlam ve değerler farklı. Amenna. Ama Allah'a dair yaşadığınız ne varsa sizi Allah'a taşır. Bakın ne diyorduk? Hüvel batın, hüvel zahir. Değil mi? Efendime söyleyeyim. Hüvel evvel, hüvel ahir. Eylemlerinizde görünüş bulan, zahir olan, neden olarak sizde potansiyelinizde gizli duran ve nedeniniz olan evvelde duran. Değil mi? Ammenna. Ne zaman zahire taşıdınız? Direkt ona taşınırsınız. O sırada zaman nasıl akıyor bile bilmezsiniz. Allah'ı yaşarken zaman, nesnel dediğiniz zamandan kopuk yaşarsınız. Kopuk dediğim yani ondan uzak değil, ona aşkın yaşarsınız. Böyle bir ruh hali var. Bu şu demek. Alemde ona kendinizi bırakmışsınızdır. Hakkınca yaşıyorsunuzdur.
Yani alemden kopmamışsınızdır. Hakkınca yaşıyorsunuzdur. Tasavvufun bir parça getirdiği böyle bir şey var. Ama bu alemin gerçeklerinden kopmak anlamında değil. Alemin gerçeklerini de bilirsiniz. Ama hakkınca hakkı yaşamanın gayretine düşmüşsünüzdür ve yaşıyorsunuzdur. Buna dikkat edin. Ama acılar sizi zamana indirger. Dertler sizi zamana indirger. Fırsat bilirseniz, hakiki olarak neyi yaşamanız gerekiyorsa, onu yaşamanıza da sizi taşır. Yani sizi zamana, bu nesnel zamana indirgeyecek ne varsa fırsat bilin. Acılar madem ki sizi indiriyor, şehvet indiriyor, öfke indiriyor, değil mi? Alemin zamanına iniyorsunuz. Öldüreceğim, keseceğim, şu vakitte ultimatum verdim, yapacağım. Zamana iniyoruz. Aslında her inişimizde Allah Allah Azimşan'ın bir esmasını gerçekleştiriyoruz. Amenna. Ama siz bunlara aşkın yaşamak istiyorsanız hepsini fırsata çevirin. Yani duyarlı olduğunuz Allah'ınız olsun. Evet acılar gelir, acılara bir duyarlılık olur, sizi daha çok duygulandırır. Ama orada hakiki olarak yaşamaya çalışın. Rahim olunması gereken yerde rahim edin. Evet bir acı geldi, rahim olmanı gerekiyor, rahim. Bir acı geldi. Bunu daha önce şöyle de konuşmuştuk. Evet, her şeyi sabırla mı karşılayacağız? Hani vurdu bir tane de böyle. Böyle mi karşılayacağız? Yoksa olması gerektiği yerde, olması gerektiği alanda, olması gerektiği ilkeyle mi karşılayacağız? Olması gerektiği ilkeyle karşılayın. Ve her karşılaştığınızda gerçekleşmesine Allah'a taşındığınız zaman belli bir vakit sonra bir de göreceksiniz ki sadece Allah'ta yaşıyorsunuz. Ama yok, patron iş bekler. Evde çocuk aş bekler. İşiniz gücünüz sizi bekler. Yine indik. Fırsata çevirin ya. Yani bu şu demek. Yakin gelsinler diye ibadeti verdim diyor. Veyahut da bana ibadet etsinler diye kalkıp o zaman işinizi ibadete çevirin. Yani oradaki esmayı hakikiyle yaşa. İşini sevmiyor ki adam. Zamana inmiş. Ne zaman geçecek diyor. Saat geçecek de gideceğim. Sev ya. Onu zamansızlığa taşı demektir bu. Ha işini sevmiyorsun. O zaman zamana düştü. Zamansızlığa nasıl taşı? Sev. Nasıl geçtiğini bilmezsin. Adam sohbete gelecek, gideyim mi geleyim mi, gitmeyeyim mi, şöyle mi olur, böyle mi olur? Ya gitsem şimdi bir de fırça atarlarsa, aslında ne olacak yani? Fırça dediğin nedir ki? Bir temizlik aracı. Ha. Ama buraya geldiğiniz zaman, katılıyorsanız, kaç saat geçti önemli, dur çocuğa yetişecektim, ona yedi, bak gene düştük, zamana giriyoruz. Ama yok, baştan itibaren anlam takibi varsa, gene zamansızlığa taşındı. Hangi esmalar tezahür ediyorsa orada? Hangi sıfatlar tezahür ediyorsa orada? Beraber yürüyoruz orada. İşin güzel tarafı şudur, tek başına yürümüyorsunuz. Eklemlenmiyorsunuz da. Yani bir yürüyüş var, oraya eklemlenmiyorsunuz. Katılıyorsunuz. Katılıyorsunuz, önemli bir tarafı var. Aklınızda anlam yürüyüşü sağlanıyorsa, ayrıyeten farklı düşünceler geliyorsa oraya katıyorsunuz haberiniz olmadan. Bunu şöyle anlatayım. Anlam yürüyüşü yürümüyor ya bazen. Hani diyorum çelmeyi yedik diyorum bazen arkadaşlara espriyle söylüyorum. Sebep şu, çünkü anlam yürüyüşü yürümediği anda artık onu o gözlerde fark ettiğin anda sen orada duruyorsun. Akış kesiliyor. O anlam yürüyüşüne devam için geri oraya dönüyorsun. Bir de anlatmaya çalışıyorsun. Bir daha derken bir de bakıyorsun ki sen yolda kalmışsın. Yani zamana düştük. Ama yok, anlam yürüyüşü beraber yürüyorsa hem siz katılıyorsunuz hem ben katılıyorum. Beraber zamansızlıkta gidiyoruz. Kaç saat oldu? 4 saat. Ben halen o zamansızlıktayım. Şimdi bizim çocuklar bekliyor. Zamana düştük. Bak iniyoruz. Bizi çekenler var ya. İsteseniz de istemezsen inersiniz ama inerken dikkatli olun. Zamansızlığı koruyun. İşinizi sevmiyorsunuz, zaman geçmiyor. Sevin. Veyahut da sevmeyi öğrenin. Veyahut da daha sevdiğiniz bir şey varsa onu yapın, orada onu yakalayın. Ama işinizi sevmiyoruz anlamınız İşiniz sizin sıfatınızla alakadar değil, uyumlu değil anlamında değildir. Hani burada kendimi bulamadım, o zaman başka bir işte mi kendimi bulacağım? Belki seni zorlayan alan o, senin sıfatının da gerçekleşmesine sebep o. Yani. Ben de öyleydim mesela. Hiçbir zaman işimi sevmedim. Allah bilir hep zamandaydım. Ama o işimin kendisinde işimi unuturdum, sevmediğim halde. Sevmediğimi unuturdum. Ama düşünürdüm Allah ilir. Akşam olurdu, 12 saat çalışıyorsun, 10 saat çalışıyorsun. Sabah attık, akşam çıkarken akşam olmuş derdim, giderdim. Bir bakardım hafta olmuş, bir bakardım ay olmuş. Sizi zorluyorsa, o zorlayan şey belki sizin hayrınıza. Yani kendinizi orada bulmadığınız şey, kendinizi gerçekleştirmenizin aracı belki.
siz ussal olarak yargıda ben burada kendimi bulmadım diye aslında kendini bulacağının bir yeri. Onun için elinizde, bu şu demek, elinizdeki imkanları, olanakları sakın şeye çevirmeyin. Yani elinizde imkan olarak bulunan şeyleri, efendime söyleyeyim, heder etmeyin. Çünkü o heder ettiğiniz şey bir daha önünüze gelmeyebilir. O sırada size verilmiş bir fırsattır, onu değerlendirmeye çalışın. Yani. O ayrı mevzu işte kriz. Ama fırsat elimize gelmiş, onu değerlendirmek yerine onunla çarpışıyorsak orada bir sıkıntı oluşuyor. Zaten elimizdeki fırsatları da yitiriyoruz. Bazen orayı hissetmekten de şey ediyoruz. Yani orada bizlere bir esma sunulduysa ondan da mahrum oluyoruz. Hissedemiyoruz, duygusunda bulamıyoruz. Elinizdekilere fırsat verin ya. Kanaat aynı zamanda bunu da getirir. Rıza aynı zamanda bunu da getirir. Yani günümüzde popüler çünkü. Burada kendini bulamadıysan başka yerde bul. Yani o senin kendini bulamadığın yer, seni sıkıştıran yer. Sana fırsat işte, sıkış. Düşünceni sıkıştırıyor, kalbini sıkıştırıyor. İyi ne güzel işte. Başka bir şey çıkacak demektir ya. Orada bir şeyler vereceksin anlamındadır. Biraz üstüne çalış, ürün vermeye çalış, bak ne çıkıyor. Bu şekilde değerlendirmeye de çalış. Ha belki doğrudur ama onu da söyleyeyim yani. Belki oraya ait değildir, gönlüne yerleşmiyordur, hissetmiyordur. Ha başka yerde gider, kendini orada gerçekleştir. O da olabilir yani. Ama her yer öyle değildir. Bu sefer kendinizi bulacağım diye bir yerlerde, bir işte heder eder bırakırsınız. Zaman geçmiş, halen kendinizi bulmamış olursunuz. Öyle insan da var. Ya bu işte olmadı, şu işte olmadı, onda olmadı, bunda olmadı. Ya kardeşim hepsi bir araç. O aracın kendisine bin, seni taşıdığı yere kadar. Ondan sonra diğeri belki gelecektir yani. Bu da var yani. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Gelecek hafta karakterlere başlıyoruz. Karakter dediğim ilişkilerde verilen. Bunlar da karakter. Yapısal karakterler bunlar. Yaratıma dair ve yaratımla belirlenen esmaları yapısal oluşuna dair esmalarıdır. Ama ilişkilerde belirlenen tavır ve davranışlar olarak esmaları var Allah'ın. Tutum ve davranışlar olarak esmaları var. Ha nedir bunlar? Hani efendime söyleyeyim cebbar oluşumdan tutunuz da. Tabii birçok esmayı birçok alanda okuyabiliyoruz. Zatta da okuyabiliyoruz. Sıfatta da okuyabiliyoruz. Fiilinde de okuyabiliyoruz. İlişkilerde karakter belirmeyle de okuyabiliyoruz. Ammenna. Ama bazı esmalar var ki kebriya esması, kebir. Mütekebir. Bunlar tamamen ilişkilerde beliriyor. Azam, azim, Rab, Murabbi, Nasir, Fettah. Bunlar hamd. Yani kul olmasa hamd nasıl çıkacak? Hamd esması çıkmaz. Ha övünç bulur. Yani hamid oluşu kendinde bulur. Ama övülme olmasa övünç bulmayı nasıl olacak? Yani birisi sizi övmezse övüncü nereden bulacaksınız? Emeğinizde bulursunuz. Aa yaptım dersiniz değil mi? Ha övüncü öyle buluşu var. Ammenna. Hamid oluşu öyle buluşu var. Ammenna. Ama kulu olmasa yani kendisini takdir eden, onayan birisi olmazsa övüncü buluşu ikinci defa gerçekleşmiyor. Birinin farz edin size, ya abla sen şu işi ne güzel yaptın ya. Ha şu ne kadar doğru bir tespitti. Filan dediğin zaman insanın böyle ruhu okşanır ha. Hakikaten de öyle ha. Koltuklar kabarır filan filan. Bak övünç biliyor. Hamid, Allah hamiddir çünkü. Ama hamid esması kuluyla bulduğu bir esmadır. Şekür esması kuluyla bulduğu bir esmadır. Yani ilişkilerde bulduğu, ortak gerçeklikte bulduğu esmalardır. Artık yavaş yavaş bunları okuyacağız. İnşallah okuyacağız. Şu ana kadar kaç esma okuduk bilmiyorum. Hani bir tanesi sormuş, adam biri tesbih çekiyormuş. Efendi demiş, kaç tane çektin? Yarimi zikrediyorum demiş. Kaç tane olduğunu mu zikredeceğim demiş. Yani esmaların ne kadar olduğunu bilmiyorum ama okumaya devam ediyoruz. Yarimizi okuyoruz. Bir yere varacağız yani. Kaç tane olduğu önemli değil. Önemli olan onu anlayabilmek. Gerçekten Allah'ı anlamak kolay değil ya. Eğer emin olun Allah'ı anlamak kolay bir şey olmuş olsaydı, şu andaki Kur'an okuyucuların hepsi Allah'ı anlamış olurdu, birbirlerine bu kadar girmezlerdi ve bize malzeme çıkartmazlar. Yanlış okuyorsun, yanlış okudun, yanlış okuyorsunuz. Şurası şöyle okunur, burası böyle okunması lazım diye bize malzeme çıkartmazlardı. İyi ki de varlar, malzeme çıkartıyorlar, bizi de başka bir açıdan baktırmaya sevk ediyorlar. Yani benim aklıma 40 sene düşünsem gelmez. Yani efendime söyleyeyim, bizler yeryüzüne dağları sarsılmayasınız diye verdik ayetini o açıdan düşünme 40 sene düşünsem gelmez aklıma. Ama adam öyle düşünüyor. Allah razı olsun demeyeceğim ama yani kardeş öyle düşünüyor. Öyle düşündüğü için bize o fırsatı veriyor. Allah rahmet etsin diyeceğim yani. Ne diyeyim? Değil mi? Çünkü ona sebep veriyor. Bak bir hikmeti var. Ama bizim öyle düşünmemiz için sadece hikmet olduğu gibi bilim alanına katkısı olan bir insan. Allah'ın alim esmasına katkısı olan bir insan. O tarafıyla da veriyor yani. Ürün veriyor. Ha Allah'la barışık değil adam.
O da Allah ile arasındaki sorun yani. Artık her koyun kendi bacağından asılır. Artık derisini mi yüzerler, ateşe mi atarlar, ya gel sana bir fırsat daha mı verelim derler. O da Allah ile arasındaki işi yani. Onu da ben bilmem yani. Hüküm verici Allah'tır. Bilmiyoruz ki. Adam dışarıya karşı belki öyle konuşuyor, zorluyor ama içeride de iman sahibi. Vallahi olabilir yani. Olmaz diye bir şey yok. Yani öyle de bir adam yani. Bilmiyorum yani. Sonuçta bir bakmışsın adam kör yatmış, bir bakmışsın görerek uyanmış. Ya Rabbi ben sana iman ediyorum da işte bu sağdaki soldakiler yüzünden böyleyim falan diye de ikide bir tövbe ediyordur. Bilmiyoruz ki. Aynen, ona bırakalım. Yani onu ona bıraktık yani. O anlamda söylüyorum. Hani demek istediğim bize bir konuşma değil, bak konuşma şey değil, bizim düşüncemize de şekil veriyorlar. Evet. Yani bunlar şey gibi görüyorum, hani dağlık bir bölgede deniz feneri gibiler. Bir ışıkları var. Ama bak burası dağlık, buraya çarpma diyorlar bize. Böyle bir şey. Yanlış bilgi böyle bir şeydir. Yanlış bilgi doğru bilginin feneridir. Yani o fenere baktığınız zaman diyorsun buraya çarpmayayım, burası kayalık kardeşim ya. Allah bize doğru bilgi nasip eylesin, hak ve hakikatinden taviz vermesin ve ilmimizi arttırsın. Yani sanatsal düzeyimizi de arttırsın ya, sanat çok önemli ya. Vallahi sanat çok önemli. Bilindiği gibi değil, sanattan mahrum kaldık. Sanatın önemine emin ol, saatlerce konuşuruz. Yani bunu daha önce de konuşmuştuk. Kuybu kalbimize tesir etmesi için. Yani ayet ussal geliyor. Bak ayet demek ussal. Kalbinize inmesi için sanatsal olması şart. Onun için Arapçaya okunuşunda sanatsal olarak getiriyor sana diyor. Musikisi var her ayetin. Ya en basit dedi kulu Allah vahdi, benim sesim az bir şey böyle çirkin. İçimde sesim çok güzel. Ben dışımda dinlediğim zaman şaşırıyorum, bu ses benim mi diyorum. Vallahi ya. Her neyse velhasıl Kerem şöyle diyor. Bakın en basit şu dışarıdan çirkin diyeyim sese bir kulak. Kulu vallahu ehad, Allahu semad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Musikisi var ya. Bak, kulu vallahu ehad, Allahu semad, Fatiha, elhamdülillah rabbil alemin, errahmanirrahim, maliki yevmiddin, Yasin vel Kur'anil hakim, yine kelamnel murselin. Gidiyor böyle. Niye? Kalplere indirecek. Akli olduğu kadar kalplere de indirecek. Akli olalım derken kalpleri unutuyoruz. Kalbi olalım derken hani romantik kesiliyoruz. Efendim şöyle diyeyim efendim. Akli unutuyoruz. İkisini barıştıralım yani. Akli olduğumuz kadar da kalbi olmayı düşünelim. Evet ben bir sanatçı değilim ama bir sanatçı olmanın ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorum. Allah hakikaten bu dinin faziletini açabilecek güzel sanatçı. Yeniden yorum. Çünkü sanat yeniden yorumlamaktır. Yeniden anlam ve değer dünyasına taşımaktır. Bu zamanın gerçeğinde yaşıyorsak, bu zamanın gerçeklerine göre Kur'an'ın yeniden yorumlanması sanatsal olarak, yeniden efendime söyleyeyim sunulması şart olur. Bu şiirle de olabilir, bu resimle de olabilir, bu sinemayla da olabilir. Ama o dile ihtiyacımız var. Tasvir diline, musavir diline. Hani müzemil, efendime söyleyeyim mücemil, güzelleştiren o estetik diline ihtiyacımız var. Ya Allah bile gerçek kılmak için öyle yapıyor. Şimdi yeni bir doğru söylüyorsun. Neyle insanlara indireceksin? Kafalarına böyledir böyledir dediğin zaman kimse almaz. Herkesin nefsi var. Bir şahlar, hadi lan oradan falan diye kafa tutmaya başlarlar. Hakikaten öyledir. İnsan gerçek önüne gelsin, nefsine dokunduğu için itiraz eder. Ama yok. Uyduruktan böyle abi ya şöyle bir şiir patlatalım gel filan de. O senin söyleyeceğini şiirle beraber ver. Ya bunun üzerine bir düşünmem gerekir der. En basitinden ya. İtirazı bile varsa o şiirsellik, o estetiği kalbine dokunduğu için onun düşüncesini de biraz okşar. Ya sanata her zaman ihtiyacımız var. Sadece bu zaman değil. Yarın da ihtiyacımız var. Davut niye geldi ki? Komşunla efendime söyleyeyim dikkat edeceksin. Hakkını yemeyeceksin. Adam öldürmeyeceksin. Onu yapmayacaksın. Bunu yapmayacaksın. Böyle olacaksın. Şöyle olacaksın. Can 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 böyledir böyledir böyledir. Adamlara gına geliyor zaten. Kabul etmiyorlar. Turu başına kaldırıyor Cenab-ı Hak değil mi? Bir tarih böyle yaşıyorlar değil mi? Davut geliyor onu estetik boyuta taşıyor. Dağları rahmetlik diyor. Ses hakikaten öyledir ya. Bütün varlığınız katılır ona. Yani kuşları efendime söyleyeyim etrafında çevirdik. Dağları rahmetmek demek. O estetik olana hepsine efendime söyleyeyim kattık. Çünkü estetik olana katılırsınız. Güzel olana katılırsınız. Kur'an hakkıyla okunsa şöyle birinin dilinde. Orada susarsınız, unutursunuz kendinizi. Katılırsınız.
Sanat böyle bir şey, katıldığınız bir şeydir. Sizin dışınızda durmaz. İçine girersiniz, en basit bir müzik dinliyorsunuz, sevdiğiniz bir müzik olsun. Sizin dışınızda mıdır, içinizde yaşıyor musunuzdur, katılıyor musunuzdur ona? Katılıyorsunuzdur ya. O müzikle beraber yaşıyorsunuzdur o an. Ve Kur'an'ın böyle bir fazileti var. Ve bizim de kendimizi anlatmanın böyle bir fazilet olmaması lazım. Evet, sanatçı değilim, ruhsal tarafımız çok yüksek. Ama gene de bir şeyler yazmaya çalıştım. Bu sanatçılar ne yapıyor, nasıl bir ruha sahipler diye. Deneyeyim dedim, becerdim de yani. Kendime şeyim o konuda. Efendime söyleyeyim yani, ikna oldum, kendimi ikna ettim. Ha dedim, oluyor yani. Baktım hakikaten de güzel ruhları var yani. Yani Allah'ın güzel bir nefesi var. Onlara başka bir nefes var. Bak, bir alime verdiği nefes ile bir sanatçıya verdiği nefes aynı değil. Birisinde doğaçlamayla, doğuşatla beraber geliyor. Diğerinde ruhsal olarak öyle midir, böyle midir? Sonuçlara bağlı olarak test edecek, o edecek, kafa patlatacak. Böyle mal mal bakacak zamanı geldiği zaman. Kafasını patlatıyor adam, ne yapacak artık? Duyguları sıfıra iniyor adamın. Sıfıra inince de böyle bakar yani herif. Yani hiç çok kitap okudunuz mu 10 saat boyunca? En sonunda öyle bakarsınız. O kadar obezite, hani obezite gibi bir şey yani, ye. En son böyle kala kala insan. Yani azıcık da sanat, yani onu hazmedecek bir şey de lazım. Ama o sırada unuttum. Ya unut. Unutmuyorsun aslında, sen unut gene orada. O sanatla içselleştirdiğin şey. Emin olun hiçbir zaman unutmadığınız şeydir, sizi alır taşır. Hani biraz sonra film izleyeyim, ya biraz önce onu öğrendim, dur onu unutmayayım. Ya bırak, unut. Sen o sırada onu yaparken sana işlendi zaten. Eğer hakkıyla zaten samimi olarak okuduysan sana işlendi. Bazen arkadaşlar gelir, ya bu kadar şey öğreniyoruz, bu kadar şey yapıyoruz, biz konuşmayacak mıyız şöyle? Zamanı gelince konuşursun. Sebep şu, unuttuğun dediğin şeyler aslında biriktirilen şeyler. Vakti gelir birisi bir soru sorar, anahtar tak diye açılıver, Fatiha. Anahtar tak diye bir açılır, bir bakmasın, bülbül gibi şakıyorsun. Aa, bunları unutmuştum. Yok, unutmadın. Gelen kişiye göre özgün bir biçimde kendine çevirmiş oldun. Unutmuş olmasaydın kendine dönüştüremezdin. Unuttuğunuz şeyler kendinize dönüştürdüğünüz şeyler olarak çıkacaktır. Ama unutmadığınız şey filancanın söylediği olarak gelecektir. Aa, şöyle demişlerdi. Ama o sırada sen söylersin onu. Filancanın söylediği olmaz, efendinin söylediği olmaz, şunu söylediği olmaz. Sende özgün bir biçimde ihtiyaca bağlı olarak o sırada çıkar. Aa, daha önce öğretmişti böyle ama bak, başka bir sebepten dolayı çıktı. Başka bir kompozisyonla çıktı. Başka bir anlam yoğunluğuyla geldi çıktı. Ama sen olarak çıktı. Ve kendini bulacağın yer orasıdır. Ama birinin söylediği hep gölgesinde kaldığındır. Ha, unut. Unutmuyorsun çünkü. Çünkü şevk ile, samimiyetle ve sanatsal içeriğe haiz olan bir şeyin unutulmasına imkan yoktur. Bir yerinize işler o, kaydedilir. Gerçekten bir saflığınız da varsa, hani arı duruluk bir duyarlılığınız varsa anlamında, varsa zaten işliyor size. Sohbette unuttunuz gitti burada. Yani. Yarın birisiyle oturur konuşursunuz, tık tık bülbül gibi şakırsınız. Emin olun şimdi konuştuk ya, dışarıya çıkın ne konuştuk dersiniz, unuttuk gitti. Öyle bir vakit gelir ki beraber konuştuğunuz, sizi zorlayan veyahut da bir şeyin cevabını merak eden bir kişi bir soru sorar, tık bülbül gibi şakırsınız. Maneviyat böyle bir tarafı da var. Bir şeyi unutturmuyor yani. Seviyorsanız, şevkiniz varsa, o duyarlılığınız varsa unutturmuyor. Bunlarla haberiniz olsun. Bazıları ezikliğini hisseder. Ya şunu da unuttum, bunu da unuttum, ne olacak filan. Ya ezik hissetme kendine. O zaten olması gereken bir şey. Çünkü ayette de karşılığı var. Aslında bir ayeti de yaşıyorsunuz o sırada. Sizden bir ayet gidersek daha büyük bir ayetle geliriz. Değil mi? Sen orada bir şeyin hakikate dair bir söylemi unutmuşsundur. Ama bir bakmışsın o söylem başka bir cevap arayışıyla beraber, başka birinin talebiyle beraber bambaşka bir şekilde senden tezahür eder. Çünkü sen onu aldın zaten, içselleştirdiler onu. Yani manevi eğitimin böyle bir tarafı da var, bunu da unutmayın. Zaten insan sevdiğini öğrenir ya. Unutsa bile onunla yürür. Ama sanat her şeyden daha çok ihtiyaç duyduklarımızdandır. Bilip, nesnel dünyada hakkı hayretlik makamında, hayret diyorum bak, işlerinde hayret edersiniz. Hayretlik makamında tanık olmak için elbet lazım olandır ve alemde yürüyüşümüz için de lazım olandır ve boş bırakılacak hiçbir zaman bir alan değildir. Felsefe daha doğru düşünmek, daha doğru anlamlı kılmak, yeniden anlamlı kılmak ve anlayabilmek için lazım olandır. Yeniden kavram üreterek, yeniden bir mercekle bakabilmek için lazımdır.
Ama sanat dediğim gibi kalplere dokunmak, içselleştirmek için lazımdır. Gerçek kılabilmek için lazımdır. Yarına taşımak için, miras bırakabilmek için lazımdır. Kültüre dair kılabilmek için lazımdır. Çünkü bakın bilimin kültüre dair oluşunu kolay kolay bulamazsınız. Hani ne yapılır? Efendime söyleyeyim. En basiti ne olur? Ya matematiği öğrendiniz. Kültüre dair nerede kullanıyorsunuz? Ama matematiği sanatsal etkinlik olarak birilerine öğretin. Birilerine yetiştirin. Değer olarak sunun. Hayata dair argümanlarıyla beraber belli bir zaman sonra matematiksel düşünceyi içselleştirmiş bir toplum çıkmaya başlar. Genele yaygın olarak. Arkadaşımın birisi demişti, Hintliler İngilizce algoritma yazmayı öğreniyorlar diye. Adamlar da algoritma yazma biçiminde formasyon geliştiği için o şekilde düşünmeye başlıyorlar ve refleksler geliştiriyorlar gibilerinden bir konuşma yapmıştık herhalde hatırladığım kadar. Yani ne veriyorsanız artık bir şekilde onun hayatının gerçeğini, öznel gerçekliğini belirli kılıyorsa ve genelde toplumun geneline bağlayıcı bir şekilde eğitim sistemine katılıyorsa artık kültürel bir öge de olmaya başlıyor. Çünkü bir formasyon değil, birçok düşünce formasyonunda değil, efendim bir formasyonda birçok kişi değil, pardon bir kişi değil, birçok kişi yetiştirmeye başlıyorsun. Artık ortak bir alanda düşünen insanlar, ortak bir değer oluşturuyorsun, ortak bir düşünce biçimi oluşturuyorsun. Ortak bir düşünce biçimi varsa ortak yargılar olmaya başlıyor. Ortak yargılar başlayınca da ortak bir kültür oluşmaya başlıyor. Şimdi ne yapacaksın o zaman? Demek ki ne sanat lazım ama içselleştirmek için. Yarına da miras bırakmak için. Ya sadece bilmek yetmiyor. Yani burada kastettiğim şey şu. Yani felsefi olarak, bilimsel olarak sadece bilmek yetmiyor. Evet, bileceğiz, anlayacağız. Efendime söyleyeyim ama içselleştirmek için, değer olarak hayatımıza katmak için ve yarına miras bırakmak için sanat şart. Yani hiçbir alanı boş bırakma gibi bir lüksümüz yok. İlişkilerimizde beraber yaşamayı da öğrenmek için hukuku tesis etmeye çalışacağız. Hukuk ne kadar tesis olmuş daha bilmiyorum yani. Bilmiyorum dediğim yani belli denetlenebilirlik doğru dürüst yok. Bu dünya için söylenecek bir şey. Hesap verilebilirlik yok. Dünya için konuşuyorum. Yani Amerika hesap mı veriyor yani? Suriye'dekiler ne? Yani. Efendime söyleyeyim hesap verilebilirlik yok. Denetlenebilirlik yok. Efendim fırsat eşitliği yok. Yok. Yani Amerika'da mı özgürlükler ülkesinden fırsat eşitliği var? Zencilerin ne çektiğini bir onlar biliyor bir Allah biliyor yani. Efendime söyleyeyim bir tanesi daha ne vardı? İktisadi adalet. Ya herkes ben kaptım diye gidiyor. Alanını bırakmamaya çalışıyor. Nerede iktisadi adalet var yani? Etopyalıyı kim düşünüyor? Suriyeliyi kim düşünüyor? Yani düşürmüş olsalar zaten o insanlar orada ihya etmeye çalışırlardı. Kendi kazandıklarını bir parça oralarda da yatırıma dönüştürmeye çalışırlardı. Yok öyle bir dünyada. Ne kaparsan kar. Yani dünyada hukuk yok. O zaman hukuk tesis edilecek. Yani hukukun tesis edilmesi de çok zor bir şeydir ha. Çünkü menfaatlerinizden taviz vermek zorundasınız. Kendi çıkarlarınızdan taviz vermek zorunda. Kimse çıkarından, menfaatinden taviz vermez. En basiti çocukluk devresidir bu. Çocuk kendi menfaatinden taviz vermez. Nefse emare kendinden taviz vermez. Diğeriyle ortak bir gerçeklikte var olmayı kabul etmez. O zaman ne olacak? Cebren olacak. O zaman bütün insanlar bir daha geçmiş olsun. Her an her şey olabilir yani. İnşallah olmaz. Vallahi. Yani akıllılık eder de kendileri karar verir. Ya böyle olması lazım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Vallahi ne Rusya'dan görüyoruz ne Türkiye'den görüyoruz. Yani Türkiye gene bir şeyler söylüyor. Ne Amerika'dan görüyoruz ne Avrupa'dan görüyoruz yani. Neyse. Bu da bir dünyanın gerçeği. Allah'ın bir sıfatı varsa ve Allah o sıfatını tesis etmek istiyorsa vallahi kahar esmasıyla nefse emareyi zelil eder. En sonunda o sıfatını tesis eder. Dünyada şu anda hukuk yok. Evet. Adalet anlayışı var. Kısmen uygulanabilir olarak, görel olarak, lokal olarak hukukun tesis edilişi de var. Kısmen. Ammenna. Ama dünya genelinde bir hukuk yok. En çok ihtiyaç duyduğumuz. Evet bilim var. Bilimin paylaşılması ne kadar oluyorsa, iletişim vesaire var. Eğitim var. Yani burada okuyan bir kişi gidip Avrupa'da, Amerika'da da bir eğitim görebiliyor parasını verince. Amen. Yani bilginin paylaşımı parasını verdiğin zaman var yani yok değil. Yani şu gizli bu gizli diye bir şekilde öğretiyorlar.
Ha, kendine de mal ediyorlar, etmiyorlar değil yani. Yani çok da gizli şeyler varsa tabii öğretmiyorlar, başka bir şey. Sen kendini üreteceksin, bulacaksındır. O da ayrı bir şey. Amenna. Ha, bilgi amenna. Sana kimse sanat yap demiyor. Yani bir şekilde yapmamız gereken bir şey. Ve sanat yap demeyle de yapılmıyor. Adamın eline sazı vermişler 6 yaşında, tıkır tıkır çalmaya başlamış. Yani özünden de gelmesi gereken bir şey. Yani yetenek dediğimiz insanları da değerlendirmesi, bulunması gerekiyor. O alanların açılması lazım. Yani ben şu resmi yapmayla, şu kabartmayı yapmayla, şunu yapmayla sanatçı olmuyorum. Şiir yazmamla da sanatçı olmam. O ruhum benden gelmesi lazım. O doğuşum benden doğması lazım. Doğduğu zaman da sen onunla doğman lazım. Çünkü o seni yapar, sen onu yapmazsın. Sanat geldiği zaman alttan gelir. Onunla sen yeniden doğarsın. Çünkü bilirsin sen yapmıyorsun. O kendiliğinden akar. Bir yetenek meselesidir sana. İnşallah da olur. Ha, öyle insanlara da ihtiyacımız var. Allah gani gani ihsan etsin. Yani ihtiyaca bağlı olarak insan da geliyor, onu da söyleyeyim. Şimdi hukuka ihtiyacımız var. Ona göre şey de gelecek, zorbası da gelecek ama hukuk arayışında olan insanlar da olacak. Sanata ihtiyacımız var. Sanata dair yeterli olan, yetkinli olan insanlar da çıkacak. Bizim ihtiyacımız var. Ve Allah'tan muradımız öyle insanların çoğaltılmasıdır yani. Eğer İslam diyeceksek, yarına miras bırakacaksak sanata es geçmeyelim. Ve sanatçıya duyarlı olmalısın. Yani biraz kulak kapatın. Yani bazen şey oluyor, neydir o? Hani yollarda bir şeyler çalıyorlar filan. Çok da güzel çalıyorlar. Çok tatlıymışsın. Ne güzel, sen yaptın mı yoksa? Ben yaptım tabii. Ha, bak açar mı? Bilmediğimiz lan. Yok, o şey olsun diye yapar yani. Gider yapar. Yani bir şeyler toplama adına değil. O iş nasıl oluyor diye merak eder, gider yapar yani. Öyle bir özgüveni var Ahmet abi. Bende yoktur mesela. Bir sene topladık yani. Taşına gövmeyi topladın mı? İzmir'de bir kale içinde. Kalecik'te bir yaşlı bir abi vardı, ona çaldık beraber. Ben ona eşlik ettim yani. Ara düzen gittik. Akşamleyin beni aradı. Yövme? Yarın yine gelecek misin dedi. Çok güzel. Sesi yüksek. Abi o dakikaydı zaten. Yarın yine gelecek misin dedi. Yövmeyi toparladınız mı? Ben artık burada değilim dedim, gittim dedim. Ha iyi, sen oradan. Demek yövme dediğim, bak hep yövmeyi soruyorum. O yövme dediğim işte yani. Bak, demek ki oraya katılmış bak. O önemli. Çünkü yövmeye cevabı yok. Ben de onu şeye atsın dedim. Yani. Tamam dostum. Para sarsın. Eyvallah. Ne güzel, ne mutlu. Efendim bir de şimdi bunu hukuk falan konuşuyoruz ya. Gelecek bu söylediğim bir esmanın tezi abi var. Gelecek günleri konuşuyoruz ya efendim. Şimdi şeyi çok bir taraftan da gönlüm zevk ediyor. Gelecek günlerle ilgili bir... Allah karamsar etmesin diyor. Yok, gelecek günlerle ilgili bir yazınız olacak sizin inşallah yani. Ama onu gelecek şeyde dünya... yazdım. Beşinci ciltte ve altıncı ciltte geleceğin dünyasına dair bir şeyler yazdım. Hatta kısmen bütün kitaplarında bir parça dokundum. Yarın dualitenin bittiği bir gün değil. Yarın gene diyalektiğin olduğu bir gündür. Yarın efendime söyleyeyim, yarın efendime söyleyeyim yani insanın köşelere çekildiği, geriye atıldığı bir gün değil. Yeniden ürettiği bir gün. Yarın bilimin gene günü olacak. Ama yarın sanatın da olduğu bir gün olacak. Yani tümelinden baktığınız zaman bilimin efendim nereye doğru görürsünüz. Evreler bakın, tasavvuf bize en çok kazandırdığı, bana özellikle ve tasavvuf eline en çok kazandığı şey şu. Bir şeyi evre olarak sürecinde okumak. Bir şeyi evre olarak sürecinde okuyorsanız, bilimde de bayağıdır bu. Hani düşün bir hastalık var, hastalığa evre veriyorlar. Birinci aşaması, ikinci aşaması. Bu şu demek. Sonucundan yani en son aşamasından itibaren neredeyse ona göre tedavi verebilirsin demektir. Ona göre öngörülebilir olarak nelerin yapılabileceğini, nelerin yapılmayacağını görürsün demektir. Şimdi bilimin evrelerinden okuyorsanız, şu evresi, bu evresi şu, değil mi? Ha, sonucu görüyorsundur, ona göre ne yapacağını bilirsin. Bu maneviyatta şöyle işler. Adam gelir bir bakarsın, rüyasını anlatıyordur, kendi konuşuyordur. Adamın hangi evrede olduğunu görürsün. Adem'de mi, Nuh'da mı, Musa'da mı? Ha dersin, daha bunun yolu çok. Veyahut da ne dersin, ha şuraya geldiği zaman şu aşamalar geçiyor, bunda biraz zorlanır, buna biraz katkıda bulunmak lazım. Ha orada katkıda bulunur mesela, anlatımlarda bulunur veyahut da tasarruf varsa tasarruflarda bulunarak ona yardımcı olunur. Ama bu böyledir. Bak evresinden okuduğun zaman nerede olduğunu görüyorsun. Ha ona göre diyorsun yürüyüşün burasında daha var. Veyahut da fena fil şey, fena fil resul, fena fillah diyoruz. Bak evre diyoruz. Hani adamın haline bakıyorsun fena fil şeyde. Ha diyorsun daha var mı? Biraz daha olacak yani. Veyahut da bir bakıyorsun bekası eksik. Ha diyorsun bak burada daha bekada değil. Bunun daha ilerleyişi var. Dikkat etmek lazım. Çünkü bekaya daha tam geçmediyse halen sıkıntılar var. Gel gitler yaşaması var. O zaman yardımcı olmak lazım, ilgilenmek lazım. Ya daha muhatap alacağım bir kişi yok ortada. Bekaya gelsem muhatap alacağım.
Ama BK'ya dahil gelmemiş. Muhatap alamıyorsun. Ne yapıyorsun? Ha daha fena da ilgileneceksin demektir o onunla. Onu okşayacaksın, sırtını sıvazlayacaksın, göndereceksin, gelecek, gidecek. Ne zamana kadar? BK'ya gelene kadar. Yani kendi varlığına gelene kadar. Öz varlığıyla kendini bulana kadar. Buldu mu? Ha, muhatabını buldun. Sen yoluna ben yoluma kardeşim. Arada bir konuşuruz, geziniriz, tozarız, çayımızı içeriz. Niye? Çünkü artık eminsin kendisini buldu. Yani nereye geldiği zaman nasıl yapacaksın, nasıl edeceksin hep evrelerle alakadar bir şey. İnsanın gelişimini evre evre okumuşlar Kur'an'a göre. Efendime söylüyorum. Mesela Kur'an'da söyler. İnsanın üzerinde hiç anılası bir şey yok olmadığı bir zaman derdi. Mesela dehr üzerine yemin ettiği bir şeydir, ayettir herhalde. İnsanın üzerinden öyle bir zaman, şimdi hatırlıyorum. İnsanın üzerinden öyle bir zaman geçti ki hiç anılası değildi. Mesela bazı akıllarım, ki doğru da bir tabirdir o akıllarımın, tatil. Hani evrime yorarlar. Ya insanın bak öyle bir zamanı geçti ki yani ürün vermediği bir zaman. Hani anılası değildi demek tarihi yoktu demektir. Anlam ve değer üretmediği. Anlam ve değeri kabile düzeyinde, avcılık düzeyinde veyahut da başka bir düzeyde. Ha bunu kalkıp evrime yoruyor. Bak demek ki bir gelişimi var. Ammenna tatil. Ama anne karnındayken anılası bir şey miydi? Çıktıktan sonra size ne dediler? Zeliha dediler, Ahmet dediler, Mehmet dediler. Bak anılası bir şey olmaya başladı. Sizin anne karnınızdaki süreç de anlası değildir. Ve tamamıyla bir yani bir düşün yani küçücük bir yerde tamamıyla bir evrim geçiriyorsunuz. Tek hücreli bir canlılıktan efendime söyleyeyim çok hücreli bir canlılığa doğru evriliyorsunuz. Ya balina gibi olduğunuz bir taraf var. Efendime söyleyeyim şey yumurta ya neydi yumurta lavrası gibi benim. Yok şey neydi kurbağa yapmışsınız olduğunuz bir zamana göre. Çok enteresan. Takip ettiğiniz zaman böyle kala kalıyorsun. Nereden nereye getiriyorsun? Kalbinin ilk attığı an. Tık 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 tık. Ve diyor ete büründürürüz. Üzerine de deriyi giydiririz. Estetik veririz diyor ya. Deriyi kaldır estetik diyor. Ya. Ve deri deyip geçmeyin. Sadece estetik aracınız değil. Emin olun tüyleriniz ve deriniz hayat. Sezgisel algınızın bakın sadece dokunma değildir. Sezgisel algınızın en duyarlı sensörleridir. Özellikle kıllar, tüyler, efendime söyleyeyim deriniz. Ben önemli olduğunu vurgulamak adına söylediğim bir şey. Siz kendinizi kurtarmadıktan sonra birçok kurtarıcınız gelir. Ama siz kendinizi kurtarmazsanız size kimse gelmez. Buna da dikkat edin. Allah'ın selamı üzerimize olsun.